Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Haber Türkiye, Türkiye'nin nabzına çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Değerli gazetecilerle beraber ben moderasyonu yapacağım. Onlar ve ben soracağım bu akşam. Kimle beraberiz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin son cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı olan Sayın Muharrem İnce konuğum. Sayın İnce hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Teşekkürler zaman ayırdığınız için. Birçok başlığı konuşacağız. Epey bir zamandır da bir röportaj vermemiştiniz Sayın İnce bildiğim kadarıyla. Ne kadar oldu bilmiyorum ama. Uzunca bir süredir konuşmadı. Uzunca bir süre konuşmadı ve sessizliğini Türkiye'nin nabzına. Habertürk'te bozdu sağ olsun ve daha doğrusu bozacak, onu söyleyeceklerini ben de merak ediyorum. Hem gündemdeki önemli başlıkları hem de siyasi yol haritasını, neden sessiz, ne yapacak Muharrem İnce sorusunu çok soran var. Hepsini konuşacağız. Değerli gazeteciler Nagihan Alçı, Sevilay Yılman, Deniz Zeyrek ve Gürkan Hacır'la beraberiz. Benim moderasyonumda izninizle ilk soruyu arkadaşlar ben yöneltmek isterim Sayın Başkan'a ve arkasından da hemen birçok başlığı konuşalım. Şimdi özellikle çok tartışılan bir dönemde kayyumlar meselesi. Siz Mardin'e gittiniz, Ahmet Türk'ü ziyaret ettiniz, orada açıklamalarda bulundunuz, destek verdiniz. Neden gittiniz, bu ziyareti neden yaptınız ya da neden yapma ihtiyacı duydunuz Sayın İnce? Böyle başlayalım. Birincisi HDP'ye ziyarete gitmedim. Seçilmiş bir belediye başkanına ziyarete gittim. Benim için AK Parti ile çizgilerim neyse HDP ile de çizgilerim o. Fakat açılım sürecine bir an için geri dönerseniz, 2009-10 Kasım'dan itibaren Sayın Erdoğan Sayın Ahmet Türk'le görüşmüştü. Ve o günlerde demişti ki ben başbakan sıfatımla değil AK Parti genel başkanı sıfatımla, parti grup başkanı sıfatımla mecliste görüşüyorum demişti. Yine o günlerde Sayın Ahmet Türk tutuklanınca Sayın Bahçeli bir açıklama yapmıştı. 70 küsur yaşındaki bir kişinin şu anda tutuklu olmasını doğru bulmuyorum demişti. Bülent Arınç, Sayın Arınç'ın dün bir açıklaması var. Ahmet Türk'ün terörle ilişkisinin olamayacağını. Sanırım gibi. Saygı duyuyorum, terör ilişkisi evet, yoktur. Ben de parlamentoda birlikte milletvekilliği yaptığımız dönemlerde, kendisiyle ettiğim sohbetlerde hiç terör yanlısı bir anlatımına tanıklık etmedim. Barıştan yana, aklı başında bu tür söylemlerde bulunan birisiydi. Defalarca bu sohbetleri ettim. Şimdi bakınız, İdem Hanım. Birincisi, bu kişiler savcılığa gitmişler. Halk tabiriyle konuşayım, temiz kağıdı almışlar. Sabıka kaydı almışlar. Sonra evraklarını toplayıp YSK'ya gitmiş bu iş. YSK demiş ki sizin aday olmanızda hiçbir sakınca yok. Sonra milletin karşısına çıkmışlar. Millet de demiş ki bunlara %50'nin üzerinde bir oyla gel Şehrül Emin ol. Belediye başkanı ol demiş. Ve seçilmişler. Şimdi siz diyorsunuz ki teröre yardım ettiği gerekçesiyle seni görevden alıyorum. Bu ağır bir suçlama. Çok ağır bir suçlama. Eğer böyleyse bir mahkeme kararınızın olması lazım. İdare, yürütme, istihbarata dayalı görevden alma yapamaz. Elimde istihbari bilgiler var, ben böyle yapıyorum diyemez. Eğer bir mahkeme kararı varsa savcı bir süreci başlatmış olabilir. Savcı bir süreci başlattıysa, bakın Büyük Millet Meclisi'nde uzun süre bulunmuş birisi olarak söylüyorum. Sizler de gazeteci arkadaşlarımız da bu konuyu yakından bilirler. Herhangi bir konu yargıya intikal etmişse o konu hakkında soru önergesi verilemez. O konu hakkında meclis araştırması istenemez. O konu hakkında görüşülemez, konuşulamaz. Eğer böyle bir yargı süreci varsa yargı sürecini beklemek lazım. Bir diyelim. Şimdi belediye yönetimine el koyuyorsunuz, el çektiriyorsunuz. Melih Gökçe'yi de el çektirdiniz. Melih Gökçe'yi belediyeden el çektirdiğinizde, hangi gerekçeyle öğrenemedik tabii ki, sizin partinizden olduğu için. Peki ne yapıyorsunuz, yönteminiz ne? Belediye meclisi bir araya geliyor, belediye meclisinde bir seçim yapıyorlar Melih Gökçe'nin yerine. Ahmet Türk'e gelince... Olmaz, ben valiyi atarım. Bakın, Sayın Erdoğan belediye başkanı iken belediyeden uzaklaştırıldı. O gün İstanbul Belediye Meclisi'nde Refah Partili meclis üyeleri vardı. ANAP'lı meclis üyeleri vardı. SHP'li meclis üyeleri vardı. Size çok ilginç bir şey söyleyeceğim, sıkı durun. Sayın Erdoğan'ın yerine gelen Ali Müfit Yurtunay'a sadece Refah Partililer oy vermedi. SHP'liler de oy verdi. Anavatan Partililer de oy verdi. Ne dediler biliyor musunuz? Hayır, seçilmiş bir belediye başkanı
görevden el çektirildi. Hak Refah Partisi'nindir. Refah Partisi'nin önereceği kişiye biz de oy vereceğiz dediler. İşte Türkiye'de 90'lı yıllardan Türkiye nerelere geldi? Siz iziniz Ahmet Türk vurgusu çok, yani Ahmet Türk'ü sordum ben Mardin'e ama diğer kayyumlar için de aynı düşüncede misiniz? Bakın ben demokrasiye konuştunuz Ahmet Türk'le, belki siz de detaylı demokrasiye inanıyorsak ilkeli davranmalıyız. Yani Fransız ihtilalinin cumhuriyetçi fikrin bir sözü vardı. Diyordu ki Yahudiler için hiçbir şey, bir Yahudi ismi, Yahudiler için hiçbir şey, Salomon için her şey diyor. Yani bu şu demek, anlam şu. Yani bir topluluğun hakkı olmaz. Bireylerin tek tek hakkı olur. Biz bir kişi hakkında karar verirken ya bu Kürt mü Türk mü, ona göre mevzileneyim. Yani CHP'li bir belediye başkanı görevden alınırsa onu savunayım. Ama HDP'li olursa, Kürt olursa onu savunmayayım. Sayın İnce, neden Ahmet Türk? Yani neden Selçuk Mızraklı ve Van Belediye Başkanı diye özel olarak mı Ahmet Türk'ü ziyaret etmek istediniz? Yoksa diğer ikisiyle de temas kurmayı düşünüyor musunuz? Ben Sayın Ahmet Türk'le birlikte milletvekilliği yaptım. Mecliste defalarca sohbet ettim kendisiyle. Ahmet Türk yakından tanıdığım bir isim olduğu için oraya gittim. Yani şu açıdan sormak istiyorum müsaade ederseniz Ahmet Türk'ü. Kayyum meselesiyle ilgili ben de iki gün önce Diyarbakır'daydım. Hem görevden alınan belediye başkanı Selçuk Mızraklı'yla, evet, hem yerine atanan belediye başkan vekili, valiyle görüştüm. Biraz şehrin nabzını tuttum. Onları belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama şimdi sizin pozisyonunuzla ilgili CHP tabanının içinde kendini ulusalcı olarak tanımlayan kesimde bir takım rahatsızlıklar olduğu da söyleniyor. Yani bu desteğin konjonktürel olduğuyla ilgili mesela benim aklıma CHP tabanının en çok okuduğu ve sevdiği gazetenin Sözcü'nün çizgisi geliyor. Çünkü Sözcü bu kararlar verildikten Sayın sonra... Sayın İnce'nin yaptığı ziyaretle ilgili olarak mı? Hayır, genel yani bu kayyum kararlarıyla ilgili. Politikayla ilgili. Ben oradan size geleceğim. Ne kayyum ne HDP diye bir manşet atmıştı Deniz'in de yazdığı gazete. Şimdi Ahmet Türk'le ilgili bugün geldiğimiz noktada sizin verdiğiniz desteğin arka planını anlatıyorsunuz ama aynı Ahmet Türk'le ilgili yine o tabanın bugün en sevilen yazarlarından biri olan Yılmaz Özdil 2010 yılında yumruk yediğinde birçok insanın içine su serpti. Bu adaletin yumruğu olarak algılandı minvalinde bir yazı yazmıştı yani o dönem. Yani siz CHP tabanıyla Sözcü'yü özdeşleştiriyorsunuz. Elbette. Ama yani bilmiyorum. CHP ben, tabanı çok... Yani şunu ben, demek istiyorum. Yani siz daha bunu bir... Kayyumu savunmak diye bir yazı yazdım ve kayyumu savunanları çok sert bir şekilde eleştirdim. Evet. 40 yıldır... Bakın ben şunu söylemek istiyorum. Yani tabanın içinde, yani tabanın içinde bu kesimde HDP'ye verilen... Bir dakika kendinize konuşmayın. HDP'ye verilen bu destekle ilgili bir takım rahatsızlıklar var mı? Bunun konjonktürel olduğuyla ilgili bir takım soru işaretleri, eleştiriler var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın bu yaptığım hareketten oy kaybeder miyim, oy kazanır mıyım? Böyle bakarsanız hem halk kaybeder hem siz kaybedersiniz. Fransa böyle çökmüş. Yani popülizm öyle artmıştı ki ne zaman ki Fransız siyasetçileri bilimle tanıştılar, akılla tanıştılar, ondan sonra Fransa ayağa kalktı. Ben bir olayda, bir eylemde tavır alırken acaba buradan oy kaybeder miyim? Hiçbir zaman böyle bir kaygım olmadı benim. Yani bir şey geçmişte yani bu, partinizden bir eleştiri ya da ulusal ben partide yönetimde bir ama görevim üyesiz, yok. Üyesiz ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Son dönemde Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisiyim. Ben emir komuta zinciri içinde çalışacak birisi değilim. Ama benim, yine partiden benim, bir ben partiye aykırı bir şey yapmıyorum. Geri dönüştü. Hayır, partinin politikalarına aykırı bir iş yapmıyorum. Ben inandığım bir şeyi yapıyorum. İnandığım bir şey, ben bu kayyumları doğru bulmuyorum. Geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılmasını doğru bulmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi evet verdi, ben hayır verdim. Hayır verilmesini teşvik ettim. Bugün geriye dönüp baktığımda iyi ki hayır vermişim. İlkeli davranmışım. Ben ilkeli davranılmasından yanayım. Siz bunu aynı Ahmet Türk görüşmesinde de hatırlattınız. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiniz. Ettim. Yani şöyle ettim. Öncesinde... Önce gittim. Bütün adaylara, Sayın Erdoğan'a, Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Demirtaş'a 5'er 100 lira para yatırdım. Hatta espri yaptım. Dedim ki yani Erdoğan'a
Onun ihtiyacı yok ama yatırdık dedim. Belki o da bize bir fazladan bir şey yatırır diye hiç zırnık gelmedi dedim bana. Sonra kendilerini ziyaret ettim. Bütün adayları. Demirtaş hapisteydi. Hapishaneye gittim. Ne yapsaydım ne yani? Ayağıma mı şarjı? Ben olumsuz bir şey diye söylemedim. Hiç hayır. Öyle demedim. Ne konuştunuz Demirtaş'la? Hani, detaylı biraz hani Ahmet Türk dışında Demirtaş da şu anda... Bir şey daha söyleyeyim. Deniz Bey bakın. Yalova milletvekili Sayın Şükrü Önder bu Mor Bey'in hikayesinden 70 yaşının üzerindeki adamcağız. Kalp hastası. 8 kişilik koğuşta 28 kişi kalıyordu. Kandıra cezaevine hapse attılar. Kendi arkadaşlarını, kurucu il başkanları. Bir tane AKP'li ziyarete gitmedi biliyor musunuz? Çıkınca Sayın Şükrü Önder dedi ki, ilk ve tek ziyaretçi Muharrem İnce'ydi dedi. Ben İlker Başbuğ'u da hapishanede ziyaret ettim. Mustafa Balbay'ı da ettim. Aklınıza kim geliyorsa. Sayın İnce, Deniz Zeyrek'in sorusu o muydu yani, bilmiyorum. Ben bir şunu kastediyorum. Yani, AK Partililerin de başına bu gelir. Kendi arkadaşlarının geldi. O zaman giderim diyorsunuz. Beni vicdanım yönetir. Anladım. Peki Deniz Zeyrek'in sorusu. Benim kastettiğim şey yani Ahmet Türk özelinde Erdoğan'ı ziyaret bir ettiniz şey... Erdoğan'ı ziyaret ettiniz mi? Erdoğan'ı ziyaret etmedim çünkü o yıllarda bir kere zor koşullar yoktu. Kebap Partisi'yle 4 ay geçirdi. Ben de o zaman siyasette çok etkili bir isim değildim. Yani yıllar önceydi sizin dediğiniz. Yapmayın canım siz de. Yani her türlü mağduriyet. Mağduriyeti nasıl Kebap Partisi? Ya yani, bugün olsa ziyaret ederim. Çok zor bir süreçti. Ama o günlerde ziyaret edecek konumda değildim ben zaten. Peki Deniz Zeyrek? Yani siyaseten üst perdede, üst düzeyde bir siyaset yapmadığınız için. Peki o gün ne düşünüyordunuz mesela? Yani o gün şartlarda... O gün de Erdoğan'ın görevden uzaklaştırılmasını da doğru bulmuyordum. Bunu da doğru bulmuyordum. Yani ama Türkiye'de bunları düşündüğümüzde böyle geriye dönük baktığımızda bunların neden yapıldığını sonra sorguluyoruz elbette. Ama doğru buluyor musun? Hayır doğru bulmuyorum. Yani ister AK Parti milletvekilinin haksız, hukuksuz yere 28 kişiyi... bir odaya doldurarak o sıcakta klima olmayan yere kalp hastası insanların korunmasını da doğru bulmuyorum. Gazetecilerin, generallerin Ergenekon, balyoz diyerek Silivri'de inim inim inletmelerini de doğru bulmuyorum. HDP'li oldukları için teröre destek veriyor diyor belediye başkanı. Peki size bir soru şimdi bakınız. Sıkı durun. PYD terör örgütü mü Türkiye Cumhuriyeti'nin gözünde? Evet. Terör örgütü. Amerika Birleşik Devletleri PYD'ye silah veriyor mu? Veriyor. Veriyor. Dostum Trump diyorsun. Sen terör örgütüne yardım edene dostum Trump diyorsun. Ben Ahmet Türk'e ziyarete gittiğimde terör örgütüne destek veriyorsun diyorsun. Muharrem İnce ile terör örgütü nasıl yan yana gelebilir? Sayın İnce, Ahmet Türk'e ziyarete gittiniz, özür dilerim. HDP başkanlığın önünde Diyarbakır'da protesto eden annelere de ziyarete gidecek misiniz? Onu ayrıca konuşacağız. Ziyaret üzerinden ama. İzninizle birazdan. Deniz Zeyrek'le bu konuyla ilgili ama olduğu bunun için. Bunun üzerinden ziyaret. O ayrı bir başlığımız. HDP'li anneler. Şurayı bir alabilir miyim? Anneleri niye ziyaret etmedin? Hayır, annelere de gidecek misiniz? Gidecek misiniz? Bir onu birazdan, o sorun yanıtını birazdan alacağım. Çünkü başlık başlık gidiyoruz. Deniz Zeyrek, siz Demirtaş dediğiniz için o kaynamasın aradan. Yani şunun için Demirtaş'ı hatırlattım. Yani başlangıçta HDP'ye gitmedin, Ahmet Türk'e gittim dediniz ya. Vurgusu vardı. Evet. Yani aslında sonra da mağduriyetin sadece Ahmet Türk'le ilgili değil, HDP'li oldukları için olduğunu söylediniz. Evet. Yani... seçimlerde, yerel seçimlerde HDP partinize büyük destek verdi. Dolayısıyla hala HDP'ye oradan mı bakıyorsunuz? Yani AK Parti neyse benim için HDP de odur derken hani... MHP de odur, Saadet de odur. Kötü anlamda söylemedim bunu. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Kendimi oraya ait hissediyorum. Diğerlerinin hepsi bir başka siyasi parti. Kötüleme anlamında söylemedim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Diğer siyasi partilerin tümü benim rakibimdir. Ben o anlamda söyledim. Ama yani, bir dayanışma gösterdiniz. Sonuçta ilkesel olarak seçilmişlerin başına bu geldiği için. Tabii. HDP'li olup olmadığına bakmaksızın. Bakmam. Evet. Şimdi HDP il binasına gittim. Evet. Sayın Türk'ü ziyaret ettim. Zaten aynı apartmanda CHP il binası da var. Onları da CHP'ye davet ettim. Geldiler. Bir çay da CHP'de içelim dedim. Orada da çay içtik. Peki Mardin'den devam edelim. Sizin sorunuza geçeceğim. Mardin mi?
Mardin değil, Gürkan. Yani. Evet. Hayır, Mardin değil. Şimdi biraz önce sorduğum soru askıda kaldı. Ben onu, o soruyu ne maksatla sorduğumu da anlatmak istiyorum. Hani siz güzel bir perspektif koydunuz Sayın İnce. Ben de zaten destekliyorum. Bunu da zaten hem yazılarımda hem de yayınlarda gösteriyorum, anlatıyorum. Aynı şeyleri düşünüyoruz, altına imza atıyorum. Erdoğan'ı sormamdaki gerekçeyle, tabii o siyasi dönemde siz etkin bir pozisyonda olmadığınız için belki hapishanesi yattı, cezaevine gitmediniz Pınarhisar'a, ama hani şunu merak ettim. O günkü şartlarda siz bugünkü konumda olsaydınız ne yapardınız? Giderdim ziyaret. Hiç tartışmasız giderdim. Bakın ben insani şeyleri, vicdani konuları siyasetten hep ayrı tutmuşumdur. Yani ben Erdoğan'ı ameliyat oldu, mecliste gördüm, uzaktan gördüm, gittim yanına, geçmiş olsun dedim. Rahmetli annesi vefat ettiğinde gittim yanına, Allah sabır versin dedim. Gerçi Erdoğan, ben babam vefat ettiğinde beni aramadı ama... Aramasa da yine başına böyle bir şey gelse ben bir sonrakinde yine ararım. Demirtaşı, bunu söylerim. Bunu da yüksünmem. İnsani bir ziyaret miydi Demirtaş'ı ziyaret? Yoksa bakın, siyasi değil bakın miydi? Size ilginç bir şey. Söyledim mi bunu bilmiyorum daha önce. Demirtaş'ı ziyarete gittiğimde bana dedi ki Muharrem hocam dedi. Bak dedi Erdoğan miting yapıyor, sen miting yapıyorsun. İşte Akşener miting yapıyor, bütün adaylar miting yapıyor. Ben buradayım dedi. Benim bir teklifim var dedi. Nedir dedim. Birer hafta hapiste yatalım dedi bütün adaylar. Ben de bunu Erdoğan'a ilettim. Dedim ki. Söylediniz mi Tayyip Bey? Aynen söyledim. Dedim ki Demirtaş'ın selamı var. Dedi ki birer hafta sırayla hapiste yatalım. Ben sıramı savdum sen git yat dedi. Doğru söylemiş ama. Bana söylediğini söylüyorum ben aynen aktarıyorum. Oradaki sohbette insani bir şey daha oldu. Bunu söylememde bir sakınca görmüyorum. Kalkıyordum gidiyordum Diyarbakır'da miting yapacak mısın dedi. Tabii yapacağım dedim. Hakkari'de de yapacağım, Diyarbakır'da da yapacağım. Diyarbakır'a gittiğimde dedi eşimi de ziyaret edecek misin dedi. Dedim ki Nazım'ın bir şiirini okudum, 20. asırda güzel şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı diye. Dedim ki hapishanede yatan birisi Diyarbakır'a gittiğinde eşimi de ziyaret eder misin derse bu rica olmaz, emir olur dedim. Benim insanlık anlayışımda bu emirdir dedim. Ondan sonra sonra Diyarbakır'a giderken aradım il başkanımızı. Dedim ki orada kadın milletvekillerimizden kim var? Gaye Ustaer var dediler. Eşim de yanımdaydı. Dedim ki Gaye Hanım, Ülke Hanım'la birlikte, eşimle birlikte Başak Hanım'ı ziyaret edin. Başarılar dileyin kendisine. Ben gidemedim o anda ama eşim gitmiş oldu. Telafi ettik. Bunları ben siyasette olması gereken şeyler olarak... Sayın İnce, mahpus demişken çok kısa bir soru sormak istiyorum. Siz, diyorum Gürkan Kim Hocam. Olursa olsun, bekliyorum, özür dilerim. Tamam. Küçük bir soru. Kim olursa olsun önemli olan mağduriyetin yanında durmaktır diyorsunuz. Tam 3 yıldır tutuklu Ahmet Altan. Bir kitap yazdı ama Türkçe yayınlamayı reddediyor ülkesine kırgın olduğu için. Ama ilk makalesi Türkçe yayınlandı. Ve o 3 yıl mahpusluğunu çok güzel anlatmış. Ben bugün köşemde de linkini verdim. Evet. Ahmet Altan, Osman Kavala, Nazlı Ilıcak, onları da ziyaret etmek ister misiniz, düşünür müsünüz? Tabii ki ederim. Şöyle söyleyeyim. Olmaları gerektiğini net bir şekilde söyler misiniz? Yarama parmak bastınız. Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe gönderdim. Buradan Adalet Bakanlığı'na da sesleniyorum. Osman Kavala'yı ziyaret etmek istediğimi herhalde 1,5 ay oldu. Dilekçeme henüz cevap vermediler. Ben bu ülkede 16 milyon oy almış, 81 vilayeti gezmiş bir politikacıyım. 16 yıl milletvekilliği yapmış birisiyim. Hatta yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre ikinci adamım ya. Yani belki vesile olur. Birinci Erdoğan oldu, ikinci ben oldum. Yani bana 1,5 aydır dilekçeme cevap vermediler. Bugünlerde düşünüyordum bu konuda bir açıklama yapmayı ama sabırla bekledim. Yani sizin aracılığınızla da bunu duyurmuş önemli. Olayım. Evet. Hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ben insanlar arasında bakınız öğretmenliğimi de böyle yaptım. Çocukların yazılı kağıtlarını okurken öğretmenimizin bir tavsiyesiydi bu. Kağıtların isimlerini kapatıp öyle okurduk. Kim olduğunu bilmeyelim diye. Nagihan diye bir kız kardeşiniz vardır. Vefat etmiştir. Ona fazla not verirsiniz.
Ahmet diye, aman alınmasın. Ahmet diye birisiyle kötü bir anınız vardır. Çocuğun adı Ahmet'tir. Az not verirsiniz. Bunlardan etkilenmemek için öğretmenliğimi bir de hep böyle yaptım. Yani kampanya döneminde şunu demiştim, hatırlar mısınız? Ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım demiştim. Evet. Üç anne var burada. O zaman hem Osman Kavala hem Ahmet Altan hem Nazlıcık. Hiç fark etmez ama Türkiye'de ilgili de bakın, belki bir başlık hazır açmışken söyleyeyim. Türkiye'de 272 bin cezaevinde insan var. 272 bin. Aranan kişi sayısı 1 milyon 70 bin. Asker kaçağı çekten şuradan buradan. 1 milyon 70 bin. Hükmün ertelenmesinden yararlanan 1 milyon 40 bin. Ceza davası 7,5 milyon. 21 milyon 640 bin icra dosyası var. Şimdi Türkiye böyle bir durumda. Yani ben 270 bin kişinin herkesi ziyaret edemem. Takdir edersiniz. Ama tabii bu kamuya mal olur. Ama Osman Kavala için 1,5 ay önce dilekçe yazdım. O bakanlık güzel güzel binalarda oturuyor ama peki, saraylarda oturuyorlar da içinde adalet olmadığı için tenezzül edip cevap vermezler. Peki en azından belki evet, bu yayını gönderirlerse ben de aktarırım. Gürkan Açır, evet. Epey beklediniz ama Cumartesi'nde başladık. Sonra Diyarbakır HDP önünde bekleyen annelerle devam edeceğim ama. Ona girmeden ben şöyle isterseniz bir başlangıç yapayım. Şimdi Didem Hanım dedi ki uzun süren sessizliğini bozdu Muharrem İnce dedi. Evet. Gerçekten de öyle epidir. Ekranlarda yoktunuz. Böyle uzun mülakatlarda vermiyordunuz. Şimdi akıllara bu şu soruyu getirdi. Ne oldu da sessizliğini bozuyor Muharrem İnce? Buna mukabil bununla beraber Mardin gezisi için de belki de Ahmet Türk'ü ziyaretiniz için de aynı şey akıllara geldi. Nagihan'ın söylediği yerden ben de devam edeyim. Mesela il başkanınız Sayın Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanınız, geçtiğimiz günlerde 8 ay hapse mahkum oldu. Attığı bir tweetten ötürü. Onun karar duruşması vardı. Mesela oraya niye gitmediniz de kalkıp ta Diyarbakır'a, Mardin'e seyahat yaptınız? Mesela bunu bir hak ihlali olarak görmediniz mi? O da bir hak ihlalidir ama bazılarına yetişemiyoruz. Yani sözcünün bir duruşmasına katılabildim. Diğerine geçtiğimiz günlerde işte. Bu karar buluşması. Bazılarına yetişemiyorsunuz. Yani, bazılarına yetişememek mi yoksa işte Sayın Canan Kaftancıoğlu geçmişten gelen bir kırgınlık diye husumet demiyorum. Asla. Çok üzülürüm böyle olursa. Ha, böyle düşünülüyor parti hayır, içinde. Hayır. Böyle bir başkasına gideriz. Bakın bu doğru değil. Telefon ettiniz mi Canan Hanım'a daha, sonra? Yeni görüştüm. 9 Eylül günü görüştük. Bakın böyle bir şey olamaz. Ben Cumhurbaşkanlığı kampanyasında Sayın Kaftancıoğlu bizim il başkanımızdı. Aynı minibüsün içinde İstanbul'un hemen hemen 20 ilçesinde miting yaptım. Yeterli desteği gördünüz mü peki? Onlar ayrı bir şeydir. Yani eksik olur, yanlış olur. Eksik yapılmıştır. O dönemde yanlış yapıldı mı size? Oralara geleceğiz. Konuyu dağıtırız yani. Bakın konu bir yıldır neredesin? Bamteli orası galiba senin. Hayır bir yıldır neredesin? Bir yıl oldu mu arada siz en son? Tabii 24 Haziran işte. İşte onun sonrasında bir galiba bakın, mülakatlarınız olmuş. Bence bunu medyaya niye sormuyorsunuz? Bir yıldır neredesin? Ama şuraya davet mi edilmediniz? Hayır. Sayın İnce ben şunu belirteyim ama ben sizi ben yayına Sayın İnce'yi davet ettim. Sağ olsun o da kabul ettiler. Hatta bana bu yayını neden yapıyorsun? İşte nereden çıktı? Bir amacınız mı var? Ne alaka? Ondan sonra siyasi mühendislik mi yapıyorsunuz diye bana soranlar oldu. Ama ben, ya gazeteciliği bile böyle gördükleri için ben kendi adıma çok üzüldüm. Ben Sayın İnce'yi kendim davet ettim. Sağ olsunlar geldiler. Çünkü ne zamandır ne yaptığını çok merak ediyordum. Mardin seyahati ve sonrasında siyasi yol haritasında gerçekten çok merak ediyordum. Yaptım sadece gazetecilik. Şunu anlatayım bak. Evet. Şimdi yerel seçim yaşadık değil mi? Hatta İstanbul'da iki kez yaşadık. Ben bu yerel seçimde 30 vilayete gittim. 30 vilayete. 85 miting yaptım. Hiçbirinde haber olmadık kardeşim. Ne yapayım ya? Allah'tan sosyal medya var. Medya ilgi göstermedi. Size. Kaz Dağları'na gittik. Kaz Dağları'na giden hemen oraya protokole oturmadım. Bazı sayın önünde toz toprağın içine gittim oraya yere oturdum. Konseri dinledim. Haber olmadık. Mardin'e gittik. Sizin televizyonunuzda haber olduk mu? Olmadık. Olmadık. Canım, haber mutlaka. Hayır baktırdım buraya gelirken. Olmadık. Ama ben hemen haber merkezine... Yani, mümkün değil yani bak, sizin. Hatta olmadık. Biz yayınlarda bak, da konuştuk. Bir şey söylüyorum. İkinci İstanbul televizyonda seçimi. Televizyonda olmamış olabilir ama Habertürk.com'da oldu. Bak mutlaka oldu. Televizyonda olmadı.
Onu bilmiyorum. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar, Sayın İmamoğlu'na medyada çok daha geniş yer ayrıldığını mutlaka düşündünüz. Nasıl Nagihan Hanım? Sayın İmamoğlu'na medyada çok daha geniş yer ayrıldığını. İmamoğlu'na fazla yer açıldı. İmamoğlu'yla aramda bir çelişki yaratacağını düşünüyorsan hiç boşuna uğraşma. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Siz bak, diyorsunuz ki deneme. Bana medyada yeterince deneme. Yer değil. Ben 55 yaşındayım. Hiç deneme. Ben bir şey hiç de... girmem o işlere. Ben yine söylüyorum. Biz gazeteciyiz. Hani benim arkadaşımdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Konular da alıyor da. Hiç, ama... hiç girme. Yani çıkmaz. Oradan ekmek çıkmaz. Rakibiniz değil diyorsunuz. Arkadaşım benim. Niye rakibim o? Aynı partinin siyasi akrabam benim. Tamam. Şimdi neden sessizliğine bozdu? Sorular tam havada yani kaldı. Canan Kaftancıoğlu üzerinden sormuştum. Şimdi akıllara şu soru geldi. Ya bence aslında şu 24 Haziran'a... birazdan gelelim. Evet, bir peki. Bir sorusu. 4 saat benim oradan süremiz var. Merak etme Sevilay. 4 saat var. Tamam, yani. Peki. Şimdi herkesin akıllarına şu geldi. Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay sürecine hazırlanıyor. İlçe kongreleri yapılacak. Bunun için de parti meclisi olağanüstü toplantıya çağrıldı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Orada da belli yönetmeliklerin düzenlenmesi planlanıyor diye duyduk. Bir de herhalde biraz af konusu da söz konusu. Yani partiden uzaklaştırılan isimlere bir yeni af gündeme gelecekmiş. Resmi gündemden söylüyorum. Şimdi bu hazırlıkların yapıldığı ortamda siz suskunluğu bozunca bir, iki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Onu hani ayrıntılı konuşacağız ama. Delegasyon, ama şu işte Doğu ve Güneydoğu önemli bir delegasyondur. Evet. Önemli bir delegasyondur. Sizin Batı illerindeki popülerliğinizi ve sempati rüzgarını biliyoruz ama bir de Doğu ve Güneydoğu delegasyonu var. Bunlar çok parti içi işler ama hani önemli olduğu için söylüyorum. Acaba oraya bir gül atmak mı, mesaj atmak amacıyla mı gittiniz diye kamuoyunda sorular da var. Bunlara ilişkin ne diyeceksiniz? Yani doğrudan hak talebine... Doğru değil bu. Doğru değil. Yani şöyle doğru değil. Biz kurultay... toplama, imza toplarken bakarsanız Batı'dan mı fazla imza almışız, Doğu'dan mı? Nereden aldınız? Doğu'dan aldık daha öyle fazla mi? İmza. Yani bu bilgi doğru değil bir kere. Bu soru düşer. Yani soru düşer. Bu doğru değil. Kurultaya ayrıca geleceğiz aslında ama. Bütün, bakın bir şey daha bunları konuşmak için yani aday olacak mısınız sorusuna hayır olmayacağım derse Sayın İnce. Onu biraz az sonra bir diyelim mi? Hayır, bir dakika, onu az sonra. Baştan sormak onu biraz daha. Hayır, bir dakika. Şimdi şöyle ona da kesin cevap vermez ama bence. Bir dakika, bir saniye. Benim bitmedi sorum. Hayır, Kürt açılımı, CHP'nin... Biliyorum ona geleceğim ama Kürt meselesiyle ilgili Kürt açılımı... Oradan bir akışımız var, oradan devam etmek istiyorum. Evet. Siz HDP'li annelerle ilgili, evet. HDP'nin önündeki annelerle ilgili evet. Soru sormuştunuz. Onu bir daha sormak ister misiniz? Ahmet Türk'e ziyarete Mardin'e gittiniz. Diyarbakır'da HDP il binasının önünde çocuklarını PKK'dan isteyen... Yani annelere de ziyarete gitmeyi düşünüyor musunuz? Ben gittiğimde böyle bir eylem yoktu. 26 Ağustos. Benim gittiğimde yoktu evet. Daha sonra olduğu için. Yoksa gittiğim... Önümüzdeki süreçte düşünüyorum. Giderim tabii niye gitmeyeyim? Bakınız. Buradaki bu akşam bütün konuşmalarım her konu dahil bir tanesini ayrı tutarım. Anneleri. Ama Diyarbakır'daki anneyi ama cumartesi annesini ama şehit annesi. Benim için anneler en ayrıcalıklıdır. Çok dikkatli konuşmayı seçerim. Aman onları incitmeyeyim diye. Aman. Bu benim hem milli görevimdir hem dini görevimdir. Çok güzel. Ben asla o anneleri incitmek istemem. Bir anne nerede hak istiyorsa orada arar. Oğlunu nerede istiyorsa orada arar. İster HDP'nin önünde, ister CHP'nin önünde, ister AK Parti'nin önünde. Hiç fark etmez. İster Cumhurbaşkanlığının önünde. Bir annenin evladını aramasından daha doğal, daha insani, daha vicdani, daha bundan daha ötesi olamaz. Bence çok güzel söylüyorsunuz. Sınır bu. Evet. Peki partinizin bu annelere yönelik tavrıyla ilgili ben parti adına konuşamam Nagihan Hanım. Biliyorum. Yok, siz ben, ne düşünüyorsunuz kendi ben doğrularımı partinizin? Defalarca sizle sohbet ettik. Benim kendi doğrularım vardır. Doğrularım benim vicdanımdır. Evet. Bakın ana vatan sizin diyoruz. Doğrularınız üzerinden yorumladığınızda CHP'nin tavrını nasıl buluyorsunuz? Bakın ana vatan diyoruz. Ana vatan. Ama ana vatanımızda analara ağıt yaktırıyoruz. Ana haber diyoruz televizyonlarda ana haber. Ana haberlerde kadın cinayetlerini anlatıyoruz. Evet. Anayasa diyoruz. İlkellikleri dolduruyoruz anayasanın içinde. Yani ana vatan, anayasa, ana haber... Hepsinde analara bir hakaret var, bir kötülük var bunların içinde. Ben bu annelerin bunlara söyleyecek hiçbir şey bulamam. Asla eleştirmem onları. Haklarıdır ama şunu söyleyeceğim. Bunu söylemezsem eksik olurum. Şimdi bu çocuklar
kaçırıldı ya da gönüllü gitti. Nereye gittiler? PKK'ya. Değil mi? PKK bir terör örgütü. Kurucusu kim? Lideri, elebaşısı kim? Abdullah Öcalan. Nerede? İmralı'da. Peki Nevruz'da Abdullah Öcalan'ın mektubunu milyonlara okuttu mu Erdoğan? Okuttu. Peki son yerel seçimde bir akademisyeni gönderip seçimden oy istedi mi Öcalan aracılığıyla? İstedi. Peki kardeşini TRT'ye, devletin televizyonuna çıkartıp oy istedi mi partisine? İstedi. Analar için yapsın şimdi aynı şeyi. Madem oy isteyebiliyor Abdullah Öcalan'dan, onun aracılığıyla milletten oy isteyebiliyor. O ana, yani bize diyor ki şimdi, o annelere destek olmadınız. Ya sen oy için Osman Öcalan'ı televizyona çıkardın. Şey mi diyorsunuz, Öcalan... Yardım istesin o zaman. Ha, Öcalan çağrı yapsın. Bu hayır, çocukları... Erdoğan istesin. Seçimde oy istiyor ya. Yani Öcalan'dan istesin. Ya istesin. Bu çocukları yani bırakın diye açıklama belediye, yapmışsınız. Yani bu anneler Binali Yıldırım'dan daha mı az değerli? Binali Yıldırım için rica ediyorsun. Televizyonlara çıkartıyorsun. Binali Yıldırım'a oy isterken yapıyorsun bunu. Bu anneler, bu kadınlar daha mı az değerli? O zaman onu yapsın. Ben de böyle söylerim. Evet, peki. Şimdi ama yine çözüm meseleden... süreci çok doğru bir süreçti. Yani o süreç aslında tamamlansa belki bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Bilmiyorum. Onu ayrıca konuşacağız mı? Yani siz sıklıkla çünkü oraya gidiyorsunuz. Doğru buluyor musunuz? Çözüm sürecini nasıl doğru? Ben bir dakika, bir saniye. Bir kere çözüm süreci uzun yıllardan sonra bir barış atmosferi sağlamıştı. Ve hakikaten eğer sonuna kadar götürülebilse bugün Türkiye bence en önemli sorunu çözmüş olacak. Kendi aranızda tartışmayacaksınız değil mi? Şimdi bakın bunu Gürkan Hacı itiraz ediyor. Bunu tarihiyle anlatmazsak eksik. Ama ben sorayım da siz öyle anlatın. Peki. Onu oradan oraya bağlamak beraber cevap verirsiniz. Şimdi Sayın İnce, Cumhuriyet Halk Partisi işte 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra işte yerel seçimler 31 Mart. Ondan sonra işte ikinci yenilenen İstanbul seçimi falan derken sizinle beraber başlayan Kürt tabanıyla veya HDP'ye oy verenlerle yakınlık devam etti. Ve bu devam ediyor hala. Dolayısıyla özellikle Sayın Genel Başkanınızın Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kürt edebiyatçılarıyla bir araya gelip yaptığı konuşmayı çok önemsiyorum. Evet. Orada özellikle işte Kürtçe dil kursları için İSPEK'te bir bölüm açılacağını ve Kürtçenin ana dili olduğunu ve bunun bir hak olduğunu, buna dair bir çalışma olduğunu söylemesi benim için altı çizilecek kıymette, değerde şeyler. Evet. Bunu tartıştık. CHP Kürt açılımı mı yapıyor, yapacak mı, yapabilecek mi? Ben şunu soruyorum size. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir ferdisiniz, bir üyesisiniz. Geçmişte çözüm sürecinde nasıl bir duruş sergilerinizi de biliyorum. Biliyorum. Evet. Hatırlıyorum. Çok sekter, çok dik bir duruşunuz vardı çözüm sürecine karşı. Bir karşıt bir şeyiniz vardı. Haklıydı. Bilmiyorum. Haklısınız değilsiniz, onu tartışırız. Tamam, soru ne? Soru şu. Şimdi aynı çözüm sürecini eğer Cumhuriyet Halk Partisi başlatırsa, eğer derse o kararlılıkla, o cesaretle yola çıktık, devam ediyoruz derse siz neresinde olursunuz? O günlerde ben grup başkan vekiliydim. Evet, hatırlıyorum. Grup başkan vekiliydim. AKP'linin biri çıkıyordu kürsüye, Atatürk'e laf söylüyordu. İniyordu, HDP'li geliyordu, İsmet Paşa'ya söylüyordu. AKP'li çıkıyordu, İnönü'ye laf ediyordu. HDP'li çıkıyordu, Atatürk'e laf ediyordu. Modaydı. Tek parti dönemine, CHP'ye ortak saldırıyorlardı. Ben de grup başkan vekili olarak bir ona cevap veriyordum, bir ona cevap veriyordum. Yaptıklarımın hepsi doğrudur. Söylediklerim, bütün cümlelerimin arkasındayım. HDP'li vekillere döndüm. Ben sizinle birlikte Cudi Dağı'na geleceğim. Siz benimle birlikte Türk Milli Maçı'na gelecek misiniz dedim. Bakın söylediğim şey şu. O günlerde söylediğim şey şu. O günlerde ortak olmuşlardı, akraba, kanka olmuşlardı. Atatürk'e, CHP'ye sürekli küfrediyorlardı. Ben de hararetle o günleri savunuyordum. Söylediğim söz şudur. Türkiye'de %5'lik bir kesim var. Bu %5'lik kesim terörü lanetlemiyor. Terörü kınamıyor. Bir %5'lik kesim de bu tarafta var. 180 derece bunlar.
Bu da en iyi Kürt ölü Kürt'tür diyor. Ne bu %5'e bakacağız, ne bu %5'e bakacağız. Uçlardaki bu %5'i kenara atmamız lazım. Bunlarla uzlaşma olmaz. Bunlarla çözüm olmaz. Yani Muharrem Bey, siz mi değiştiniz, HDP mi değişti? Hayır, ben değişmedim. Atatürk yine kırmızı çizgim. Yine Atatürk'e laf ederlerse yine cevabını veririm herkes. Partinin de kırmızı çizgisi herhalde, değil mi? Öyle mi? Benim kırmızı çizgim. Partinin kırmızı çizgisi olmazsa olmaz zaten. Bu konuda şüpheniz... Kurucusu. Şüpheniz var mı? Hayır, yok tabii ki canım, olur mu ya? Olur mu? Neden şüphem olsun? Yani kurucusu, bakın. Şu açılım sürecini bir anlatayım. Bir soru sorayım mı Muharrem Bey? Mesela CHP Genel Başkanı olsaydınız. Şöyle, evet. Gene Mardin'e Ahmet Türk'e ziyarete gider mi? Hiç tereddütsüz. Tereddütsüz. Bakın, tereddütsüz. Dokunulmazlıklar konusundaki tavrımı biliyorsunuz. Selahattin Demirtaş ziyaretinde biliyorsunuz. Ahmet Türk ziyaretinde biliyorsunuz. Bakın, bu toplumda eğer bir tavır alırken bu Alevi mi Sünni mi diye bakarsanız, bu Türk mü Kürt mü diye bakarsanız çözemezsiniz sorunları. İlkeniz olur. Benim ilkelerim var. Ben ilkelerime bakarım. Bir, yaptığım iş hukuka uygun mu? Bilime uygun mu? Evrensel kurallara uygun mu? Kamu yararı var mı? Vicdanıma uygun mu? Dünya görüşüme uygun mu? Bunların hepsi uygun diyelim ki. Oradaki kişi de bir Roman. Fark etmez ki benim için. Oradaki kişi bir Ermeni. Benim için fark etmez. Yani bir çocuğun ölümü. Benim için bir çocuğun Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Rus, Ermeni, Amerikalı, Kolombiyalı olması fark etmiyor benim için. Çocuk benim gözümde, bütün çocuklar aynı. Peki partinizin şu anki Kürt meselesiyle ilgili aldığı pozisyonu nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama açılım eksik kaldı. Eksik kaldı. Anlatayım. Hem onu hem CHP'nin bir açılım yapmasına gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorunu konusunda kafa yoran bir parti. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi 89'da o zamanki SHP bir rapor hazırladığında bize ne dediler? Kürtçü dediler. 1954'te Millet Partisi kapatılmak istendiğinde CHP karşı çıkıyor. CHP'ye irticacı diyorlar. Deniz Gezmişler idam edilmesin dendiğinde CHP'ye anarşist diyorlar. Ortanın solu dediğinde İsmet Paşa CHP'ye komünist diyorlar. Ergenekon, balyoz, numara bunlar dediğimizde darbe postal yalayıcısı, faşist diyorlar. Kayyum atanmasın dediğimizde terörist diyorlar. Ya bu insanları doğru düzgün yargılayın dediğimizde FETÖ'cü diyorlar. Birileri size bir şey diyor diye Allah insanı yakışır iftiradan korusun diye bir laf vardır. CHP'ye bunlar yakışmaz. Bakın, açılım sürecinin başladığı gün 10 Kasım 2009'dur. Allah'ın bütün günleri kabağa girdi. Bula bula 10 Kasım gününü buldular. Niye 10 Kasım? Neden o gün başlatıyorsunuz? Yani diyorlar ki Atatürk'ü sileceğiz, canınızı sıkmayın. Oslo, Habur, valilere talimat, törenler. Bu görüşmelerden sonra iş nerede değişti? Bakın, ben size anlatayım. İş nerede değişti biliyor musunuz? 2015 seçimlerinde Erdoğan çıktı, dedi ki bana 400 milletvekili verin, bu sorunu çözeyim dedi. Yani ne istedi? 2015 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin seçime girmesini istemedi. Peki Selahattin Demirtaş ne dedi o zaman? Seni başkan yaptırmayacağız. Dedi mi bunu? Evet. İşte Erdoğan'ın kafasındaki HDP orada başladı. Şimdi Sayın Bahçeli'ye buradan sesleniyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerinden 1 Kasım 2015'e giderken HDP kabul etseydi Erdoğan'ın teklifini, seçimlere girmeseydi Erdoğan 400 milletvekili çıkaracaktı. Bir, Bahçeli'ye ihtiyacı kalmayacaktı. İki, o 400 milletvekiliyle anayasayı ne hale getirecekti? Hep beraber düşünelim. Yani sonuçta Muharrem Bey, siz Kürt meselesine ulusalcı reflekslerle mi yaklaşıyorsunuz? Şimdi açılım süreci zinhar yanlıştı diyorsunuz. Ama Kürt halkına sorulduğunda çok büyük oranlarda açılım süreci, evet sonu yanlış bitmiş olabilir. Ama açılım sürecini ben Ekim 2009'dan itibaren alıyorum. Son demlerine kadar özellikle Güneydoğu'da çok rahat nefes aldıran bir süreçti. Niyet olarak çok cesur ve çok aslında Türkiye'nin kronik sorununu çözmeye yönelik bir süreçti. Siz o süreçle ilgili
yanlıştı diyorsunuz. Yani dolayısıyla bu meselelerle ilgili kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bakın, Kürt sorunu AKP ile birlikte başlamadı. Kürt sorunu Cumhuriyet'le birlikte de başlamadı. Kürt sorunu 200 yıldır var. 1800'lerden beri. Şimdi adını doğru koyalım. Türkiye'nin demokratikleşme sorunu var. Özgürlük sorunu var. Türkiye'nin terör sorunu var. Türkiye'nin bir de Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek ilerici bir eylemdir. Gerici bir kafayla çözülemez. Bu ilerici bir eylemdir. Bir kere demokrasiye inanmak lazım bunu çözmek için. Bu böyle çözülecektir. Başka türlü bir çözümü yok bunun. Ama yeri neresidir çözüm yeri? Büyük Millet Meclisi'dir. Halktan kaçırarak Oslo'da işte bak istediğinizi vali yaptık, istediğiniz kaymakamları görevden almadık. Bunları söyleyerek bu sorun çözülmez. İnsanları kandırarak da bu sorun çözülmez. Yapabileceklerinizi söyleyeceksiniz. Kandırılıyor mu şu anda diyorsunuz? O süreçte kandırıldı. O zaman. Yapamayacağın şeyler var. Bunları niye söylüyorsun? Bakın Türkiye'de bu Kürt hareketi diyeyim buna. Tanımlamaları da yanlış yapmayayım. Üçe ayrılıyor biliyor musunuz bu talepler? Birinci talep. Bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyen ayrılıkçı bir grup var. Terörle bunu çözmek istiyor. İki, federasyon özerklik isteyen bir grup var. Üç, ben Kürdüm, benim sorunlarım var, benim sıkıntılarım var, dertlerim var. Bunları çöz ama beraber yaşayalım diyen bir grup var. En büyük grup zaten. İşte önemli olan bu grup. Bakın bu grubu ciddiye almalıyız. Bu grubu... HDP hangisinde? Ortaya karışık yapıyor. Ortaya yani karışık içinde... yapıyor. Olmaz işte tavır koyacağız. Bakın hepimiz, bütün siyasetçiler, Türkiye'de iddiası olan bütün siyasetçiler şu soruyu soracak kendine. Bir, beraber mi yaşayacağız? İki, yan yana mı yaşayacağız? Üç, ayrı ayrı mı yaşayacağız? Ayrı ayrı yaşayacağız diyenlerle onlarınki Kürt sorunu değil. Onlarınki Kürdistan sorunu. O demokrasiyle çözülmez. Yapabiliyorsa yapacak onu. Onun çözümü demokrasi değil. Bitireyim lütfen. Tamam. Şurayı bitireyim. Bak. İki soru alacağım hemen. Kürt sorunu ne biliyor musunuz? Kürt sorunu şu. Ben ayrı devlet kuracağım demek o Kürt sorunu değil. O Kürdistan sorunu. Onun çözümü demokrasi de yok. Beraber yaşayalım. Ama benim kültürel sorunlarım var. Dilimle ilgili sorunlarım var. Benim eğitimle ilgili sorunlarım var. Ben bunları seninle tartışmak istiyorum. İşte bu Kürt sorunu. Bunu çözeriz. Ben buna inanıyorum. Buna nasıl inanıyorum çözeceğimize? Bir kere samimiyet kuracağız. Samimiyetle. Söyleyeceğiz. Yani eğitim dili, eğitim hakkı, ana dil. Bunları tartışmayacağız. Yani bilmeden tartışmayacağız. Eğitim alma hakkı başka bir şeydir. Ana dilini öğrenme hakkı başka bir şeydir. İkisini birbirine karıştırmayacağız. İkisinin yani birlikte olduğu ana dilde eğitim var ama. Bakın bir dakika işte yani bütün saçmalık. Yani ana dilde eğitim doğrudur mu diyorsunuz? Hayır, Kürtçe bütün saçmalık burada eğitim başlıyor. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları benim için esastır. Eğer modern dünyada yaşamak istiyorsak ben Cumhurbaşkanı seçilseydim ne yapacaktım? Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmak için uğraşacaktım değil mi? Modern dünyayla yaşayacaksak biz, ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını ciddiye alırım. Dinle ilgili kararlarında şunu söylüyor. Bir diyor, çocuğun dini inancını açıklamaya mecbur edemezsin. İki, çocuğun ailesinde öğretilenle okulda öğretilen çelişemez diyor. Yani o zaman ana dilde hakkı... Ona da geleceğim. Ya mesela Aleviler için şöyle oluyor. Çocuk okula gidiyor, öğretmen diyor ki dört mezhep haktır. Hanbeli, Hanefi, Maliki, Şafii diyor. Haktır, diğerleri sapık mezheptir diyor. Çocuk eve gidiyor, annesine soruyor. Annesi diyor ki biz Aleviyiz. Çocuk çelişiyor, yani bunu yapamaz devlet. Devlet bunu yapamaz. Peki bu konuyu tamamlayacağım. Şimdi geleyim dil konusuna. Dile de söyleyeyim. Dil diyor ki, dil konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir diyor. Bir, bu devletin işidir diyor. Her devlet kendisi karar verir. Ben Türkçe eğitim aldım. Ana dilim Türkçe olduğu için Türkçe eğitim almadım.
Resmi dilim Türkçe olduğu için Türkçe eğitim aldım. Çocuğun diyor hangi dilde eğitim yapacağına bir devlet karar verir. İki diyor büyük toplulukla ilişki kurması kolay olmalıdır diyor büyük topluluk. Üç diyor buradaki bir diğer konu da eğitim tartışmasını egemenlik tartışmasına dönüştürmeden söylediği şey şu. Bu çocuğun entegrasyonunun kolay olması lazım diyor. Muharrem Bey ben hiçbir şey anlamadım. Yani siz ana dilde Kürtçe eğitim verilmesini bir hak olarak görüyor musunuz? Ama şimdi siz eğitimi bilmiyorsanız ben size anlatamam. Yani eğitim alma hakkı başka bir şey. Ana dili öğrenme hakkı başka bir şey. Şimdi burada siyasetçi Muharrem Öncü dili ana dilde eğitime karşı. Hayır mı? Bak anlatıyorum. Bir, çocuğa resmi dilde eğitim yapmaya mecburuz. Büyük toplulukla ilişki kuracak. Ana dilde eğitim olmuyor zaten. Bir, resmi. İki, ana dilini öğrenecek çocuk. Hiçbir... Kim öğretecek onu? Devlet öğretecek. Devlet öğretecek diyorsunuz ama ana matematiği hangi dilde öğrenecek? Bakın matematik... Fiziği hangi dilde öğrenecek? İşte bak... Onu söyleyin. İşte yani. Türkiye'de yıllardır tartışılan... Resmi dille öğrenecek. Yanlış, resmi de, yanlış tartışılan arada, bir şeydir. Türkiye'de ne yazık ki... Yani ana konuyu, dilde eğitim olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Bakın... Resmi dilde... Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok gerçekten eğitimin bu kısmını bilmediğiniz için soruları yanlış söylüyorum. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde fizik dersini İngilizce aldım. Birisi de başka bir üniversitede Kürtçe alsa... Buna karşı mısınız değil misiniz? Onu soruyor galiba. Ben karşı değilim. Ama o Kürt çocuğuna ama yazık sen, ederiz. Bir dakika sen onu tercih ettin. O Kürt çocuğuna aile. Yazık ederiz. Bir Kürt çocuğu, bunu... Kürt bir aileye Kürtçe konuşulan bir ortama doğarsa aynı şekilde Kürtçe konuşulan bir okulda eğitim alabilir mi? Siz bunu bir hak olarak görür müsünüz? Başkan peki diyor ki, Diyarbakırlı çocuğu. Bir ortak olmazsa ayrışır ve entegrasyon olmaz. Diyarbakırlı çocuğu. Diyarbakırlı çocuğu okuttum. Sayın Kürtçe ders verince dilde eğer ayrı ayrı eğitim zorunlu olursa Kürtçe öyle. Ders koyarsınız. Üniter yapını zarar göreceğini mi düşünüyorsunuz? Bak bir şey söyleyeyim. Evet. İşte Kürt çocuklarına yazık etmek istiyorsunuz. Kürt çocuğu o zaman ne olur biliyor musunuz? Üniversiteyi Diyarbakır'da bitirir. Yalova'da gelip doktorluk yapamaz. Sayın İnce eğer Kürtçe yan dil olarak öğrenilebiliyorsa Türkçe de yan dil olarak neden öğrenilmez? Fransa'da Fransızcayı yan dil olarak öğretmezler. Ben sizin çekincenizi anlıyorum. Bakın ilk başta mahkemede söylediğim ulusalcı tabanla ilgili kaygılarınız var. Bakın Fransa'da Fransızcayı yan dil olarak öğretmezler. Niye Türkçe yan dil Almanya'da, öğretmezler? Almanya'da Almancayı yan dil olarak öğretmezler. Biz çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. 3 dil. 1. Resmi dilimiz Türkçedir. Resmi dilimizi öğreteceğiz. 2. Ana dili, evinde konuştuğu dil hangisi ise o dili öğreteceğiz. 3. Uluslararası bir dil öğreteceğiz. Bu söyledikleriniz çok güzel ama Almanya'daki Türklerin elbette Türkçe okullara gitmesi çok önemli bir taleptir. Ama Almanya'daki Türklerle Türkiye'deki Kürtleri herhalde kıyaslayamayız değil mi? Burada birlikte yüzyıllardır birlikte yaşayan asli unsur olan ben öyle bir şey demedim zaten. Bahsediyoruz. Yani siz örnek olarak verdiniz. Şey hayır yani ben tamam. Ama ben öyle ben Almanya'daki Türklerle Almanya'daki hayır, orada Türkçe okul var mı? Almanya'daki yani Türkler, Kürt vatandaşlar Almanya'daki buranın, Türkler orada yabancı işçidir. Kürtler bu memleketin sahibidir. Aynen, ben ikisini yan yana nasıl koyayım? Hayır, dolayısıyla yani okullar üzerinden böyle bir kıyaslama da yapılmaz. Bakın Türk'ün ayrı hakkı Kürt'ün ayrı hakkı olmaz. Böyle bir hak yok. Toplulukların hakkı olmaz. Kişilerin hakkı olur. Diyarbakırlı Memo'nun hakkı vardır. Yalovalı Ali Aga'nın hakkı vardır. Kişilerin hakkı olur. Toplulukların hakkı olmaz. Türklere ayrı hak vereceğiz. Kürtler böyle bir şey yok. Ama ana dilde eğitim bölünür. Hakkı da temel haklardan biridir tabii. Resmi dilimiz Türkçedir. Elbette öyle. Eğitimde herkes resmi dille eğitimini görecek. Ama Pazarlı Laz diyorsa ki ben Lazca öğretmek istiyorum çocuğuma. Onu geliştirmek istiyorum. Edebiyatını istiyorum. Hiçbir sakınca görmüyorum. Öğrenecek. Elbette. Ama biz çocuklarımıza İngilizce de öğreteceğiz, Rusça da öğreteceğiz, Japonca da öğreteceğiz. Peki. Sayın İnce, Deniz Eylül'ün sorusunu alalım. Şimdi ben buraya gelmeden önce bir arkadaşım aradı. Şöyle bir tespit yaptı. Ben bunu size soracağım. Dedi ki, CHP dedi 1992'den sonra ki kastettiği dönem Sayın Deniz Baykal'ın partinin başına geldiği dönem Kürtlerden ve muhafazakarlardan sistemli bir şekilde uzaklaştı. Yani geçmişte işte doğudan sandıklar açılırdı. Hep CHP %60'larda çıkardı. O dönemde tam tersi olmaya başladı. Batıdan, kıyılardan vesaire. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde Kılıçdaroğlu ile başladı süreç aslında. Yani Kılıçdaroğlu bunu tersine çevirmeye
çalıştı ama esas kırılma Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde başladı ve belediye seçimlerinde evet. de bir üst noktaya taşındı. Bu görüşe katılır mısınız? Birincisi bu. Yani partinizdeki bu muhafazakarlarla, Kürtlerle barışma süreci gerçekten başladı mı? Ve o 19 yıllık dönemde yani 2010'dan önceki 19 yıllık dönemde gerçekten de böyle bir sistemli bir politikası oldu mu partinizin? Buna katılıyor musunuz? Peki, bunun cevabını alayım. Reklama gideceğim Sayın Başkan. Buyurun. Şimdi haklılık payını görüyorum. Ama bazen hatayı kendimizde arıyorum. CHP'de kendimi de dahil ederek. Bazen de karşı tarafta arıyorum. Yani bir ilginç olay anlatayım size. Rahmetli babamın cenazesinde mezarın başındayız. Defnettik. Aşağı inerken abi dedi üzüntülüsün ama bir şey söyleyeceğim dedi. Ben seni dedi şöyle bekledim. Bir fotör şapka takmış. Siyah gözlük. Taziyeleri kabul eden. Kravatlı. Mezarın başına dikilmiş yan tarafa. Böyle biri bekledim. Oysa sen dedi mezara indin. Babanı yerleştirdin. Tahtalarını koydun. Üstün başın toz toprak oldu. Ya dedi gözümde bu CHP'lileri neden dedi bu buraya koymuşum? Dedi. Dedim ki ya yanılıyorsun dedim bak. CHP'nin genel başkanı. Kim? Tunceli. Gariban bir memurun çocuğu. Gariban bir adam ya. Gariban bir adamın çocuğu. Muharrem İnce kim? Cumhurbaşkanı adı. O da bir kamyon şoförünün oğlu. Bizim böyle seçkinci, elitist, doğru. halka tepeden bakan böyle bir şeyimiz yok ki. Yaşamımız mesela ben yer sofralarında büyüdüm. Yer döşeklerinde yattım. Böyle büyüdük. Yani bizim halktan kopuk, bu halkın değerlerinden uzak neyimiz var anlamış değilim. Ha zaman zaman parti olarak hata yapıldı mı? Yapıldı. Yapıldı yani ben biliyorum. Halktan uzaklaşıldı mı zaman zaman? 2011 seçimlerinin seçim bildirgesi tam cuma namazı saatinde yapıldı. Yani bütün günler bitti, saatler bitti. Cuma günü saat 1'de seçim bildirgesi açıldı. Olacak iş mi bu şimdi? Bu bilerek mi yapıldı? Ya bilerek yapılmadı. Ama bu nedir? Bilerek yapılması da aynı kapıya çıkar. Yani öyle bir bilerek yapılmadı ama böyle bir gaf olamaz. Böyle bir hata olamaz. Bu hatayı yaparsan sen halktan uzaklaşırsın. Bu doğru değil. Ha CHP son o zaman halkı anlamayanlar var hala. O zaman diyorsunuz. Şunu diyenler de oldu. Yani biz gündelik hayatımızı şeriat devletlerindeki gibi dini kurallara göre mi belirleyeceğiz diye savunanlar da oldu. Ya olur mu öyle saçmalık? Yani bu toplumun ezici partinizde bir çoğunluğu böyle bir erkeklerin süreç oldu mu olmadı ya, mı? Türkiye'de yani? Erkeklerin %65'i cuma namazına gidiyor. Hayır ben yani başka saat mi yok ya? İkide yapacağım ne olacak yani? Ama işte bu bir şeyin tezahürü değil mi? Yani partinizde mesela o dönemde işte başörtüsü meselesinde çok ciddi bir tavır ortaya konuldu. Başörtüsü işinde aleyhte yani başörtüsü aleyhinde sembolleşen isimler partiye taşındı, milletvekili yapıldı vesaire. Hatta Nagihan size ulusalcı evet. Yani cenahtan sorular yöneltti. O cenah bu işin sembolü oldu. Yani. Peki şöyle yapalım reklama gidelim. Tamam. Sorunun devamını 28 Şubat'tan sonra ben dershane müdürüydüm. Bir gün bir subay geldi. Hafta içinde bir öğrencin türban takıyormuş dedi bana. Evet takıyor dedim. Bunu çıkartacaksın dedi. Çıkartamam dedim. Neden dedi? Hafta sonu gelseydi lise 3 öğrencisi olurdu. Disiplin yönetmeliğine tabidir. Hafta içi geldiğine göre mezun o çocuk. Mezunsa ona disiplin yönetmeliği sökmez. Beni ilgilendirmez dedim. Bir çocuk vardı. Ama ben o çocuğu korudum. Doğru olduğunu düşünüyorum. Peki. Sayın İnce ile devam edeceğiz. Gazetecilerle ve benim moderasyonumda. İzninizle bir ara verelim. Daha sonra Muharrem İnce ile karşınızda olacağız Sayın İnce.
Efendim Sayın Muharrem İnce'yi ağırlamayı sürdürüyoruz. Gürkan Acır, Nagihan Alçı, Sevilay Yılmaz ve Deniz Zeyrek ile birlikte sorularımızı soruyoruz. Nagihan Alçı bir söz istedi önce, ona bir söz verelim. Evet, sonra çünkü gördüğüm Sevilay kadarıyla Yılmaz yanlış anlaşılmış olabilir bu Kürtçe, Kürt dilinde eğitimle ilgili tartışma yaparken. Yani biraz önce mesela Deniz Ottu örneği verdi, ben oradan gelmek istiyorum. Yani siz mesela Kürtçe matematik dersi olmaz diyorsunuz, ancak Kürtçe öğretilebilir, Kürtçe dersi. Şimdi bu temel insan haklarına aykırıdır. Yani ben İstanbul Erkek'te okudum. Ben Almanca matematik dersi gördüm. Ben Almanca matematik dersi bir Türk olarak görebiliyorsam neden bir Kürt Kürtçe matematik dersi göremesin? Yani bunu dile getirmek istedim. Önemli bakın, olan kısa bir yanıt rica edeyim. Sonra diğer başlayalım. Hiçbir sakıncası yok da Kürt çocuklarına yazık edersiniz. Bir eğitimci olarak söylüyorum bunu. Yani bu konu bir kere gazetecilerin, siyasetçilerin tartışacağı bir konu değil. Bir kere bunu eğitimcilerin tartışması lazım. Birincisi bu. Hayır, o çocuklar Türkçe konuşamaz mı? Hayır, Kürtçe hiçbir matematik itirazım dersi yok. Alsalar. Yazık olur çocuklara. Onun ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Ama dünyadaki, ben ne dedim? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni referans alırım dedim. Referansım benim için odur. Diyor ki, bu devletin işidir. Eğitimi hangi dilde yapacağı, devletin hiçbir müdahalesi yok. Doğru. Bu konuya. Ama diyor, sen diyor, resmi dilde eğitimini yap ama ana dilini farklı dilleri öğrenmek isteyen varsa, onu geliştirmek isteyen varsa onu da öğret diyor. Ve siz de orada duruyorsunuz. Şöyle demiyor yani. Sayın İnce, ben şunu söylüyorum. Yani Lazca, bu ülkede İngilizce okul var, Fransızca okul var, Almanca okul var, İtalyanca okul var. Ben matematiğin İngilizce anlatılmasına da karşıyım ama zaten. Onu da doğru bulmuyorum. Yani statü meselesi değil. Özgürlükçü bir devlet anlayışıyla. Statü çocuklar kendi dillerinde niye? Benim kızım da matematiği İngilizce gördü ama doğru düzgün öğrenemiyor İngilizce. Sömürge ülkesi bir şey. Gayet güzel, biz Almanca gördük matematiği de. Ama bakın, soruyu sorduktan sonra beni bekleyeceksiniz. Tamam, peki kendi aramızda konuşalım. Matematiğin İngilizce anlatılmasını istemiyorum. Sömürge ülkesi mi burası? Hindistan. Tamam da Kürtçe matematik niye anlatılır? Hayır bakın, o zaman Lazca matematik, Kürtçe matematik. Öyle bir talep olursa o da bunun cılkı çıkar. Bu devlet burası. Pazar tezgahı değil burası. Devlet yönetiyoruz burada. Kürtçe öğrenmek isteyen varsa, bakın, insanları kandırmak için açılım sürecinde AKP'nin yaptığı gibi hoşlarına gitsin diye yapamayacağım şeyleri söyleyemem ben. Ben diyorum ki inandığım yaparsa ne olur? Ya 20 olmaz. Milyon Kürt yaşıyor. Yaparsa ne olur? Neden Kürt çocuk, Kürt çocuk Dicle Tıp Fakültesini bitirir ama İzmir'de doktorluk yapamaz onu. E siz ayrışmaya gideceğini ayrışmaya düşünüyorsunuz. Gider. Bölünmeye doğru mi olmaz gideceğini düşünüyorsunuz? Diyarbakır'daki çocuk resmi dilde eğitimini alsın. Evet. Kürtçeyi de kaç saat istiyorsa edebiyatını, folklorunu, kültürünü alsın, öğrensin. Evet. Yanına İngilizce öğrensin, Rusça öğrensin, Japonca öğrensin. Bir dünya vatandaşı. O yani o zaman İngilizce, Almanca eğitim alanlar gidip İstanbul'da, İzmir'de çalışamıyorlar mı? Siz ODTÜ'ye, Boğaziçi'ne karşı mısınız? Bunlar İngilizce aynı eğitim şey veriyorlar. Ya İngilizce evrensel bir dil ya. Sen bir yerel saygıyla, o zaman saygıyla başlarsın. Ben bir öğretmen olarak Lazca, Çerkezce, bütün dillerde mi? Üniter yapını nasıl koruyacaksın? Nagihan, bunun tartışma yeri burası değil ya. Ya olur mu ya? Öyle bir talep olursa, talep ne güzel, Lazlar gelecek. Lazlara da ver. Sonra üniter yapını nasıl koruyacaksın? Bu temel insan hakkıdır. İnsan hakkı, dilini saklamıyorsun. Avrupa'da Fransızlar veriyor mu? Böyle bir hak olduğunu söylemiyor. Nagihan Hanım söylüyor bu. Hayır, Fransızlar veriyor mu? Mahkemenin evet, böyle bir hakkı. Hayır, ne demek tabii ki. Fransızlar Portekiz'e veriyorlar mı? Amerika'da. Amerika'da. Avrupa'yı dinlemek istiyorum. Burada çok ayrışıyorsunuz. Ben soruyorum, Fransızlar veriyor mu? Bakın, Fransa'yı bilmiyorum ama Amerika'da talep doğrultusunda farklı dillerde ana dilde eğitim seçenekleri mevcut. Avrupa'da birçok okulda da mevcut. Önemli olan burada demokratik bir devlet anlayışına. Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir şey yok. Amerikan eğitim sistemini isterseniz bir saat anlatırım. Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde de sizin o beğenmediğiniz andımız var ya. Her sabah Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklar, ilkokul çocukları. Nagihan Hanım beğenmiyor mu andımız? Hayır yani sizin yani, derken Nagihan Hanım'ı kastetmiyor. Zorla söyledim. Amerika'da yok. Amerika'ya karşı da biliyorum da. Her sabah ilkokul öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlılığımı bildiriyorum. Tabii. Bu cumhuriyet Tanrı'nın altında sonsuza kadar yaşayacaktır. Özgürlük ve adalet hepimize diye ant okurlar. İzninizle burada Amerikalıyım demek onların, bir etnik aidiyete tekabül etmez. Üstelik orada İspanyolca eğitim alma olanağı vardır Amerika'da. Gidin bakın,
Demin şimdi ki... ben bir şey rica edebilir miyim? Bu mesele devam eder tartışılmaya ama Sayın Muharrem İnce epeydir de ağırlamadığımız için medyayı da eleştirdi, bizi de Habertürk'ü de eleştirdi. Evet, ben burada ondan sonra yani. Benim bir öz eleştiri yapalım. Haber de galiba kız, yokmuş. Ben son yıllarda yok mu? Yayınlanmamış mı? Yani, ben yayında konuştum tartışma programlarında ama haber olarak... Demek ki biz sosyal medyadan okuduk. Ama Habertürk konu... Habertürk konu haber olmuş. Hayır, siz de bahsetmemişsiniz. Bahseden burada bir kişi var. Başka bir tek Nagihan Hanım bahsetmiş. Ben bahsetmişim. Hayır, şey ben olmayabilir. Neden bahsetmişiz o karıştı? Hayır, o gün. Şimdi izninizle 24 Haziran'la ilgili evet. Sevilay Yılmaz'ın sorusu vardı. Oradan da diğer başlıklara geçelim. Sevilay Hanım buyurun. Uzun zaman oldu sizi görmeyeli. Hayır, bu arada inanılmaz bir hala şeyiniz var yani. Korkunç bir fan. Nasıl diyeyim hani? Ne demek hala şeyiniz var ya? Ben buradayım hayır, ya. Seçim bana söylenen bir seneden fazla. Hayır canım. Seçim söylenmesi gereken en son şey bence ama. Bir dakika. Bir seneden fazla bir zaman geçmesine rağmen hala insanlar sizi merak ediyor. Evet. Ne diyeceğinizi, ne söyleyeceğinizi merakla bekliyorlar. Bunu demek istiyorum yani hala derken. Çünkü şu an kabul edelim etmeyelim. Siz evet. Siyasetin biraz dışındasınız. Çünkü yani aktörler değişir. Başka isimler gelir. Hayır, başka isimler önünde kalmadım ama beni görmediler diyor. Hayır bir saniye. Yani şunu demek istiyorum. Evet. Her neyse gündem şu anda Cumhuriyet Halk Partisi evet. dediğinizde İmamoğlu üzerinden gidiyor veyahut da işte Kılıçdaroğlu üzerinden gidiyor. Şimdi bu böyle güzel bir buluşma oldu. Ama benim de kafamda sorular var. Evet. Şimdi ben sizi 24 Haziran 2018'den önce sıkı takip ettim. Tamam. Sizinle Giresun Ordu gezisinde de beraber oldum. Tamam. Sonrasında da biliyoruz işte filan. 24 Haziran gecesi ya hala... Ya hayırdır söylemesi uçağıma bile bindiniz. Uçağımıza bile bindik evet. Ben 24 mesela. Haziran gecesi hala birçok insanın kafasında soru işareti. Evet. O gün o seçim gecesi saat 7 itibariyle galiba 6 itibariyle başladı işte seçim sonuçları yayınlanmaya. Hala karanlık mı o gece? Evet hala karanlık başkan. Sayın İnce. Evet. Yani... Tabii sonrasında ben bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi bildiğim için yani mahallem olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir şey duydum. Şimdi siz o gece çıkmadınız. Ertesi güne çıktınız. Bir sürü şeyler söylendi. Bunların hepsini bir tarafa koyuyorum. Ama şunu biliyorum. O gece yanınızdaki bir sürü insan çık Sayın Başkan açıklama yap bir şeyler söyle demesine rağmen ki bu isimleri de size tek tek sayabilirim. Niye direttiniz çıkmadınız? Neden inat ettiniz? Şimdi ilk turda... Muharrem İnce inat etti diyorsun. İnat etmiş. İlk turda, evet inat ettim doğru söylüyorsunuz. İlk turda Tayyip Erdoğan hapisteken ziyaret ettiniz mi dediniz. Ben dedim o zamanlar etkili bir siyasetçi değildim. Ama Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olması için anayasa değişikliğine oy verdik. Ziyaretten daha önemlidir. Birincisi bu. Onu ben sordum. O sormadı. Pişman mısınız? İkincisi... Nagihan'ı fena takmışsınız. İkincisi, ben sordum o soruyu. İkincisi Ahmet Altan'ı ziyaret eder misiniz dediniz. Kesinlikle etmek isterim. Ergenekon ve Balyoz'da da ne kadar yanlış yaptığını kendisine anlatmak isterim. Mesela Hasan Hüseyin Özese'yi ziyaret etmek isterim. O Silivri duruşmasında şimdi 10 yıl hapis yedi. O Silivri duruşmasında insanlara nasıl kan kusturduğunu, nasıl kan kusturduğunu... Bizim 35 milletvekilini ayakta diktiydi. Ben sen bu mahkemeyi yaptırmam sana diye milletvekillerinin grup başkan vekili olarak sonra beni arka tarafa çağırdı. Bülent Tezcan henüz yeni milletvekili seçilmişti. Bülent Tezcan'a dedim ki sen avukatsın gel yanlış yapmayalım arkaya beraber gidelim dedim. Orada gittim çay içer misiniz dedi içmem dedim. Neden dedi sen yargıç değilsin sen tetikçisin dedim. Bir gün dedim. Torunların senden utanacak dedim. Mesela bunları söylemek isterim. Bunları o zaman siz ama... yani Ahmet Altan üzerinden gidecek olursak siz mağdurun yanında dururum. Hayır, tahliye hayır, olmaları yani, gerektiğini söylüyorum. Ben aslında 270 bin kişiyi de ziyaret etmek isterim. Onu söylemek isterim. Ama ziyaret ederim ama yanlışları da söylerim. Yani o Ergenekon Balyoz'da nasıl yanlışlıklar yapıldığını da söylerim. Gelelim. Sevilay Ergenekon Balyoz değil canım. Onların bir de FETÖ uzantıları bakın, var. Evet. Defalarca yani. Anlattım. Şimdi oraya girersek. Kendi ben de üzülüyorum Ahmet Altan'ın bir gazeteci olarak içeride ama çok başka bir konu. Onu oradan oraya alırsak. Siz Hasan Hüseyin Özesi'yle Ahmet Altan'ın büyük edebiyatçı yani, Ahmet Altan'ı Nazlı Kendi aranızda tartışmayın ki Sayın Başkan bir bakın, kendini. Defalarca anlattım. Evet. 24 Haziran. Bıkmadan anlatmam lazım. Bir,
Bir tane hatam var. Vatandaş benden duymalıydı. Bana oy verenler benden duymalıydı. İsmail Küçükkaya'dan değil. Hata yaptım ya. Ne yapacaksınız kardeşim ya? Bir futbolcu kırmızı kart gördü. Öbür boy futbolu mu yasaklatıyorsunuz? Ama bu bir çok tarihi bir gece Muharrem Bey. Ya ne yapayım kardeşim? Meydanları doldurdum. Umudu aşıladım. Zafere doğru yürüttüm. Yenildim. Yenilince kabullenemedim. Yenilgiyi iyi yönetemedim. Özür dilerim. Tamam. E kapatın artık. Ya. Peki kapatmışken ben bir ilave bir şey sorabilir miyim? Devam edeyim. 31 Mart gecesi Ekrem İmamoğlu'nun şu andaki... Bir dakika dur ya Nagihan'lar sen beni diyeceksin. 31 Mart gecesi Ekrem İmamoğlu'nun halkta büyük bir popülaritesi oluştu. Sebebi de şuydu. O geceyi iyi yönetti. Ya kardeşim, siz bugün bir tane kötü öğretilmiş bir gece var. O bir hata yapılmış. Ondan sonrakinde yapılmasın işte. Ne güzel Ekrem olmuş. Ekrem Bey'in o geceki performansını nasıl buldunuz? Güzel, gayet güzel buldum. Bak ben yapmışım. Keşke ben de yapsaydım dedim. Ya niye öyle diyeyim? Keşke ben de yapsaydım. Niye diyeyim? 24 Haziran gecesiyle ilgili hep bir takım dedikodular, bir takım böyle şeyler oldu. Tehdit edildiniz mi bir general tarafından? Yani içki içtiğini iddia ediyorum. Nasıldan doğmadı beni tehdit edecek adam? Öyle Deniz Zeyrek. Muharrem Bey, arkadaşlar böyle olmaz canım. Bir dakika lütfen teker teker soralım. Veremem. Şimdi Deniz Zeyrek'in sorusu, net bir soru soralım. O gece dediniz ki biri tarafından tehdit edildi. Öyle bir dedikoduların başında o geliyor. Bir general aradı ya da birisi aradı. Bakın. Etti. Hepinizin sorusunu yarımlayacak çünkü Muharrem Bey. Bakın. Buyurun. Burada o yüzden. O gece sarhoştu. Bir general aradı, tehdit etti. Tayyip Erdoğan'dan para aldı. Bunu NATO askerleri kaçırdı. Eşi kaçırdı. Bunlar var. Eşinizin kaçırdı. Arkadaşlar ama bak beklemeniz tamam, lazım tamam, yani. İstihcamı mı bozuyorsunuz? Buyurun Sayın İnce. NATO askerleri kaçırdı. Afgan askerleri kaçırdı. Eşi kaçırıldı. Odaya kilitlediler. Tam 11 senaryo var. Hadi diyelim bunlardan birisi doğru. Birinin doğru olduğunu bilelim. Diğer onunu kim uydurdu? İtibar avcıları. Birileri düğmeye bastı o gece daha. Dediler ki bu Muharrem İnce'yi yıpratmamız lazım. Bu adam nereden çıktı ya? İtibar avcıları CHP içinde miydi? Bir dakika efendim. Onu da söyleyin. Lütfen onu yani. Tamam peki. Lütfen. Müsaade edin bu geceye. Yani madem soruyorsunuz 258. anlatayım ama müsaade edin. İtibar avcıları bu adam çok büyüdü. Benim bir hatam var. Doğru. Bir hata yaptık yani. Ne hata yaptık? Meydanları doldurduk. 40 sene sonra 30'u geçtik. Umudu tazeledik. Kazanırız dedirttik. Bir ülkede demokratik bir cumhuriyetin olabilmesi belli koşullara bağlı. Ne bunlar? Bir, meydana çıkıp eleştiri hakkını yapabileceksin bir parkta. İki, bağımsız bir yargı, özgür bir basın, iktidarın seçimle değişebilme olasılığına inanmak. Meydanları inandırdık mı? İşte böyle bir kötülük yaptık millete. Meydanları doldurduk, iktidarı değiştirebileceğimize inandırdık. Partiden 8,5 puan fazla aldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuna bakın, benimkine bakın. 40 sene sonra 30'u geçtik. Ve kötülük yaptık tabii ki biz. O akşam daha birileri düğmeye bastı. Dedi, o gece nerede olacağım? Bir, ikinci tura kalacağına inanıyorduk. İnanmıyor muyduk? Ben inanıyordum. İkinci tura kalınca CHP'ye gidemezdim. Niye? Çünkü rozeti çıkarmıştım. Ben o günden beri Türk bayrağı takıyorum. Rozeti çıkardığım için CHP'ye gidersem ikinci turda İYİ Partililere ne diyecektim? Tekrar mı rozet takacaktım? Onun için partiye gitmedik. Üç, hesabı vermesi gereken niye ben oluyorum? CHP'nin yöneticileri... Benim örgütüm yok ki, benim bilgisayarlarım yok ki, sonuçlar bana gelmiyor ki. CHP Genel Merkezi'nin bilgisayarları çökmüşse, 46 bin sandıktan sonucu alamamışlarsa, ben onu hesabı niye ben veriyorum? Bir saniye, onu soracaktım. Bir tamamlasın sonra. Hesabı niye ben veriyorum? Evet. Şimdi... Hesabı ben değil. CHP yönetimi verecek. Peki sizce itibar suikasti CHP'nin içinden mi yapıldı? Biraz önce evet, Didem'le onu zamanı olmuştu. Gelince konuşuyor. Ama mesela Tuncay Özkan'ın iddiasıydı sizin içki içtiğiniz. O yaydı, siz bunu söylediniz bizzat. Ne diyeyim? Sayın İnce. Cumhurbaşkanı şimdi... adaylığıyla ilgili benim adaylığım açıklandığında Türkiye için Muharrem İnce zamanı geldi deyip otobüse binmek için araya devreye insan sokanların gün değiştikçe, devran değiştikçe ne diyeyim bunlara? Bunlara söyleyecek sözüm yok benim. Kırgın mısınız partinize? Hayır canım. Bakın, kiracıya kızarak evi yakmam.
Ha, kiracı mı? Partinin yöneticileri kiracılarıdır. Hı. İki yıllığına sözleşmeleridir. Ben ev sahibiyim. Ev sahibi kiracıya kızıp evi yakar mı? Çok niye kızgın olayım? Çok ama kiracı var mı şu anda partide? Çok kiracı. Herkes, ben de yönetici olursam ben de kiracı olurum. Peki Deniz Zeyrek, kiracılar, siz yudum sağlarken yani, Deniz Zeyrek sorusunu. Biraz açmak için şimdi evet. Ekrem İmamoğlu evet iyi bir sınav verdi ama Ekrem İmamoğlu'nun eline İstanbul'da açılmış bütün sandıkların sonucuna dair tutanak verildi. Ekrem İmamoğlu'nun elinde 30 bin imzalı tutanak vardı. O gece Muharrem İnce'nin elinde 188 bin imzalı tutanak var mıydı? Yoktu. Türkiye ile bir ili kıyaslamak da ayrıca bir siyaset bilmemek. Hayır, o yok, o anlamda söylemedim ama. Yani Hakkari'deki ama sonuç elinizde mi? Urfa'daki. Peki o zaman aceleniz neydi Muharrem Bey? Aceleniz neydi? Niye İsmail Küçükkaya gece 0:30'da mesaj o da attınız? Benim yanlışım oldu işte. Yaptık bunu. Ne yapalım şimdi? Ne yapayım? Öleyim mi arkadaş? Çünkü ya sonuçlar gelmeden. Tamam, kırmızı kart yedik. Yani futbol sarı kart yedik. Ne yapacağız şimdi? Yani dön dolaş İsmail yaptım. Tamam, ben yaptım. O mesajı ben attım. Sayın İnce. Hata mı yaptım? Hata yaptım ama ben yaptım. Sayın İnce, şimdi itibar suikastı konusunda size katılıyorum. Yani ben hakikaten bir kadeh viski de içmiş olabilirsiniz. İçmedim. Bu da son derece doğal bir şey. Hayır, o da olabilir yani. Önemli ben olan. Ben içen de birisiyim ama o gece içmedim. İçersem de kimseye sormam. Elbette. Haram mesela yiyenler hesabını ülke versin. İçkinin de haram olduğunu Sayın biliyorum İnce, ama Sayın İnce, milletin hakkını yiyenler hesap versin. Sayın İnce, izninizle hep birileri tarafından bir itibar suikastine kurban edildiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Üzerinden neredeyse işte bir iki yıl geçti seçimlerin üzerinden. Bir buçuk yıl geçti. Haziran bir yıl. 14 ay geçti, pardon. 14 ay geçti ama siz hala bu kişileri açıklamamakta direniyorsunuz. Zamanı gelir. Zamanı ne zaman büyük gelecek? Çünkü hala siz hala 24 Haziran'la ilgili bu sorular, bunu açıklamazsanız bu sorularla karşı karşıya kalırsınız. Hayır. Aslında burada en önemli şey şu, izleyicilerimizden gelen mesajlarda da onu görüyorum. Diyorlar ki ortak şeyi o. Ben hiçbir senaryoya kulak asmıyorum. Onların da hiçbir önemi yok. Ben sadece işte biraz önce saydınız ya umut verdim vesaire. Umutlandım ama o gece yalnız bırakıldım eleştirisini. Çok haklılar. Onlardan özür diliyorum. Yanınızda ama Engin Altay vardı o akşam. Sayarım kimlerin olduğunu hepsini. Hayır, seçmen yalnız bırakıldım hissi. Hayır, haklılar. Keşke çıksaydım. Bugün geri döndürseler çıkarım. Bugün geriye dönme şansım olsa çıkarım. Açalım, yani eşiniz bile size çıkın demiş. Yani eşiniz Hülke bile Hanım, size. Sonuçta hata yaptınız, kabul ediyorsunuz. Bence bu büyük bir erken. Tamam canım, bu kadar. Yani, bunu ben eleştirmek için. Çıksaydım sonuç mu değişecekti yani, o ayrı. O ama anlatmaya insanlar ben bir gazeteciden değil benden duymak istiyorlardı. İşte bakın sorun nerede biliyor musunuz? Bence sorun şurada. Umutlar çok yüksek olunca evet, hayal kırıklıkları da çok yüksek oluyor. Sorun orta. Maltepe'de şey, sayın, aynı anda konuşmayın. Şimdi Maltepe'yi, İzmir'i, Ankara'yı dolduran insanlar yani bir büyük bir umut yaşadılar. Yine yaşayacaklar. Yine yaşayacaklar. Nerede yaşayacaklar? Hak yerini bulacak. Meydanlar dolacak. Muharrem İnce aday olacak. Merak etmeyin. 2020 aday olacak derken. Herhalde. Cumhurbaşkanı aday. Şüpheniz mi var? E peki Sayın İnce. Bu böyle yarım kalır mı? Bir saniye, bir tamamlasın. Peki Sayın İnce, Ekrem İmamoğlu partiniz tarafından aday gösterilirse siz ne yapacaksınız? Bağımsız aday mı olacaksınız? Ekrem İmamoğlu benim arkadaşım. Onunla ilgili ağzımdan tek kelime başarılı bir seçim dönemi geçirdi. Ama bu en doğal soru değil mi? Bir dakika, onun da hakkı benim de hakkım canım. Fark etmez. Yani, dur bakalım, bakacağız. Bir konuyu sordunuz, bir konuşsun. Onun zamanı gelir. Yani Ekrem olur, Muharrem olur, Hasan olur, Hüseyin olur, onu bilemem. Ben onu bilemem. Siyasetin 3 sene, 4 sene, belki seneye Kasım'da olur seçim. Ben ihtimal dahilinde görüyorum. Siz erken bekliyorsunuz. Bekliyorum. Sayın İnce, doğru. Bir konuşsun. Tam onun üzerine. Evet. Erken bekleyin. Biz zaman zaman sizinle telefonla da konuşuyoruz. Ben off the record kuralına her zaman çok sadık bir gazeteciyim. Geçen çiğnedim. Bir kere hakkımı yemiş olsanız da çiğnemedim. Sizin isminizi vererek hiçbir yerde bir şey söylemedim. Ama artık burada beraber yayın şimdi yaptığımıza göre siz büyük bir yani siz bir erken seçim beklentisi içinde olduğunuzu ifade ediyordunuz. Evet. Şimdi bu senaryo gerçek olursa, diyelim ki 2021'de filan Türkiye bir erken seçime giderse. 2020 Kasım dedi sadece. 2020 Kasım ya da 2021. Diyelim ki bir erken seçime giderse Türkiye. Ve geçtiğimiz süreçte Sayın Abdullah Gül'ü ortak aday olarak gösterme fikri vardı.
Ve siz o zaman bana Abdullah Gül aday olursa Abdullah Gül ile Erdoğan arasında kalsam ben Erdoğan'a oy veririm demiştiniz. Şimdi ve off the record değildi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada öyle dememiştim ama öyle yazmıştım. Tamamen öyle demiştim. Hayır öyle dememiştim. Biliyorum öyle. Siz de biliyorsunuz. Baş başa program yapın. Peki, şimdi duyuyorum. Diyelim ki bir erken Nagan seçim senaryosu olsa ve Sayın Kılıçdaroğlu Abdullah Gül formülü gibi, şimdi daha sonra konuşacağız yeni partilerle ilgili. Onu birazdan geçeceğiz. Sayın Ali Babacan'ı ortak aday olarak göstermek istiyoruz dese ne yaparsınız? Mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanı adayı olabilmenin iki tane yolu var. Üçüncü bir yolu yok. Birini Meral Akşener yaptı. Bir siyasi parti grubu bir aday gösterebiliyor. Bir siyasi parti grubu bir aday ya da 100.000 imza. 100.000 imzayla seçim kurullarına gidiyor yurttaşlarımız. Evet. İmza veriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı almış. Yerel seçimlerden başarılı çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün kurulması muhtemel bir partinin genel başkanını aday olarak göstermesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı aday olmalıdır her şeyden önce. Yani siz Cumhuriyeti kuran bir parti daha kurulması muhtemel bir partinin adayını Cumhurbaşkanı adayı göstereceğini söylüyorsunuz. O partinin evlatları ne güne duruyor? Efendim? Ben ne güne duruyorum? Ya da benim gibi pek çok arkadaşım. Ben derken yanlış olmasın. Benim gibi neler var daha bu partide? Ne Muharrem İnceler var? Yani Ali Babacan parti kuracak. Gelip CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Var mı öyle ya mı? Nereden çıktı bu şimdi? Daha partiyi kurmamışsın. Parti tuttu mu belli değil. Bakın tutması hayır, için Sayın ne olması Abdullah lazım? Sayın Abdullah Gül'ü ortak aday yapmak istemişti. Ya Sayın Kılıçdaroğlu. Yani da ortada parti yok. Partiyi kuracak. Parti tutacak. CHP'de peşine takılacak. Bu bir senaryo. Şimdi nasıl tutabilir? Sayın Kılıçdaroğlu peki bunu yapar mı sizce? Tabii. Ya niye yapsın Kılıçdaroğlu? Kendisi aday olsun önce. Yani Abdullah kendisi çıksın aday olsun destekleyeyim. Abdullah Bey aday göstermek istemişti. O zamandı evet. Siyasette. Ve siz buna karşı durmuştunuz. Karşı durmuştum. Evet. Şimdi bakın bir siyasi hareket başlatılabilir. Türkiye'de bir değişim isteği var. Bir dönüşüm isteği var. Ben bunu görüyorum. Türkiye'de bu var. Yani insanlar bakın ilk İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde İmamoğlu arkadaşımız 13 bin oyla aldı. İkinci de 800 bin oyla aldı. Kim bu 800 bin kişi? AK Partili'den. Evet. Demek ki değiştirebiliyorlar oylarını. Demek ki değişebilir, seçmen değişebilir. Peki o yeni İsveç, parti... İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nin tüzüğünün birinci maddesi şudur. Sosyal demokratlar yurttaşları dönüştürmek, mutlu etmek ister diyor. Siyasi partinin görevi bu değil mi? Şimdi yeni bir siyasi oluşum tutar mı? Ona birazdan geçeceğim. Bir dakika mı? Bir, bunu söylemem lazım. Tabii söyleyeyim ama bakın, daha ayrıntılı konuşmak bir, istediğim için. Bakın bir şu, bir. Başlatan olabilecek mi? Herhangi bir tartışma. Ekonomi, tarım, sanayi, Avrupa Birliği, eğitim. Başlatan olabilecek mi? İki, başlattığı tartışmayı güçlendirebilecek mi? Bunu güçlendirebilecek mi? Üç, başlattığı tartışmayı yön değiştirebilecek mi? Dört, başlattığı tartışmayı bitirebilecek mi? Tamam. Bunu şimdi, yapabilirse lider olur tutar. Anladım. Yapamazsa tutmaz. Daha ayrıntılı konuşuruz onu ama şu adaylık meselesiyle ilgili merak ettikleriniz varsa biraz oradan devam etmek istiyorum. Yani parti kuracak. Evet. Parti kuracak. Haziran... Parti kuracak. Gelecek CHP'nin adayı olacak. Bunu söylemek. Ortak aday. Yani Muharrem İnce var burada gibi. Daha. Evet, Muharrem İnce daha bir sene önce aday olmuş. Önce Muharrem İnce'nin aklını ver de sonra Ali Babacan'ın gibi verir misin? Bir dakika bir saniye lütfen. Deniz Zeyrek önce söz istedi sonra size geleceğim ve Sevil Hanım'a geçeceğim. Efendim, buyurun, şimdi siz İstanbul adayı da oldunuz. Yani kim? Yani aday, isminiz şey İstanbul oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları arasında. Ön seçim yapılırsa aday olabilir. Şey olmadı. Ön seçim yapılırsa aday olurum dediniz. Sonra da şöyle bir ifade kullandınız yanlış hatırlamıyorsam eğer. İstanbul'u alan doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Böyle evet. Bir ifadeniz oldu. Şimdi İmamoğlu İstanbul'u aldı. Tamam. Dolayısıyla da çıkıp ben cumhurbaşkanlığına aday olacağım ya da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşkanı adayımız bu kez İmamoğlu'dur derse sizin tavrınız ne olur? Şimdi Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü belediye başkan adayıken ben grup başkan vekiliydim.
seçimlerinde geldim, yardımcı oldum. Sonra ben Cumhurbaşkanı adayı oldum. Sayın İmamoğlu benim kampanyamda harıl harıl çalıştı. Cumhurbaşkanlığı kampanyası. Sonra Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir adayı oldu. Ben İstiklal Caddesi'nde broşürlerini dağıttım. Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış birisi olarak. Siyasette görevler değişebilir. Bunun ne olacağını şimdiden bilemezsin. Şimdi bir, başarılı bir seçim geçirmiştir. Birinci seçiminde seçim kazanmıştır. İkinci seçiminde demokrasi zaferini kazanmıştır. Seçimden başarılı çıkmıştır arkadaşımız. Şimdi belediye başkanlığı, onu bilemiyorum nasıl çıkacağım. Orada da başarılı çıkarsa her şey olur. Nasıl buluyorsunuz mesela? Bir dakika şimdi. Her yere gidiyor mesela İstanbul dışında. İstanbul Belediyesi'nin basın danışmanı değilim. Var galiba. Ben hayır, o Cumhurbaşkanlığına cevap vermem. Aday olacak onun için hiçbir itirazım yok. Sayın İnce performansını nasıl buldunuz? Bakın onu söyleyeyim. Seçim performansını mükemmel buldum. Belediye başkanlığı? Daha efendim 5 yıllığına seçilmiş birinin 2 ay içinde belediye başkanlığı performansını iyi de derseniz yalan konuşursunuz. Kötü derseniz yalan konuşursunuz. Peki şöyle yapalım. 24 Haziran gecesiyle ilgili evet. Merak ettiğiniz sorularınız var. Varsa adım adım gidelim. Sonra geçeceğim israf meselesi belediye başlığına. Evet. Gürkan Acır söz istedi. Sevilay Hanım sonra çok sayıda sosyal medyadan da mesaj geliyor. Hem de bize de mesaj atan hem partililer var hem vesaire var. Şimdi Muharrem Bey işin doğrusu 24 Haziran'da siz özür diliyorsunuz. Hata ettim diyorsunuz. Yani gece erken açıklamakla ve İsmail Küçükkaya'ya mesaj atmakla. Ama kitleler bir türlü bunun sebebine de ikna olmuyorlar. Yani sokakta bizi de yurttaşlar çeviriyorlar. Halen bugün buraya geleceğimizi de gören yurttaşlar aynı şeyi söylediler. Ben de çok soru aldım. 24 Haziran gecesine ilişkin tam bir böyle hangi sayıkla hareket ettiniz? Ne oldu? Niye yani birden öyle halbuki şu vardı. Hayal 50 bin avukatı cübbeleriyle çağırmıştınız. İnsanlara bir tek oyu bile çaldırmayacağınızı söylemiştiniz. İnsanlara çok yüksek bir motivasyon vermiştiniz ve belki de son 20-30 yıllık siyasi hayatta ilk defa insanlar iktidarın değişeceğine inanmıştı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri için söylemiyorum, büyük muhalefet bloğu için söylüyorum. Ama sonra bir baktık, o gece ben o şeye diyorum, 24 Haziran'ın kayıp saatleri başladı. Kimse ortalıkta yok. Şimdi insanlar çok kandırılmış hissettiler, kendilerini boşta bırakılmış hissettiler. Bunun duygusal background'unu bizle paylaşır mısınız? Ne hissettiniz de açıklama yapmadınız? Bir arkadaşım çık açıklama yap dedi, partili bir yetkili otelde odada. Öbür arkadaşım kimdi o? Engin Altay. Söyleyin. Arkadaşlar bak soruları söyledim. Soruyorsunuz. Ben konuşmaya başlayınca tekrar soruları. Ama detay vermiyorsunuz bak, ki. Ben bırakın vereceğim belki. Peki tamam. Vereceğim. Ama yani böyle olmuyor söyleyeyim size. Tamam tamam Sayın Devam Başkan. Eder konuşur giderim bakın. Tamam Sayın yani. Başkan. Tamam. Siz epeydir konuşmadınız çünkü heyecanınıza yani, verin. Tamam. Soruyu sorunca bekleyeceksiniz arkadaşlar. Tamam Muharrem Bey bir konuşsun Sayın Başkan. Belki söylemek istemiyorum isimleri tekrar. Şimdi bir partide yetkili arkadaşım çık konuş dedi, öbürü konuşma dedi. 40 civarında insan vardı o anda odada. Eşim, oğlum, gelinim, kardeşlerim, kardeşlerimin damatları. Hepsi kalabalık, milletvekilleri, belediye başkanları, 40-50 civarında insan var. Hatta o akşam orada olan bir iki arkadaşım da şu anda dışarıda. Bir ikilemde kaldım. O anda sosyal medyayı görmüyorum. Bilmiyorum ne oldu. Birisi ısrarla çıkmam gerektiğini söylüyor. Birisi ısrarla çıkmamam gerektiğini söylüyor. 51 günlük bir kampanyadan çıkmış. 6 tane kortizonlu iğne yemişim. Sesim kesilmiş. Hasta olmuşum, yollara düşmüşüm. 107 miting yapmışım. Yani kollarım mosmordu miting alanlarına girerken kollarımı çekmelerinden. Bir kampanyayı bitirmişim. Ve ikinci tura kalacağından %100 eminim. %100 emin. Emindiniz. Elimde veriler yok. Veri akışı partiden bana gelmiyor. partinin genel başkan yardımcıları çıkmış. Açıklama yapıyor ikinci tura kaldı diye. Ya ben ne diyeceğim şimdi onlar? Onların elinde veri var. Bende yok ki. Cumhurbaşkanı adayının elinde ne olur? Ya o kadar büyük bir haksızlık ki bu bana. Bana yapılması gereken, partiye yapmaları lazım. Hani veriler? Mesela çıkarsınlar bakalım 188 bin sandıktan kaç tanesi ıslak imza tutanak? Onu geçtim biliyor musunuz? 31 Mart'tan çıkarsınlar bakalım. İstanbul'u demiyorum, Ankara'yı demiyorum, İzmir'i demiyorum. 188 bin sandığı söylüyorum.
Türkiye çapını söylüyorum. Getirsinler bir Urfa'yı görelim bakalım. Konya'yı getirsinler bir görelim. Şimdi bu elde. Ekrem İmamoğlu çıktı, sen çıkmadın. Evet kardeşim, evet doğru. Bir. Ama kıyaslanamaz. Kıyaslanamaz. Çünkü birisi bir il, rakamsal, birisi Türkiye. 30 bin imza Ekrem'in elinde olduğu için arkadaşımız kendine güveniyordu. Çünkü belge elindeydi. Belge elindeydi, çıkıyordu. Muharrem İnce'nin elinde 188 bin belge olsaydı ben bilirdim ne yapayım. Yok ki elimde belge. 50 bin avukat meselesi. Bak. Ey YSK dedim. Ey YSK. Yanlış karar alma. Yanlış karar alırsan 50 bin avukatla oraya gelirim dedim. Cümlem bu. YSK o gün 11 karar aldı. YSK'da CHP adına görevli bir avukat var. O saat 5'e 5 kala, seçim günü 5'e 5 kala YSK'nın önüne gittim. Sıfır numara tıraş olmuş arkadaşımız kulağıma eğiliyor, bana bir şey söylüyor. Sosyal medyada yazmışlar. Buradaki CIA ajanı Muharrem İnce'yi tehdit etti. Diyor. O kulağıma eğilip bir şey söyleyen kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin YSK'daki görevli temsilcisi, avukatıdır. Temsilcisi. Sordum Hadimi Bey. Sordum. Bugün kaç karar aldı? 11 karar aldı. 5'e 5 var. Sandıklar kapanıyor. 11 karar aldı YSK dedi. Peki CHP itiraz etti mi? Sen itiraz ettin mi? Tartışmalı bir karar var mı? Mühürsüz oy pusulası gibi bir şey var mı dedi. Yok dedi. YSK yanlış bir karar almadı dedi. O zaman dedim ki benim 50 bin avukatla buraya gelirim iddiam işe yaradı. YSK'ya yanlış yaptırtmadım. O doğru bir hamleydi. Ha ondan sonra YSK yanlış karar almamışsa ben niye avukatları oraya çağırayım? Ben de çağırmadım. Yani CIA ajanı zannedilen Hadimi Bey'di öyle mi? Evet. Bunu da şimdi öğrendim. Evet, sosyal medyada öyle yazıldı. Onu konuşuldu bir evet. Ben, şey yaptık. Sevilay Hanım'ın sorusu var. Sevilay Yılmaz. Ama bu konu yeterli değil mi? Yeterli. Evet, diğer yani baydı bu Sevilay Hanım'ı bir dinleyelim. Baydı ama bu ya konu. Evet, baydı bence. Ben soran olarak baydı diyorum. Baydı kapatıyorum yani. Ben siz şimdi arkaya değil önümüze bakıyorum. Ama evet. Ben bir soru bu konuyla mı ilgili? Evet, evet. Peki o zaman bu konuyla ilgili. Bu arada Tuncay Özkan'ın bir tweet'i var. Ne demiş? Onu isterseniz okuyun ya da ben okuyabilirim. Siz söyleyin ben tabii. Nagihan Alçı yalan söylüyor. Ben hiçbir zaman Muharrem İnce'ci seçim gecesi içkiliydi demedim. Ben CHP evet. Genel merkezindeydim. Tanık olmadım hiçbir şey, bir şeyi nasıl söylerim? Sayın İnce söyledi. Müsaade edersen okuyayım. Bu zırvalarda CHP içinde kavga arayanlar benden sonuç alamazlar. Başka bunu ben söylemedim. Muharrem Bey bunu ifade etmişti daha sonra. Ben onu hatırlıyorum. Ekonomi var, Suriye konusu var. Ben toplumun meselelerini anlatıyorum. Tuncay Özkan tweetini okudum ben. Bana da ilgilenmez. Ben şimdi görebilirim lütfen. 24 Haziran'ı sordum, benim için kapandı. Şimdi evet. Önümüzdeki sürece projeksiyon istiyorum. Kurultay var 2020'nin Şubat'ında evet. Değil mi yanılmıyorsam? Değil mi Sayın İnce? Yani Şubat'tan sonra. Şubat'tan en erken sonra. Şubat. Şimdi herkes şeyi konuşuyor da Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağınızı konuşuyor. Ben önce onu sorayım. Siz kurultayda aday mısınız? Birinci sorum. İkinci sorum buna bağlı. Afyon Karahisar'da bir toplantı yaptı Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz belediye başkanlarıyla evet. Ve kulislere yansıyana göre yani dışarı yansıyana göre orada şöyle bir cümle kuruyor Sayın Kılıçdaroğlu. Çok kritik bir süreçteyiz genel seçime doğru giderken bu kritik süreci doğru değerlendirmeliyiz tek adayla kongrelerimizi yapmalıyız diyor. Yani dolayısıyla böyle bir şeyi işaret ediyor. Bunun hani kuliste o zaman partinin adını da AK CHP yapalım duymadım, olsun bilsin yani. Ha. Hiç gerek şimdi yok yani. AK CHP yapalım. Siz böyle bir talimat verin. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde yoktur bu. Genetiğinde de yoktur. Bazı küçük illerde olabilir bu. Ama yani o zaman seçimi niye yapıyoruz biz? Atama yapalım. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Ben bunun bu şekilde basına yansıdı ama bunun böyle olmadığını düşünmek istiyorum. Resmi açıklaması yok ama değil mi? Evet resmi bir açıklama yok. Bunu düşünmek istemiyorum bile yani. Teşkilatlar bunu sahiplenmiş ama yani. Nasıl sahiplenmiş? Eyvah o zaman sahiplenmiş. CHP teşkilatlarına sorulduğunda evet genel merkez bizden böyle bir şey bekliyor. Adayları Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongrelerinde yarışamıyorsa bunu yanlış bir şey olarak görüyorsa yarışmayı yazıklar olsun. Ne diyeyim yani?
Bu şey korkusundan olabilir mi acaba Sayın Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının? Yani şimdi çok başarılı bir süreç atlatıldı. 31 Mart ardından 23 Haziran. 23 Haziran hakikaten bence yani tarihi bir dönüm noktası hem muhalefet açısından hem AK Parti açısından. Şu bu değişimi, bu dönüşümü, bu rüzgarı kırmamak adına kavgalı eve kız vermezler. Hani biz gene o görüntüyü çizmeyelim. Asıl tek adamla gidelim, tek adayla gidelim de güzel bir süreç atlatalım niyetiyle olmuş olamaz mı? Asıl o zaman partiyi parçalarsınız. Asıl o zaman kırarsınız. Yani tek aday, İstanbul'a tek aday. Ne demek bu? Demek ki genel merkezden biri önerilecek. İnsanlar da tıpış tıpış gidip seçecek. Bu olmaz. Bu partiyi böler. Bu partiyi parçalar. Bu doğru olmaz. Yani AKP'den bizim ne farkımız var? AKP o zaman. Bir AK Parti var, bir de AK CHP olur yani. Bunu doğru bulmam. Yani ha küçük, yani bazı illerde oy oranımız düşüktür. Dipnot ben de doğru bulmam. Peki, Sayın İnce, Nagihan Hanım'ın sorusu var. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tuncay Özkan tweet yazarak aslında Muharrem Bey'in yalan söylediğini söylemiş oldu. Çünkü kendisi, ben onun ağzından söylemiştim. Böyle bir iddianız olmuştu daha sonra. Yanlış hatırlamıyorsam Levent Gültekin'i anlatmıştınız. Bu İddia bir, benim değil, Levent Gültekin söylemiş. Peki ama yani sizin ağzınızdan yani söylemişti. Hani hayır, onu bir kenara koyuyorum. Ciddi işlere bakalım arkadaşlar. Yani. Hayır, hayır, bak, şöyle ekonomiyi konuşmak istiyorum. Hayır, bana başka ekonomiden, şey, Suriye'den. Konuşacağız. Peki, yani ben oradan benim soru sormayacak mısınız? Ben başka soru soracağım. Ben başka soru soracağım. Burada yani ben muhatap olan ben değilim. Sevil Hanım. Muhatap ben değilim. Onu anlatmak istedim. Bir konuşayım. Şimdi ben iki şey sormak istiyorum Sayın Kılıçdaroğlu üzerine. Bir, 24 Haziran ve daha sonrasının kıyaslaması. Siz 24 Haziran'da bu anlattığınız tablo hakikaten yani çok deli saçması iddia ortaya atıldı. Zor bir durumda kaldığınız anlaşılıyor ve yanlış yaptım diyorsunuz. Ben bunun çok büyük bir erdem olduğunu düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran gecesi sizi yalnız bıraktığını düşünüyorsunuz. Ben o noktada eleştiriyor musunuz? Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ben Türkiye'nin bu kadar ekonomik problemleri var. Öyle oldu, böyle oldu. Tamam kardeşim. Peki o zaman aynı. Çıkmadık yani, tamam. Çıkmadık, özür dilerim. Konuyu kapatıyorum. Tamam. Ben başka bir şey soracağım. Bu konuyu kapatmanız adına. Baydı artık yine ya. Yine daha yarısını sorun. Hikaye bu konuyu. Tamam Muharrem Bey, ama bir sorunun devamını bir alalım. Sorun, konuşmak tabii istemezseniz yine konuşmazsınız. Evet. Sorunun devamını. Ben aynı Kılıçdaroğlu'nun daha sonraki seçimleri ve stratejilerini başarılı buluyor musunuz? 31 Mart, biraz önce Sevil Ay'ın söylediği 31 Mart sonuçları ve 23 Haziran sonucu açıkçası tabii tartışmasız olarak muhalefet kanadında çok büyük siz bir heyecan yarattı. Siz yerel seçimlerdeki performansını soruyorsunuz. Tabii ki başarılı buluyorum. Genel olarak 24 Haziran seçimlerinden sonra Kemal Bey çok eleştirilmişti. Ama bugün geldiğimiz noktada CHP'nin hakikaten ciddi bir heyecan yarattığını da görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle bir heyecan yaratılmışsa işte kurultayda da onun karşısına çıkmayı düşünüyor musunuz? Yoksa yani doğal hakkıdır, böyle devam etmeli mi CHP diyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni başarılı buluyorum. Son yerel seçimlerde. Ama başarısız olduklarımız da var. Bunların toptan bir değerlendirilmesi lazım. Örneğin Giresun'u kaybettik. Evet. Örneğin Zonguldak'ı kaybettik. Örneğin Kırklareli'ni kaybettik. Bakın İstanbul seçimleri ikinciye olmasaydı, ertelenmeseydi Türkiye'de hangi vilayeti konuşacaktık biliyor musunuz? Kırklareli'ni konuşacaktık. Mehmet Kesimoğlu'nu konuşacaktık. Mevcut belediye başkanıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'li. Aday gösterilmedi. Sizinle arkadaşımız da gitti. Geleceğim. Arkadaşımız da gitti. Bağımsız aday oldu. Bağımsız seçim aldı. Az kalsın kaybediyordu. Neden aday yapılmadı? Neden? Muharrem İnce'ye yakın isimdi. Ona imza verdi. Bunu ben sorduğumda ama Tanju Özcan'ı yaptık dedi mesela. Bolu nasıl olsa kazanılmaz diye yaptılar. Doğrusu. Tanju da kazandı. Yani doğru. Bunu herkes biliyor. Yani bakın bunlar doğru. Ali Cengiz oyunları. Bunlar böyle bu Cingöz oyunlarla falan siyaseti doğru bulmuyorum. Ben ilkeli bir adamım. Açık açık gelir söylerim. Yani tamam kazandık doğru. Tanju Bey'le aranız hala iyi mi? Bu arada CHP tabanından bu yönde bir takım iddialar geldi. Tanju yani benim kardeşimdir. Tamam. Yani bunlar hikayedir. Tamam, peki. Didem devam edin. Konuyla ilgili devam bir soru sorabilir miyim? Bir tamamlasın size geleyim. Evet. Ben de soruma cevap alamadım. Merak etmeyin. Sayın Başkan, Sayın İnce bir tamamlasın. Hepinize. Önce başarılı bir kampanya geçirmiştir Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat 89'da biz bundan daha başarılıydık.
89'da CHP olarak Türkiye'deki vilayetlerin %65'ini almıştık. Çok daha başarılıydı. İstanbul bizdeydi gene, Ankara, İzmir, hepsi bizdeydi. Sonra ne oldu? Şimdi buna bakmamız lazım. Bakın bir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere bizim belediye başkanlarımızın başarısız olma şansları yoktur. Mahkumlardır onlar başarılı olmaya. Hepimiz onlara yardımcı olmalıyız. Mahkumlar. Eğer onlar başarısız olursa emin olun bir 30 sene daha bekleriz. Onları çok zor bir görev bekliyor. Çok zor bir görev bekliyor. Allah yardımcıları olsun. Yani dedim ya demin Ekrem Bey bir seçim başarısı gösterdi. Şimdi ardından belediye başkanlığı başarısı lazım. Ve merkezi hükümet para vermeyecek. Belediye meclisinde çoğunluk yok. Borç batağı var. Borç batağı var. İşi zor. İşi zor. Neredeyse 100 gün olacak Ekim'de ama siz hala değerlendirmek istemiyorsunuz. Ama değerlendirmem çok erkenden. Başarısız olursa hepimizin işi zor. Onun için başarılı olmaya mecbur, onlara yardımcı olmamız lazım hepimizin. Bütün oy veren herkesin, bütün seçmenler. Aday olacak mısın? Evet, soruma bir türlü cevap alamıyorum. Bakın, bir. Şubat'tan sonraki kurultayda aday mısınız? Bir. Genel başkanım. Bir. Aday olamazsınız, aday gösterilirsiniz. Delegeler sizi aday gösterir. Tamam, diyelim gösterdiler. İki, bir dakika ama. Bizi konuşsun. Bir dakika ama ya. Sevireyim, bir dakika. Henüz takvim başlamamış. Daha mahalle delegesi bile seçilmemiş. Sonra il delegesi seçilecek, sonra kurultay delegeleri seçilecek. Bu süreç henüz ne zaman başlayacağı belli değil. Doğmamış çocuğa don biçmem. Birincisi bu. Önce bir süreç başlasın. Ama Muharrem İnce ne istiyor diye soruyor Sevilay Yılmaz. Bir görelim. Sevilay İki. Yılmaz Sayın İnce. Ama İki. 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde varım diyorsunuz. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimi demedim ben. 2020 Kasım 2020 Kasım'dır. Neyse ona varım diyorsunuz. Şu ama bu daha hiç süreç başlamamış. O da doğmamış çocuk. Niye doğmamış süreçti o zaman? Öbüründe ama bakın arkadaşlar bu son uyarım olsun. Peki. Lütfen bir soruyu sonuna kadar soruyu sordunuz. Bekleyin. Biraz Sayın İnce açmak için de sorabilirim ama istirhamınız bozuldu biliyorum. Farkın bu akşam biraz böyle dağılıyor. Çok fazla müdahil oluyorsunuz. Tamam. Pardon. Peki devam edin. Ben devam edeceğim bak bir daha sorarsanız. Tamam, tamam. Bak, buyurun devam edin. Birincisi bu. Henüz süreç başlamamış. Mahalle delegesi dahi seçilmemiş. Ne zaman seçileceği belli değil. Kurultayın tarihi belli değil. Şekillenmemişse burada bir konuşmak yanlış olur. İki. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım dediğimde 2014'te ne diyordum? Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağım diyordum. İddiam buydu. Peki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar oldu mu? Olmadı. İktidar olmadı. Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiyor. Evet. Belediye yönetmek başka şey, Türkiye'yi yönetmek başka şey. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi yönetmediğine göre iddia ortada geçerli demektir. Bu iddia geçerli demektir. Henüz Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiyor. Üç. Bana sorarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Doğrusu budur. Yakışanı budur. Doğrusu budur. Genel başkan başka, Cumhurbaşkanı adayı başka. Yaşadık biz bunu. Bir süre aksaklık çıkıyor. Ne çıkıyor? Söyleyeyim. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı. Genel başkanı yardımcıları diyor ki bak Bartın milletvekili Rıza Yalçınkaya var ya Muharrem İnce'nin yanında onu keselim listeye koymayalım. Haydi onu koymayalım. Bak Manisa milletvekili Mazlum Nurlu var ya onu da keselim. Muharrem'in yanında onu da listeye koymayalım. Zaten sıfır moralle başlıyorsun. Sana yakın milletvekillerini MYK doğuruyor. Zaten sıfır moralle başlıyor. Çelişiyorsunuz. Genel başkan bir şey söylüyor, Cumhurbaşkanı adayı başka bir şey söylüyor. Doğrusu bunun CHP genel başkanının kadrolarını kendisi hazırlaması. Programı kendisini yönetmesi. Adaylarla birlikte çıkması. En doğrusu budur. Peki. Bu delegeler ne diyecekler seçilince? Delegeler gel buraya derse gelirim, demezlerse yanlarına giderim salona.
Bu kadar. Peki. Şöyle yapalım. Gürkan Hacır'ın sorusu var. Reklamlardan sonra o soruyu soralım ve cevabını alalım. Diğer konuklarımın da Sayın Muharrem İnce'ye keza. Bir ara verdik, sonra tekrar beraberiz. Evet, Sayın Muharrem İnce'yi ağırlamayı sürdürüyoruz. Bu arada sosyal medyada da çok sözünü kesiyorsunuz. Sayın İnce çok haklı. Bırakın kendisini anlasın, sorularınızı evet. sorun diye ciddi eleştiri haklı alıyoruz. Var. Buna uyacağız. Bu arada herkese sorusunu soracak. Siz de o soruları bu. Tabii ki. Yani tabii. Bir soralım, siz eğer yanıtlamak istemiyorsanız kendi özgür iradeniz tabii ki. Gürkan Hacır'ın sorusuyla devam edeceğiz. Evet. Sonra başlığımız işte belediyelerdeki israf meselesiyle devam edeceğiz. Ama siz içeriden bir soru galiba. İçeriden CHP, derken? CHP içinde ilgili. Ha, CHP için. CHP ile ilgili. Yok, şimdi Sayın İnce, sizin söylemlerinizden biraz parti yönetimine de kırgın olduğunuz izlenimini edindim. Bu benim kişisel kanaatim olabilir. Ama bir de gözlemimi ekleyerek bir soru sormak istiyorum. Partinin çeşitli etkinliklerine davet edilmiyor musunuz? Bir, iki, en son 9 Eylül'de partinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde ben ön sırada göremedim sizi. Acaba size orada yer ayrılmamış mıydı? Bir cumhurbaşkanı adayı olarak size orada, yani parti protokolünde bir ihmal mi söz konusu? Doğrudan yönetime ve Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı bir kırgınlığınız, özellikle son dönemdeki bu etkinlikler bazında bir kırgınlığınız söz konusu mu? Şimdi bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Seçim geçti. 60 gün sonra parti seçimi değerlendirmek için 58 gün sonra bir toplantı yaptı. Orada başrol oyuncusu kim? Cumhurbaşkanı adayı. Esas çocuk o. Mesela ben o toplantıya çağrılmadım. Hmm. Yani kampanyayı yapan benim. Gezen benim, koşan benim, aday olan benim, yenilen benim. O kampanyaya çağrılmadım. Zaman zaman bazı yerlerde, o 9 Eylül'deki etkinlikte vardı, ön sırada vardı da yanda bir, kenarda bir yer ayrılmıştı. Protokola uygun bir yer değildi. Bunlara kızıyor musun? Gülüyorum ben bunlara. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. 40 yıllık Cumhuriyet Halk Partiliyim. Az önce söylediğimi tekrar edeyim. Partiyi 30 yıl sonra, 40 yıl sonra 30'un üzerine çıkardım. Meydanları doldurduk, umutları tazeledik. Kazanırız iddiasını. Recep Tayyip Erdoğan kaybedecek galiba dedirttik. Böyle bir hatam var benim. Hata ise ben bunu yaptım. Ha, bunu yapıyor arkadaşlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi var mıdır? Kesinlikle yoktur. Bunu kraldan fazla kralcılar yapar. Bu beni üzmez. Altın yere düşünce değerinden bir şey kaybetmez. Altın altındır. Onların beni kenarda bir yere koyması umurumda bile değil. Millet beni yüreğine koysun yeter. Hani Erdoğan ben köprü yaptım deyince, ben Hakkari'den Edirne'ye gönül köprüsü kuruyorum. Ne köprüsünden bahsediyorsun sen demiştim. Yani onlar beni kenara koyunca halkın gözünde kenara koyabilirler mi? Sokağa çıktığımda her gün 500 civarında fotoğraf çektiriyorum ben yolda. Her gün. Ona engel olabilirler mi? Halkın sevgisine engel olabilirler mi? Olamazlar. Bırak yapsınlar. Yani tekrar söylüyorum. Partileri yönetenler kiracılardır. 2 yıllık kurultaylarda 2 yıllığına seçilen kiracılardır. Asıl ev sahibi sokaktakilerdir. Kiracı bana yanlış yaptı diye ben evi yakmam. Onlar kapıdan kovsa ben bacadan gireceğim. Ön sırada, sağ tarafta, kenarda değil, 28. sıraya koysalar ben yine gideceğim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi. Peki, Gürkan Hacır'ın devamında bir sorusu var. Devamı şöyle bir soru. Evet. Çünkü kurultay süreçlerini konuştuk. Kurultay sürecinde de beni aday isterlerse, delegeler böyle bir teveccühte bulunursa elbette koşa koşa giderim dediniz. Abi. Daha önce de böyle beyanlarınız var. Bulunmazlarsa da yanlarına giderim. Yanlarına giderim demiştiniz. Ama şimdi biraz da tabloyu reel olarak değerlendirirsek, bir seçim zaferi var. Yerel seçimde bir zafer kazandı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi. Bu yerel seçimde de delegasyonun belirleneceği il ve ilçe kongrelerinde bir belediye rüzgarı esecektir. Yani bu artık bilinen bir gerçek. Şimdi yeni seçilmiş belediye başkanları var. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından seçilmiş belediye başkanları var. Buradan esen bir rüzgar var. Dahası bir de üstüne İmamoğlu rüzgarını da ilave edin. Burada acaba
Muharrem İnce akıllara gelir mi gelmez mi diye düşündüğünüz oluyor mu? Hayır, böyle düşünmem ben. Ben böyle bakmam. Delegeler kapı kulları değildir. Özgür iradeli delegelerdir onlar. Kapı kulları değildir ve bu CHP'de 45 yıl önce söylenmiş bir sözdür. Ya özgür iradeli delegeler olacaksınız ya kapı kulları diye. Bu tartışma çok eski bir tartışmadır CHP'de. Ben şunu savunuyorum, savunduğum şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Cumhurbaşkanlığına aday olmasının doğru olacağını savunuyorum. Ben bu tezden hareketle yola çıkıyorum. İzninizle. Şunu da biraz daha netleştirelim. Az önce dediniz ki 31 Mart'a kadar Sayın Erdoğan'ın yenilebileceğini ben gösterdim dediniz. Onu biraz daha açar mısınız? Yani siz olmasaydınız, Türk Muharrem İnce olmasaydı, yani CHP bunu yapamadı, Muharrem İnce mi yaptı? Türk siyasetinde Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var. Çok güçlü bir figür şu Sayın Erdoğan. 2002'de yenmiş. Aktör. 2004'te yenmiş. 2007'de yenmiş. 2009'da yenmiş. 2010 referandumunda yenmiş. 2011'de yenmiş, 2014'te yenmiş, 2017'de yenmiş, 2018'e gelmiş. Herkes artık seçimden umudunu yitirmişken bu adamı seçimle değiştiremeyiz. Herkes elini vicdanına koyarak düşünsün bunu. Muharrem İnce'yi severler sevmezler. Herkes elini vicdanına koysun. 2018'e gelmiş, Muharrem İnce diye bir adam çıkmış karşısına. Muharrem İnce'yi de yenmiş ama yara alarak yenmiş. Sendelemiş, ilk roundda yenememiş. Kaşı, yani teşbihte hata olmaz, boks maçına benzetirsek. Yara almış, kaşı açılmış, dizi kopmuş. Yenmiş ama ya iyi hazırlanılsaydı bu yenilirdi. Yani bir şey diyorsunuz ki izninizle, sorumu sormam için. Eğer beni 4 ay önce aday yapsalardı ben Cumhurbaşkanı. Diyorsunuz ki ben yordum, İmamoğlu kazandır. Ben öyle demiyorum. Ben yolu açtım diyorum. Ben yolu açtım. Ben İmamoğlu'yla beni karşı karşıya getirmeye çalışmayın. Gelmeyeceğim kardeşimle. Siyasi akrabamla. Soru soruyoruz Sayın İnce. Böyle yani, bir şeye hayır gelmeyeceğim. Sorular da çok normal yani. Yani siz de sorulardan siz gazetecisiniz. Buna... Siz gazetecisiniz. Tamam. Ben de 40 yıllık siyasetçiyim. Tamam. Peki. Sevilen Hanım sonra size geleceğim. İmamoğlu evet. Şurada bir cümlemi de Agehan Hanım ondan sonra söylesin. Sevilen Hanım sonra Agehan Hanım. Evet. Bakın bir yol açtık. Bir yol açtık buradan. Ben 8 ay önce... Seçimden 8 ay önce Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. Aynen şöyle dedim. Aday olmak en doğal hakkınız. Siz aday olun, verin otobüsün birini bana. Karış karış Türkiye'yi dolaşayım, sizin adaylığınız için çalışayım dedim. Evet, söylemiştim. Ben aday değilim dedim. O zaman beni aday gösterdi. Partinin evlatlarından birini aday göster. Bak dedim, bu Türkiye'yi nasıl ayağa kaldıracağım dedim. Beni aday göstermediler. Beni ne zaman aday gösterdiler? 51 gün kala. Ben fotoğraflarımı İzmir'de otel odasında çektirdim. Zaman yoktu. Aday oldum. 4 Mayıs'ta aday oldum. Doğum günümdü. 5 Mayıs günü Yalova'dan mitingle başladım. 6 Mayıs'ta Edirne'de miting yaptım. Hiçbir hazırlık yapamadım. Zamanım yetmedi. Eğer bu seçim, bakın bir ay daha olsaydı, benim bir ay daha sürem olsaydı, 51 gün değil 81 gün olsaydı, %36-37 alacaktım. İkinci tura kalacaktı. İkinci evet. Turda Cumhurbaşkanı olacaktı. Yani Sayın İnce kendi partinizin Nagihan sizin Hanım, kazanmamanız Hanım. Üzerine mi hayır, strateji geliştirdi? Hayır kazanmamak üzerine değil. Hanım, geç de... açıkladılar evet. Beni. Yani kötü niyetle beni geç açıkladılar demiyorum. Kazanmasın bu geç açıklayalım dediler yaptılar demiyorum. Yanlış yapıldı geç açıklandı. Sevilay Hanım özür dilerim ama ben en son Kılıçdaroğlu ile Kemal Bey'le ne zaman görüştüğünüzü merak ettim. Ne zaman görüştünüz en son birebir bir görüşmeniz oldu? Yemek olmuştu. Yemekten sonra var herhalde. Yani hayır, son... defalarca görüştük canım. En yakın zamanda ne zaman görüştünüz? En yakın zamanda... Hatırlamayacak. Hayır, 9 Eylül'de görüştük canım. Birebir bir görüşmeniz oldu. 9 Eylül'de görüştük. Havaalanında görüştük. Zonguldak milletvekilimizin düğününde görüştük. Hatta ne yapıyorsun dedi. Bir borcum var kendisine. Önümüzdeki günlerde de borcumu ödeyeceğim. Borcunuz ne? bal borcum var. Niye? Neden? Arılarım var. Dedim ki hiçbir ticari gerekçe olmadan arılarım var dedim, bal var işte, konu oraya geldi. Arıcılık mı yapıyorsunuz? Hayır, arıcılık falan yapmıyorum. Ha. Bahçemde hobi arı var. Sadece kolan şey, var. Kemal Bey bal mı vereceksiniz hediye olarak? Evet dedi ki bana da düşer herhalde. Dedim, genel başkana mutlaka düşer dedim. Yani böyle bir sohbet geçti aramızda. Bizim bakın ikili insani ilişkilerimiz... Nagihan dedi ki arıları vermez değil mi dedi.
Hayır, arıları vermeyecek herhalde dedim. Trollük yapmayacağım. Arıları niye vereyim ya? Arılar yine bal yapacak. Peki Sevilay Yılmaz. Şimdi kırgınlıklarınız belli. Bunları ortaya koydunuz. Haklı olduğunuz noktalar var. Geç işte ilan edilmeniz ve işte örgütün kampanyanızda dört dörtlük destek vermemesi gibi. Bunlar bir tarafa. Seçimi kaybettiniz. Tamam, yol açtınız. Gerçekten güzel bir performans sergilediniz ama seçimi kaybettiniz. Evet. Seçimden sonraki tavrınız çok tartışıldı. Çünkü siz seçimden önce yine galiba bu ekranda ya da başka bir televizyonda kaybedersem asla genel başkanın karşısına çıkmayacağım, aday olmayacağım demiştiniz. Bunu yapmadınız. Bu sözünüzü vefa, tutmadınız. Vefa ifadesini kullandınız. Peki, tamam. Neyse. Konuşuyorum yani. Tamam, yani hatırlatmak için. Yani böyle bir söz etmiştiniz, böyle bir ifade kullanmıştınız. Bu sözünüze sadık kalamadınız. Çıktınız, aday olmak istediniz. Hatta o süreci biz de takip ettik an be an. İşte imzalar toplandı, oldu, olmadı falan. Bu toplumda tırnak içinde size karşı bir güvensizlik yarattı. Bu güvensizliğin farkında mısınız? Bu konuda getireceğiniz öz eleştiri nedir efendim? Sayın Baykal genel başkanlıktan ayrılınca da Sayın Kılıçdaroğlu ben aday değilim açıklaması yapmıştı. Sayın Erdoğan da buna benzer açıklamalar yaptı. Ben de yaptım. Niye bir tek bende güvensizlik yaratıyor da diğerlerinde yaratmıyor? Siyasette bu tür açıklamalar zaman zaman olmuştur. Ama sizi de kızdıran şeyler olur biliyor musunuz? Mesela Sevilla Yılmaz milletvekilidir. Başarılı da bir milletvekilidir. Sırf Muharrem İnce'ye yakın diye listeye onu koymazsanız Muharrem İnce'yi çıldırtırsınız. Kırklareli Belediye Başkanı'na yaptığınız gibi. O zaman da işte geçmişte söylediğiniz bazı sözleri tekrar hatırlamak zorunda kalırsınız. Siz sözlerinizi tutmayabilirsiniz. Yani bu sözleri tutmamak karşılıklıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani ne günahı vardı Mehmet Kesimoğlu'nun? Ne günahı? Başarılı bir belediye başkanı. Sosyal medyada Silivri, dünürünüz Silivri örneğini hatırlatıyorlar. Bakın. Önce yapılmadı. Özcan Işıklar 10 yıl belediye başkan yardımcılığı yapmış. Ondan sonra da 10 yıl belediye başkanlığı yapmış. Çok da eski bir partili. Çok eski bir partili. Özcan Işıklar belediye başkan yardımcılığı ya da belediye başkanlığı yaparken benim çocuklarım doğmamıştı. Sonradan dünür olmuşsak ne yapsın yani, partiden mi istifa etsin? Benimle ne alakası var Özcan'ın? Yani dünür olduğu için siyasete girmemiş ki. Siyasetin ortasındayken dünür olmuş. İkisi birbirine sapla samanı karıştırıyorlar. Yani. Özcan Akçay bundan 20 sene önce Özcan Işıklar 20 sene önce belediye başkan yardımcısıyken bizim çocuklarımız da, onun çocuğu da 6 yaşındaydı. Ne alakası var dünürlükte? Peki izninizle belediyeler ve israf meselesiyle devam, o başlıkla ben devam etmek istiyorum. Ben bir şey sormak istiyordum. O konuyu tamamlamak istiyorum. Ama ben bir söz istemiştim. Tamam, peki söyleyin. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi CHP'nin içinde o süreçte size haksızlık yapıldığına ben de katılıyorum. Ve 24 Haziran seçimlerinden sonra sizin yeni bir parti kurup, özgürlükçü bir parti kurup bu yarattığınız rüzgarla yola devam etmeniz gerektiğiyle ilgili bir iki yazı da yazmıştım. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bu fikre nasıl bakarsınız? Yani diyelim ki kurultay sürecinden yine böyle bir mevcut sonucu değiştirmeyen bir şey çıktı, bir tablo çıktı. Yeni bir Muharrem İnce'nin tek başına işte o size yakın olduğu için dışlanan isimlerle birlikte ve daha fazlasıyla yürüyebileceği bir senaryo. Cumhuriyet Halk Partisi benim için sıradan bir parti değil. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek, ikametgah belgesiyle gidilerek kurulmuş bir parti değil. Savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Atatürk'ün bir emaneti. Ben sıradan bir kamyon şoförünün oğlu olarak, bu ülkenin bir fizik öğretmeni olarak bu parti beni aldı. Gençlik kollarında görev verdi. İlçe sekreteri yaptı, il başkanı yaptı, PM üyesi yaptı, 16 yıl milletvekili yaptı. MYK'da bulundum, grup başkan vekilliği yaptım. 16 milyon oy aldım, cumhurbaşkanlığı yaptım. Benim bu partiyle böyle bir şeyim olamaz. Ben bu partiye zarar veremem. Partiden falan ayrılamam. İsteyenler varsa, ellerini ovuşturanlar varsa çok beklerler. Ben buradayım, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Bunu kim isteyecek, siz isteyebilirsiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Böyle bir derdim yok.
Ben CHP'nin başarılı olmasını istiyorum. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak istiyorum. Onu yüceltmek istiyorum. Onu iktidar yapmak istiyorum. Ve sizlerden de şunu istiyorum. Türkiye'nin 1600 okulunda tuvalet yok. Geçen sene Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 880 milyar dolardı gayri safi milli hasılamız. Bir senede 720 milyar dolara düşmüş. %18 gerilemişiz. Kişi başına 2000 dolar kaybetmişiz. Türkiye'de asgari ücretli vergi öderken 9 tane Cumhurbaşkanlığı'nın kurul üyesi vergi ödemiyor. Bunları bana sormanızı, ekonomiyi, Suriye'yi, bunları sormanızı ve CHP, kurultay, parti içi buradan çıkmanızı siyasetle ilgili Deniz'in hakkına bir isteğim, istirham çünkü edeyim. Bir yarım sayı bu soruyla tamam, ilgili. Çünkü ilgili. Türk siyasetinde bir tablo ortaya çıktı evet. Sayın İnce. Şimdi MHP'nin içinden bir İyi Parti doğdu. Her ne kadar başka tabanlara da dayandığını söylese de İyi Partililer ama neticede özü itibariyle, ana kadroları itibariyle MHP'den çıktı. Şimdi AK Parti'ye bakıyoruz. İki yeni parti yolda. Yani onlar da bir doğum sancısı yaşıyorlar ve onlarda da bir bölünme söz konusu olabilecek. Ama evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir durum konuşulmuyor. Bilakis Cumhuriyet Halk Partisi yutarak ilerliyor biraz. Yani ittifakındaki diğer partileri de oylarını içine aldı. HDP'nin de oylarını büyük bir ölçüde konsolide etti ve büyüyerek gidiyor. Yakın vadede bu ilk seçimler olabilir. Siz olun olmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar olarak görüyor musunuz? Bir iktidara koşan parti olarak görüyor musunuz? Bakın 17 yıl Türkiye'yi yönetmişler. Ali Babacan umut olacak Türkiye'ye öyle mi? Ya 12,5 sene maliyeyi sen yönetmedin. Bu ülkenin ekonomisini senin sorumluluğun yok mu bunda? Yani iki gerekçe geliyor aklıma. Bir, sorumluluktan kaçmak istiyorlar. Bu geçmiş sorumluluklarından. Senin bunda payın yok mu? Yani Sayın Abdullah Gül kusura bakma. Yani 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptın. Kaç tane yasayı veto ettin? Hangisini veto ettin? Neye karşı çıktın? Sayın Davutoğlu 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giderken anlatırım ha. Sen neydin o ara? Affedersin de zabıta çavuşu muydun? Sen başbakan değil miydin? Niye yaptın onları? Kanunsuz şeyler yaptırdılarsa niye yaptın? Suruç'ta, Ankara Garı'nda insanlar öldüyse, IŞİD bu ülkede 700'ün üzerinde vatandaşımızın canına kastetmişse sen ne iş yapıyordun? Siz mi umut olacaksınız yani? Eğer 12,5 sene bu ülkenin tarımını sen çökertmedin mi Ali Babacan? Esnafı sen bitirmedin mi? Nasıl olacak da bu ülkeyi sen mi kaldıracaksın ayağa şimdi? Cumhuriyet Halk Partisi becerecek bunu, yapacak, yapmalı. Aklını başına toplamalı. Muharrem İnce'yi kenara atarak değil, davet etmeyerek değil, herkesi bütünleştirerek. Ya sen Muharrem İnce kırılmaz. Muharrem İnce'ye bakma. Muharrem İnce'yi ayrı tut. O kırılmaz. Ama kırılacak olanlar olur. Bu kurultay delegesi evet bunu aday yapmayalım. Niye Muharrem İnce'ye yakın? Muharrem İnce bu partinin evladı değil mi? Bunu 5. defa söylüyorsunuz. Peki. Bu kadar içerlemişsiniz. İçerledim tabii ki. Çok içerledim. Siz içerlemez misiniz? Yok 5. defa söylüyorum. Yani Bülent Öz'ü bakın örnek vereceğim. Söyleyin. Bülent Özü Çanakkale'de gerçekten başarılı bir milletvekiliydi. Listeye koymadılar. Neden koymadınız? Neden? Muharrem İnce'nin yanında durdu diye. Sonra mecbur kaldılar. Çan'a aday yaptılar. Çan'ı kazandı çocuk. Peki Sayın İnce, şimdi demek ki başarılıymış. Sevgili arkadaşlarım, Sayın Başkan bir saniye efendim. Şimdi yeni oluşumlara zaman zaman bir giriyoruz, tekrar çıkıyoruz. Şu meseleyi tamamlamak istiyorum o zaman. İsrafa birazdan geçeceğim. Yeni parti ile ilgili var mı? Yeni parti oluşumları ilgili yani sizin soracağınız. Yani aslında pek de gerek yok. Çünkü Sayın İnce kendi mahallesinde ve Türkiye... Ama sonuçta o yeni parti oluşumları siyasete de yani bir yöndereceği için... Güzel bir özet oldu. Hani evet, bir sorunuz yok sizin. Doğru, ya ben vardı aslında ama kafamdaki sorunun yanıtını aldım. Verdi. Yani peki. Babacan'ın... Ama şunu da bakın, şunu da yanlış buluyorum, onu da söyleyeyim. Yani peki. Yanlış buldum bir başka bir şey. Hangisi? Öyle ya da böyle. Kurabilirler mi? Evet. Kurmalılar mı? Evet. Bir karşılığı ama, var mı? Hayır, onu bilemem. Az önce dediğim gibi bir olayı başlatabilecek mi? Geliştirebilecek mi? Tamam. Yön verebilecek mi? Kapatabilecek mi? Ama şunu da yanlış buluyorum. Erdoğan'ın çıkıp sonucuna katlanırsınız diye tehdit etmesini de yanlış buluyorum. Sevil Hanım'ın bir sorusu var. Tam bunun üzerine geldi şimdi.
Sayın Babacan ve işte Abdullah Gül, o ekip ayrı bir ekip biliyorsunuz. Onlar kendileri istifa ettiler ve dün ya da evvelki günde zaten Sayın Babacan partiyi ne zaman ne şekil kuracaklarını anlatan bir röportaj verdi. Fakat Davutoğlu meselesi farklı. Davutoğlu meselesinde, Ahmet Davutoğlu meselesinde de iş ihraca kadar vardı. Ahmet Davutoğlu'na yakın olanlarla birlikte ihraç istemine biliyorsunuz disipline sevk edildi. Ve sebep işte basın ve kamuoyu önünde partiyi küçük düşüren açıklamalar yapmak, partiyi tartıştıracak ifadeler kullanmak. Şimdi baktığınız aslında siz şu anda Davutoğlu'nun yaptığı şeyi yapıyorsunuz. Ama Davutoğlu ihraç edildi yani. Ya Muharrem İnce ile Davutoğlu'nu benzetmez mi? Hayır, partinin partiden ayrılmıyor ama yani ki ama. Nasıl? Ayrılıp parti kurmayacak ki Sayın Anlamadın. Kendi partisi ayrılacak. Sevil Hanım'ın kendini izah bir sorusunu tam net sorsun. Şimdi Sayın Davutoğlu parti kuracağım demedi zaten Deniz Zeyrek. Sayın açıklamalarıyla Davutoğlu, kendini ihraç ettiriyor diyor. Yani Sayın Davutoğlu benim çıktı, açıklamalarımda ihraç ettirecek bir şey yok ya. Hayır. O da partisinin işte politikalarını eleştirildi, isim vermese de bir takım bakanlıklara göndermeler yaptı. Siz de bugün burada Sayın Kılıçdaroğlu'nu isim vererek de olması ima ediyorsunuz. Yöneticileri eleştiriyorsunuz, yalnız bırakıldım diyorsunuz. Bir takım serzenişlerde bulunuyorsunuz. Şunu soracağım tırnak içinde yani. Şimdi orada bir ihraç söz konusu yani. Çok sektör bir tavır sergiledi AK Parti yönetimi Davutoğlu ve ekibine karşı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diyeceğim demokrasi adına. Yani bu sizce haklı mı AK Parti? Yani, hayır, yani ihraç... şimdi CHP ile AK Parti yan yana getirilemez, kıyaslanamaz. Yani ben 2002'de milletvekili oldum. 2004'te Sayın Baykal'a karşı 30'lar hareketine imza attım. Ama 2007'de tekrar milletvekili oldum. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adayı oldum. Sonra Kılıçdaroğlu beni cumhurbaşkanı adayı. Yarın yine karşı karşıya gelebiliriz. Yan yana gelebiliriz. Düğünde yan yana geliriz. Cenazede yan yana geliriz. İkili sohbetlerde yan yana geliriz. AK Parti siyasi... neyi yapamıyor peki? Yapamazlar. O kültür yok onlarda. Ama arada bir fark var. Ahmet Davutoğlu yeni parti kuracağını söylüyor. Hayır. Yapamazlar. O kültür yok. Başkanına karşı bayrak açıp genel başkan adayı olacağım diye bir şey söylemedi ki. Hiçbir dönemimde biat etmedim. Hep doğruları söyledim. Yani bir gün çok iyi hatırlıyorum, YÖK yasası ile ilgili ben kapalı grup toplantısında itiraz ediyorum. Sayın Baykal tabir yerindeyse beni fırçaladı. Odasına gittim, hayır yanılıyorsunuz dedim. Gittim, kovdu beni odasından. İki saat sonra çağırdı, şunu bir anlat bakayım bana dedi, anlattım. Haklısın dedi, ama beni kovdunuz az önce dedim. Aile arasında olur böyle şeyler dedi. Sırtımı sıvazladı ve gönderdi. Kendisine sordum genel başkanlıktan aldıktan sonra. Ya siz beni milletvekili yaptınız. Sonra size karşı çıkınca hiç pişman oldunuz mu dedim. Beni yeniden isteğe koydunuz. Hayır dedi, asla olmadım. Sen yetenekli bir çocuktun, sana kıyamadım dedi. İyi ki de kıymamışım, parti bir adam kazandı dedi. Bizde böyle bir kültür var. Yani bize karşı çıkabilir. Hemen onun böyle kafasını koparmak, siyaseten bitirmek, sonucuna katlanırsınız. Böyle bir şey yok CHP'nin. Onun için tek liste olmaz. Onun için tek aday olmaz. Bizde yarış olacak. Sayın Ece, ama yani buyurun. Burada bir önce hatırlatma yapayım, sonra soruya geçeceğim. Yani burada çok açık bir şekilde 5 aydır Ahmet Davutoğlu parti kurma çalışmaları içinde ve bunu söylüyor. Etrafı yani bununla ilgili hazırlıklar var vesaire. Yani arada yani siz DHP'nin içindeki iddianızı çok net bir şekilde sürdürüyorsunuz. Dolayısıyla hani bu nüansı da hatırlatmak gerekir. Tabii ki. Ama bakın Türkiye'de şimdi ne oluyor biliyor musun? Şu anda şu kurullar var ya. Ben sorumu kaynatmayayım. Evet, bu kurullar bir işe yarıyor. Ben de bir şey ekleyeceğim. AK Parti içindeki siyaseti dizayn etme işi. Mesela bakıyor şimdi Erdoğan. Babacan parti kurarsa, Davutoğlu parti kurarsa kim gidebilir? Gel diyor. Sen şu politika kurulu üyesisin. Sen şu bankanın yönetim kurulu üyesisin. Şu anda eskileri arpalık gibi dağıtıyor. Yani vergi vermiyor bunlar. Eski milletvekilleri, eski AK Parti kurucuları bunlar şu anda bekliyorlar böyle. Erdoğan aman parti dağılmasın, aman yeni partiye gitmesinler diye tek tek bunları bir yere yerleştiriyor. Türkiye'nin parasına da yazık. İsraf bu işte yani. Siz Sayın Davutoğlu'nun aldığı pozisyonu, yürüttüğü siyaseti nasıl buluyorsunuz? Bir siyasetçi olarak nasıl? Yani Suriye belasını başımıza aşan kim? Kim açtı? Yani bu 4 milyon Suriyeli
Emevi Camii'nde cuma günü namaz kılacağız, 3 saatte Şam'a gireriz diyen kim? Bu belayı stratejik derinlik diyerek bizi Türkiye'yi sıfır sorun derken sıfır komşuya kim getirdi? Davutoğlu getirmedi. Yani her Suriyeli gördüğümde Davutoğlu geliyor benim aklıma, sizin gelmiyor mu? Yani 500 kilometre Türk sınırına Suriye, 3 saatte Şam'a girecek. Ya otoban hızını bile bilmiyor yani. Otobanda gitsen, 130'da gitsen 390 kilometre yapar 3 saat. Bunu bile bilmeyen bir adam. O mu kurtaracak Türkiye'yi ya? Bu belayı başımıza, bakın. Türkiye'nin terör sorunu var. Türkiye'nin ekonomik sorunları var. Eğitim, tarım, bir sürü sorunlarımız var bizim. PKK, hepsi tamam. Bunların hiçbirini başımıza AK Parti açmadı. Bunlar 2002'den önce de vardı. Ama bir sorunumuz var bizim. Bu sorun hiç yoktu. Suriye sorunu. Bu sorunu başımıza AK Parti, Erdoğan, Davutoğlu açtı. Bu sorunun özel bir durumu var yani. 2002'den önce Suriye diye bir sorunumuz var mıydı? Sayın İnce, isterseniz Suriye meselesini detaylı konuşalım. Biraz sonra ama, geçireyim ama evet, soru ne? Ben ne şu soruyu sormak yeni istiyorum. Yeni partiyle mi ilgili? Yani hepsiyle birlikte. Peki. Şimdi siz Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinizi açıkça ifade ediyorsunuz. Evet. Kararlı bir şekilde ifade ediyorsunuz. Ve öngörünüzde Türkiye'nin bir erken seçime gideceği yönde. Kasım evet. 2020 diyorsunuz. Evet. Şimdi bu senaryo doğru olursa Ekrem İmamoğlu'nun tabii istifa etmesi de siz bir Nurettin Sözen örneği verdiniz. Dolayısıyla CHP'nin çok iyi çalışması gerekir, başarı öyküsü çıkarması gerekir dediniz. Bu senaryoya göre Sayın İmamoğlu'nun istifa etmesi de zor görünüyor. Çünkü o istifa ederse yerine AK Partili Tevfik Göksu'nun gelmesi devreye girer. Şimdi dolayısıyla siz CHP'nin 2020 bu senaryoya göre, 2020 Kasım'ında seçim olursa, adayı olursanız, şimdi yeni sisteme göre bu adaylıkların bir takım ittifaklarla desteklenmesi gerekiyor. Partiniz Ali Babacan'ın kurmak üzere olduğu ve Ahmet Davutoğlu'nun kurmak üzere olduğu partiyle ittifak etmek isterse çok ağır eleştiriler yönelttiniz. Ne diyeceksiniz? Bu seçimlerde İstanbul'daki sloganımız güzeldi de Ankara'daki sloganımız da çok güzeldi. Mansur Yavaş 5 sene önce kaybetmişti. Aslında kaybetmemişti de kaybettirilmişti. Hak yerini bulacak dedi Mansur Bey. Ben de diyorum ki hak yerini bulacak, meydanlar dolacak, Muharrem İnce aday olacak. İttifaklara nokta. Ne diyeceksiniz? İttifak meselesiyle ilgili. İttifak o sonraki iş. Yani her parti isimleri değil onların ittifak olmadan muhtemel tabanları. Hayır yani bakın 2018'de ittifak mı vardı? İkinci turda ittifak olacaktı. Yani Selahattin Demirtaş ayrı adaydı, Meral Akşener ayrı adaydı, Muharrem İnce ayrı adaydı, Saadet Karabollaoğlu ayrı adaydı. İkinci tura kalsaydı doğal ittifak olacaktı zaten. Bakın şundan emin olun. Yine önümüzdeki seçimde de ilk turda ittifak falan olmaz. Belediye seçimi bir turlu seçim. Bir oy fazla alan seçim. O kadar eleştirdiğiniz partilerle nasıl ittifak yapıyorsunuz? Hayır eleştirdim. Ben bakın. Daha kurulmadı gerçi yani. Kurulmadı. Daha ortada kurulmuş ama bir şey yok. Yani siz daha kurulması var, muhtemel bir partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'ni onun arkasına takarsanız vagon olarak ben bu eleştiriyi yaparım. En doğal hakkım benim bu. Peki Ekrem İmamoğlu istifa ederse Cumhurbaşkanı adayı olmak bilemem. Için 2020'de o zamanki onu doğru olur, bilemem. Bulmuş. Ben kendi durumumu anlatıyorum. Onun da bu hakkı vardır. Hiçbir itirazım yok. Ben kendi durumumu anlatıyorum. Onu bilemem. Peki israf meselesinde bu konuyla ilgili var mı sorunuz? Adaylık yani yok, belediye ile ilgili ben var şu israf konusunda belediye geçmek istiyorum. Evet. İsraf ben buyurun. Şimdi tabii haklı olarak siz şey diyorsunuz başkan. Ekrem İmamoğlu çok yeni, Çiçekburnu'nda bir belediye başkanı. Dolayısıyla performans için iyi ya da kötü demem doğru değil, katılıyorum. Çok erken yani bunu evet. değerlendirmek için samimiyetle söylüyorum. Ama bazı hareketler vardır, bazı çıkışlar vardır. Bunları da sormadan geçemeyeceğiz ve çok gündeme oturdu biliyorsunuz. Şimdi Ekrem Bey seçildikten hemen kısa bir süre sonra tatile çıktı. Yıllık izninin bir bölümünü kullandı. Arkadaşlar ama bakın ama, bir şey söyleyeceğim. Ama bakın, siz bizi... Türkiye'nin genel sorunlarını sorarsınız bana. Ben İstanbul Belediyesi'nin basın sözcüsü değilim. Hı hı. Bakın, onu Ekrem Bey'in kendine sorarsınız. Ben bu sorulara cevap vermem. Ha ben sadece şunu diyecektim. Hayır, bakın israf. Siz olsanız mesela. Bilemem siz, ben şimdi. Ha, siz Cumhurbaşkanı yakında soruları kendisi sorup kendisi yanıtlayacak. Pekala ben size israf şöyle söyleyeyim. Hayır, 24 Haziran 2018'de seçilmiş olsaydınız Cumhurbaşkanı evet. olarak 10 gün 15 gün sonra tatile çıkar mıydınız? Hayır bakın Erdoğan eleştirisine göre haklı gerekçeleri olduğunu söylüyor. Erdoğan söyledi. Eleştiriyor da. Erdoğan eleştiriyor Ekrem Bey'i de. Sen diyor sel var diyor.
tatile gittin diyor. Ya sel olduğunu bilmeden git peki. Sen 15 Temmuz'da neredeydin Erdoğan? Erdoğan'ın gözüyle bakmıyorum. Ben siyaseti... FETÖ'cüler seni ararken nerede aradılar? Türkiye'de darbe olurken sen neredeydin? Hadi sel olurken Ekrem İmamoğlu Bodrum'daydı. Tamam kardeşim anladık. Nereden bilsin sel olacağını? Peki ben sana bir soru sorayım Erdoğan. Sel olacağı öngörülebilir mi? Yani sen darbe olacağını... Sen darbe olurken tatildeydin de sel olurken tatilde olsa ne olacak? Soruları böyle değil ama ben size israfı bir anlatayım bakın. Şimdi amaca uygun olmayan harcamadır israf. Amaca uygun olmayan harcama. Yolsuzluk başka bir şeydir, israf başka bir şeydir. Şimdi milletten bir vergi topluyoruz değil mi? Devlet milletten bir vergi topluyor. Bunu hizmete dönüştürmesi lazım. Devlet bize vergi alırken ne diyor? Hepimize, yurttaşlara. Sana diyor köprü yapacağım. Sana yol yapacağım. Hastane yapacağım. Sana okul yapacağım. Sana güvenliğini sağlayacağım. Bana vergi ver diyor. Polisi niye alıyor? Polisi niye alıyor devlet? Güvenliğimi sağlamak için. Polisin parasını nereden veriyor? Benden, vatandaştan aldığı vergiden. Peki, bizden vergi alıyor. Köprü yapmak için, yol yapmak için, hastane yapmak için, güvenliğimizi sağlamak için vergi alıyor. Ama biz sitelerimizde güvenlik görevlisi tutuyoruz. Özel doktora gidiyoruz, özel okula gidiyoruz, köprüden geçerken para veriyoruz, yoldan geçerken para veriyoruz. Ya inanılır gibi değil. Erdoğan bana kampanyada dedi ya, kör müsün dedi, köprü yaptık dedi, geçiyorsun Yalova'ya giderken. Dedim ki ben kör değilim ama sen nankörsün dedi. Yani işte Kurban Bayramı'ndan yeni geçtik daha. Kurban Bayramı'ndan yeni çıktık. Demirel'in yaptığı köprü bayramda bedava mıydı? Bedavaydı. Özal'ın yaptığı köprü bedava mıydı? Bedavaydı. Erdoğan'ın yaptığı köprü niye parayla? Siz Türkiye'nin genel bir israf sorunu olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Bakın daha anlatayım şimdi. Lüks araç israftır. Saray israftır. Ahlat'ta saray israftır. Marmaris'te yazlık israftır. Etimesgut havaalanında bekleyen 12 uçak israftır. Bu tepeden tırnağa bir israf söz konusu Türkiye'de. Bakın yani geçen yıl bir kağıt krizi yaşadık değil mi? Gazetecisiniz, en iyisini sizler bilirsiniz. Gazete basılamadı neredeyse. Basılamadı yani. SK birini park yaptık, birini yandaşa sattık. Şimdi bakın. Ortada bir para var. Deniz Bey. Ortada bir para var. Bu para sizin paranız. Siz kendi paranızla kendinize bir ceket alacaksınız. Neye bakarsınız? Kalitesine, fiyatına. Peki ortada bir para var. Para sizin paranız. Bana bir şey, bana ceket alacaksınız hediye. Önce neye bakarsınız? Fiyatına bakarsınız. Kalite sonra gelir. Önce fiyata bakarsınız. Kendiniz almıyorsunuz. Peki ortada bir para var. Bu para sizin de değil, benim de değil. Para başkasının bir parası. Başkasına bir hediye alacaksınız. Neye bakarsınız? Hiçbir şeye bakmazsınız. Devlet bu işte. Başkasının parasıyla başkasına bir şey almak. Burada ne önemli biliyor musun? Burada vicdan önemli. Burada vicdan önemli. Siz o araçları görünce ne düşündünüz? Yani belediyenin bakın, önünde sergilendi. Onun, yani ya bu, siyaseten 12 tane, doğru buldunuz 12, mu? Etimesgut havaalanında 12 tane uçak var. Uçak var. Türkiye öyle bir yani öyle bir şey olmuş ki artık. Şatafat. İşte itibardan tasarruf olmaz. Yani yüzlerce araçla gitmek. Görgüsüzlük. Görgüsüzlük öyle bir hal almış ki artık. İstanbul Belediyesi'nden sarayına. Yani bakın, köşkler, saraylar Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlıdır. 16 yıl milletvekilliği yaptık. Milli Saraylar Daire Başkanlığı vardır. Meclise bağlıdır bunlar. Aldı bunları kendine bağladı. Bütün saraylar ona bağlı. Bütün kasırlar ona bağlı. Bütün köşkler ona bağlı. Yetmiyor yani. Dolmabahçe yet bakın. Kendine saray yapıyor, yetmiyor. Dolmabahçe'yi de istiyor. Onu alıyor Vahdettin Köşkü'nü de istiyor. Onu alıyor Huber Köşkü'nü de alıyor. Onu alıyor Marmaris'te yazlık istiyor. Onu alıyor Ahlat'ta istiyor. Bu ne doymaz saray sefasıdır yani. Senin hepsine Sayın Erdoğan mı oturacak? Hepsine onun, hepsi onun. Sayın İnce ama nasıl oturacak? Nasıl yani mesela Vahdettin Köşkü yabancı evet. Liderlerin
büyük delegasyonların ağırlandığı, yani Türkiye adına yapılmış. Peki, bir yer. Dolmabahçe... Bir de o bahsettiğiniz birçok parkın içindeki kasırlar da önceden hatırlarsanız özel işletmelerdi ve hakikaten yüksek fiyatlı yerlerdi. Bunların birçoğu da çok daha halkın ulaşılabilir bir seviyesine de çekildi. Yani tamam belli noktalarda eleştirir ama siz yani çok maksimalist bir fotoğraf çiziyorsunuz da biraz... Yazlık ayrı. Yazlık var mı Marmaris'te? 300 odalı. 300 odalı mı? 300 oda. 300 oda. Yaklaşabiliyor musunuz? Hadi gelin bakalım binelim bir tekneye. Bilmiyorum. Yaklaşın bakalım. Etrafı duvarlarla çevrili. Özal'a ne haksızlık yapmışız biz. 4 odalı bir küçücük bir şey yapmışlar. Okluk koyunları. Duvarlar. Yaklaşın da göreyim sizi. Otoban yollar yapmak. 300 odalı bir yazlık zannetmiyorum. Bakın bu görgüsüzlük. Bu... Yani bu savurganlık değil. Bugün bugün Sayın Erdoğan belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Evet. Çok da ben bazı başkanlarla da konuştum. Onlarla da biraz toplantının içeriğiyle ilgili bilgiler de aldım. Herkes çok memnun o toplantıda. Hatta bir WhatsApp grubu da kurulacak kendi aralarında. Gerçi orada bir kırık sandalye meselesi olmuş. O da ama esprili oldu. Evet. O kırık... O da İmamoğlu'na denk gelmiş. Evet, Sayın İmamoğlu'na bir kırık sandalye. Vallahi inşallah kasıt yoktur, ne diyeyim yani. İnşallah yoktur. Neden? Oraya düşmemiştir. Düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum. İnşallah oraya düşmemiştir siyaset. Onu demekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Yani misafirin hangi sandalyede oturacağı misafiri üzmez. Ev sahibinin şanıdır o. Yani ben de gittiğimde ziyaretine kendisi bir koltukta oturuyordu. Beni bir kanepenin ucuna oturttu. O beni üzmez. Yani o siz benim evime geldiğinizde ben sizi baş köşeye oturtmak isterim, misafiri. Siz onun tesadüf olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum, inşallah değildir diyorum. Yani... Şimdi böyle ben kimse gıybet yapmak istemem. Tamam, benim sorum da aslında o değildi de. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çok da bütün söylenenleri not almış, dinlemiş. Bütün bakanlar orada, işte bir karşılıklı diyalog süreci başlatılmış görünüyor. Şöyle bir ifadesi var Sayın Erdoğan'ın. Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil. Sayın Erdoğan bu mesajı ne anlama geliyor? Ne söylemek istedi sizce? Eskiyi fazla karıştırma diyor. Karıştırma diyor. Yani bu İstanbul'u diyor. Karıştırırsan diyor kokar bunun altı diyor. Girme diyor fazla diyor. Oralara diyor. Oralara girme. Devri sabık derken Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'u mu söyledi diyorsunuz? Asıl şey burada yani. Asıl karargah burası. Ben neler olduğunu ben de biliyorum bazılarının. Ama onları açıklama hakkı belediye başkanımıza aittir. Meryem Bey, açıklayacak. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na şöyle bir eleştiri yöneltiliyor. Yani bu Ankara'da da yapılmış, Adana'da da yapılmış, Mersin'de de yapılmış. Hepsi bazı araçları iade ederek işte kimi 15 milyon, kimi 17 milyon tasarruf etmişler. İstanbul'da daha büyük ölçekli olduğu için 50 milyon tasarruf edildiği söyleniyor ama Ekrem İmamoğlu işte arabaları yeni kapıya dizerek işi hani bir siyasi şova dönüştürüyor, dönüştürmeye çalışıyor diye bir eleştiri var. Bunu doğru bulur musunuz? Bir de ben size katılmıyorum. Burada aslında soru sormak için buradayız ama görüşümü de söyleyeceğim. İnsanlar israf yapabilir. Yani ben fazla gereksiz şeylere paramı harcarım, o israf olur. Tamam, size ama, ama siz devletin parasıyla ihtiyacınız olmayan bir aracı kiralarsanız ve bu vesileyle de o araç kiralayan şirkete hak etmediği bir haksız kazanç elde etmesini sağlarsanız bu israfın ötesine geçer, yolsuzluk olur. Yani şimdi burada eğer 1200 küsur araçtan söz ediliyor, hiç ihtiyaç duyulmadığı halde kiralanmışsa bunu israf diye geçiştirmek herhalde doğru. Orası değil. Orası yolsuzluğa girer. Ha, bu noktada mesela onları yeni kapıya dizmek yerine bununla ilgili bir suç duyurusu yapılabilirdi, bir adli süreç başlatılabilirdi. Bu adımlar niye tercih edilmedi? Yani yöntemi doğru buldunuz mu? Yani bu eleştirilere katılıyor musunuz? Yani bir siyasi şov yapmak yerine yasalara göre hareket edilebilirdi, adli süreç başlatılabilirdi. Ben hatta şundan da korktum. Çünkü Türkiye'de siyaset artık o kadar çirkin yapılıyor ki. Dedim ki araçları oraya toplayınca eyvah dedim. Bir de şöyle bir şey yaparlar mı dedim. O araçların kirasını şu anda belediye ödüyor. Kamu zararı çıkartıp Ekrem İmamoğlu'na sen çalıştırmadın oraya topladın. Kirası ödeniyordu sana bunu rücu ederiz. Bunu da derler mi dedim. Kendisini de aradım. Aman dikkat et buna dedim. Bunu bile yaparlar dedim. Çünkü Türkiye'de siyaset şöyle bakınız. Tek bir konu değil. Yani
Mülteciler diyor. Mülteciler. Geliyorlar diyor. Ey Avrupa Birliği diyor. Görevinizi yapmazsanız diyor. Kapıları açarım diyor. Havuz hesabı zannediyor dış politik. Hani iki musluğu aynı anda açtık. Altta üç musluk var. 15 dakika bu aktı. Havuz kaç saniyede doldu? Sanki buradan açtık mültecilere kapıyı. Gelecekler buradan. Kapıkule'den çıkıp gidecekler. Ya İdlib'tekiler çoluk çocuk değil ki, kadın değil ki. İdlib'tekiler genç, eğitimli, silah kullanan insan. Ya bunlardan 100.000 kişi geldi. 10.000'i geçmezse Kapıkule'den, İpsala'dan, Türkiye'de kalırsa başımıza ne gelir bizim? Mesela bunu kimse ya tartışmıyor. Abi, İdlib'de 4 milyon insan yaşıyor. Bunların %90'ından fazlası sivil. Kadın, çocuk, yaşlı. Şu anda İdlib'e gelen terör örgütü unsurlarını... Aralarında terör örgütü unsurları var. Ama en çok yoğun büyük bir sivil şekilde nüfus var. Var. En yoğun şekilde var. Bunlardan 105 kişi girse yeter. Yani nasıl kapıları açabiliyor? Bir de kendi sınırınızı korumuyorsanız eğer... Siz mesela bir başkası Amerika Birleşik Devletleri. Bu arada İdlib'e gittim. Çok karmaşık bir durum var orada. Hayır, karmaşık en olduğu kesin ama Amerika çok Birleşik Devletleri ile şimdi biz neyi konuşuyoruz? Sivil nüfus. Güvenli bölgeyi konuşuyoruz. Sabah Amerika açıklıyor bize güvensizliğini. Akşam üstü biz açıklıyoruz ona güvensizliği. Peki sorudan uzaklaştık. Yani Suriye konuşacak. Yani Türkiye'de yani israfı tartışırken, dış politikayı tartışırken de böyle. Mesela şimdi eğitimi tartışırken de öyle. Neyi tartışıyoruz? Akıllı tahtalar vardı. Değil mi? Akıllı tahtalar. Ne oldu? Konuşan var mı? Fatih projesi değil mi? Ne oldu? Bitti. 1600 okulumuzda tuvalet yok. 1600 okulda. Tuvalet yok. Bakın size bir ilginç bir şey anlatayım. Eğitim ayrıca konuşacağız ama. Çok önemsiyorum. Bunu çok önemsiyorum. Tamam. Bakın toplumun nasıl dönüştüğünün, nasıl bir yapıya gittiğinin çok güzel bir örneği bu. Türkiye'de anket olayını ilk tanıştıran kişi Özal. 80'li yılların başında bir anket yapıyorlar. Soru şu. Bir tane soru çok ilginç. Soru şu. Gece evdesiniz karı koca. Acil bir işiniz çıktı. Acil gideceksiniz. Çocuğunuzu aşağıdakilerden hangisine bırakırsınız? Öğretmen, polis, din görevlisi, işte, doktor. Aşağıda meslekler sıralanmış. 82, 83'te, 84'te yapılan bu ankette din görevlisi birinci sırada çıkıyor. Açık ara. Ona bırakırım diyor. 2019'da yapılmış bu anket. İlk onda din görevlisi yok. Türkiye'deki din görevlilerinin bunu kendine sorması lazım. Ben onları aşağılamak için söylemiyorum. Onları korumak için söylüyorum. İlk ona giremiyorlar. Bırakmıyor adam. Neden? Yani bu ülkede az önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. Ana vatan diyoruz, ana haber diyoruz, anayasa diyoruz. Ama ana haberlerde kadın cinayetleri, peki, ana cinayetleri. Sayın Başkan bir başlığı daha açtı ama cemaatler meselesi. Onu birazdan geçeceğiz. Evet. Şimdi bir israfı konuşurken tabii onlara gidip geliyoruz o konuda ama. Ben çok küçük bir Nagihan şey Hanım, şöyle yapalım. Bir ara vereyim ben, sonra Nagihan Alçı ve diğer konuklarım. İsrafla ilgili varsa sorularınız o. Sonra diğer başlıklara geçeceğim. İzninizle biraz ara. Daha sonra Sayın İnce ve diğer konuklarımla sizlerle beraberiz. Sayın Muharrem İnce'yi ağırlamayı sürdürüyoruz. Sevgili gazeteci arkadaşlarımla beraber soruları soruyoruz. Sosyal medyada şu anda da evet, yoğun bir ilgi de var. Muharrem Bey titri tabii. Evet, Muharrem Bey. Biz değiliz tabii. Siz değerli ama daha ikinci olması için önümüzdeki bir buçuk saat biraz daha gazı verelim. Şu an ikinci sırada olduğunuzu söylüyor. Deniz Zeyrek, bilmiyorum. Yani birinciliğe çıkmanız için şimdi sizi biraz sıkıştırmamız lazım.
Ya seve seve de sadece cevabı sonuna kadar bekleyin, bak kesin birinci oluruz arkadaşlar. Peki. Peki. Nagihan Alçın, sizin sorunuz var. İsraf meselesinde kalmıştık. Evet, bir önceki sohbette Sayın İnce siz sık sık rahmetli Turgut Özal'a atıf yaptınız. Onu hayırla yad ettiniz. Bu çok güzel. Ancak Özal'ın kucaklayıcı tavrını açıkçası çok fazla göremedim yorumlarınızda. Oradan bugünkü görüşmeye gelmek istiyorum. Yani bugün Cumhurbaşkanı Büyükşehir Belediye Başkanları'nı ağırladı. Ortaya da çok sıcak görüntüler çıktı. CHP'li belediye başkanlarıyla sıcak diyaloglar oldu. Ben bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum ama siz olumlu bir cümle kurmadınız. Siz bu tabloyu Türkiye için güzel bir tablo olarak yorumlamadınız mı? Hayır, gayet güzel tabii ki. Bu zaten bizim geleneklerimizde vardı önceden, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı herhangi bir kriz karşısında siyasi parti genel başkanlarını Çankaya Köşkü'ne davet ederdi. Yuvarlak masa etrafında görüş alışverişinde bulunurlardı. Şimdi partili bir cumhurbaşkanı olmasa da keşke aynı şey tekrar olsa. Bu Türkiye için doğru bir şeydir. Yani Türkiye'nin kriz günlerinde bir akla ihtiyaç vardır. Tepeden bakan. Tepeden bakan derken küçümseyerek bakan anlamında değil. Daha üst perdeden, daha geniş bakabilen, herkesi kucaklayabilen bir cumhurbaşkanı. Onun için biz partili cumhurbaşkanına karşı çıktık zaten. Bugünkü toplantı da doğru olmuştu. Ayrıca Özal'ı hayırla yad ettiğimi söylediniz. Bizim geleneğimiz böyledir. Yani biz Atatürk'ü de hayırla yad ederiz. Sonra CHP'den ayrılmış Fevzi Çakmak'ı da. İsmet Paşa'yı da hayırla yad ederiz. Celal Bayar'ı da. Yani ölmüş, bu ülkeye hizmet etmiş insanları, hayırlı Erbakan'ı da, rahmetli hocayı da hayırla yad ederiz. Bu bizim geleneklerimizde var. Yani öyle bu ülkenin kurucusuna küfreden insanlarla, bu ülkenin ikinci adamına hakaret eden insanlarla aynı gelenekten gelmiyoruz biz. Yani Özal'ı eleştirdiğim günler olmuştur. Eleştirdiğim pek çok düşüncesi de var. Ama bu ülkeye hizmetleri de olmuştur. Anket olayını o getirmiştir dedim. Evet. Bunda yüksünecek, yanlış anlaşılacak bir şey yok. Yo, zaten yanlış anlaşılacak. Ben bu gelenekten geliyorum. Ama Özal deyince akla da kucaklayıcı tavrı gelirdi. Siz yanlış mı buluyorsunuz bu tarzı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ağır eleştirerek ayrılmışlardır. Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak. Ama bu onların kahramanlıklarına zarar getirmez. Bu onların kahramanlıklarını azaltmaz. Onlar benim gözümde Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarıdır. CHP'den ayrıldılar diye gözümdeki değeri düşmez onlar. Ben öyle bakarım. Hayırla yad etmek de doğru bir şey. Bugünkü buluşmaya dönersek eğer, Sayın Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla buluşması, başkanlar da söylediler. Yani seçimden sonra çok gergin bir atmosfer vardı. Doğru bir iş olmuştur. Evet, bundan sonrası hiç o gerginliği azaltacağını düşünüyor musunuz? İnşallah, inşallah bir vesile olur. Bu doğru bir şeydir. Siyasette olması gereken bir şeydir. Siyaset yeniden mizahı kazanmalıdır. Yani son yıllarda mecliste gördüğüm, şimdi de zaman zaman izliyorum, mizah duygusunu yitirdi Türkiye. Yani Demirel'in üslubu geri gelmelidir bu ülkede. Siyasette ihtiyaç var buna. Sayın Demirel, sandıktan ne çıkar? Sandığa ne girdiyse o çıkar. Yani Allah rahmet eylesin, hakikaten hepsine. Ecevit'in kibarlığına ihtiyaç var. Demirel'in o anlık laf sokmalarına ihtiyaç var. O nüktelere ihtiyaç var. Bunlar aynı zamanda biraz zeka ürünüdür de. Siyaset mizahı yeniden hatırlamalıdır. Bakın, mizahtan kim hoşlanmaz? Mizahtan bir tek otokrat düşünceler hoşlanmaz. Çünkü onlar ellerinde devletin gücü vardır. Mizahla baş edemeyecekleri için mizahtan hoşlanmazlar. Türkiye'ye de siyasete mizahı yeniden devreye sokabilirsek, mesela o zaman yapalım bir espri de biz yapalım yani. Binali Yıldırım, Türk siyasetinin ilginç, renkli simalarından birisi. Mizaha sokmuştur Binali Bey. Mesela İzmir'i kaybetti, başbakan oldu. İstanbul'u kaybetti, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bir tane daha kaybederse ne olacağını merak ediyorum. Kaybedince bir şey oluyor. İstanbul'u yani, iki kere kaybetti. Ama Binali Bey'in kendisi de çok hakikaten esprilidir yani. Mesela hakimler savcılar kurulu. Ne diyor? Üçte birini cumhurbaşkanı atar. Üçte birini diyor meclis atar. Üçte birini Adalet Bakanı atar diyor. Yani şunu demek istiyor.
Üçte birini, Hakimler Savcılar Kurulu'nun üçte birini Recep atar. Üçte birini Tayyip atar. Üçte birini Erdoğan atar. Bu çok yani bu mizahı da ben getiririm diyorsunuz. Espri, hiciv olacak. Hiciv olmaz hiciv mı? Var şimdi. Yani, çok espri demeyelim bakın, de. Bakın parlamentoda kürsüde birisi konuşurken kes sesini demek laf atmak değildir. İn oradan aşağı demek laf atmak değildir. Size ilk laf atma örneğimi anlatayım. Anlatın sonra sorularımıza geçelim. Erdoğan bir gün kürsüde Sayın Baykal'a dönüp dedi ki, Sayın Baykal dedi, başörtüsüne karşı çıkıyorsun ama dedi, Bosna'ya gittin dedi, yazma dağıttın dedi. Hatırlar mısınız? Ertuğrul Günay'la birlikte Bosna'ya gitmişlerdi. Orada tecavüze uğrayan Boşnak kadınlarına dedim ki o yazma değil, yaşmak. Rumeliler bunu iyi bilir. Yaşmak da temizliğin, saflığın bir sembolüdür. Tecavüze uğrayan kadınlara dağıttılar onları. Yazma değil o, yaşmak deyince Erdoğan'ın kimyasının bozulduğunu hissetmiştim. Mesela yine bir gün Peygamberimiz ne diyor dedi. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir dedi. Dedim ki öyle diyeceğine şöyle desen nasıl olur dedim. Komşunun kayığı yokken oğlan gemi alırsa bizden değildir desek nasıl olur dedi. Bunlar insanın, bunlar laf atmaktır. Bunlar siyasi laf sokmaktır. Bunlar bunlar anlık müdahalelerdir. Bunlar yani zeka gerektir. Olan tepkileri özledik diyorsunuz. Hayır. Siyaset... Nagihan Hanım, bunun içinde biraz zeka yok mu? Biraz bilgi yok mu? Bu lafların içinde ben de var bence. Evet. Mesela bir gün imam hatipleri konuşuyoruz. Kürsüde bir anda aklıma geldi. Ya size bir soru soracağım dedim ya. İmam hatipler bu ülkenin evlatları. Bazıları onlara cüzdanlı muamelesi yapıyor. Bazıları Oxfordlu muamelesi yapıyor. Benim gözümde hepsi bu memleketin evladı. Mesela Erdoğan'ın onları bir dava insanı olarak görmesini çok yanlış buluyorum. 1.300.000 imam hatipli var. Demek ki milletimiz buralara rağbet gösteriyor. 4 evladımın 4'ünü de imam hatibe gönderdim demişti. Torun gitmiyor galiba da. Torunu bilmiyorum. Ama ne düşünüyorsunuz? Ama şunu söyleyeyim. İmam Hatipler, Hüseyin Erdoğan. Bakın tabii torun onun sorumluluğunda değil. Yanlış bir şey yapmayalım. İmam Hatipler'de ben öğretmenlik yaptım. Ben o çocukların öğretmeniyim. Ama onlara bir davayı yüklemek, onları bir siyasi partinin organı gibi göstermek. Devletin okulu bir davanın parçası olamaz. İmam Hatipler devletin okuludur. Ne onlar öcüdür, ne de özel yetişmiş elemanlardır. Fen liseleri neyse İmam Hatipler de odur. Hepsi bu memleketin evladıdır. Böyle bakarsak hata yaparız, bölücülük yaparız. Bu doğru değildir. Bunu böyle yapmamamız lazım. Kürsüde sordum. Akşam saatlerinde konuşuyoruz. Hatta pek çok köşe yazarı bunu yazdı. Gecenin en anlamlı sorusu diye. Dedim ki ya İmam Hatip savunuyorsunuz. Bir parmaklarınızı kaldırın bakayım dedim. Kaçınızın çocuğu İmam Hatip'te okuyordu? 3 kişi kaldırmış. Kendi çocuğunu özel okula gönderip fakirin fukaranın çocuğunu İmam Hatip'e göndereceksin. Bakın demin bir örnek anlattım. 1980'lerde yapılan anketle 2019'da yapılan anket arasında din görevlilerinin itibar kaybını anlattım. Evet. Size ben bir şey söyleyeyim mi? 2019'da birinci kim? Öğretmen, polis, onlar çıkıyor. Yakın birbirine. Peki. İnsanlara İmam Hatip açılmasın demiyorum. İmam Hatipleri açan cümleler. Açılsın. Ama zorla açarsan çocuk ya 40 kilometre öteye gideceksin ya mahallendeki İmam Hatip'e gideceksin dayatması yaparsan en büyük zararı İslam dinine verirsiniz. Şu anda İmam Hatipler'deki bu deist tartışması işte buradan geliyor. Ve bunu bilerek konuşuyor. Az önce siz verdiğiniz örnekte de işte bir yapılan bir anketten bahsettiniz. Önce işte din adamlarına işte güven varken bunun daha sonra değiştiğini söylediniz. İlk onda yoktu. Şimdi de yeri gelmişken onu sorma merak ediyorum ne söyleyeceğinizi. Bir cemaatlerle ilgili denetlenmesi ve şeffaflaşması tartışması yürüyor bir yandan. Evet. Bir yandan da FETÖ'den boşalan yere başka cemaatler, tarikatlar yerleşmesin diye işte devletin daha hassas, daha dikkatli olması gerektiği söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani cemaatler şeffaflaşabilir mi? Denetlenebilir mi? Özür dilerim.
dilerim. Bu ciddi konuya gelmeden bana çok hoş bir Demirel'in anekdotu gelmiş. Çok kısa iki cümle onu okuyayım. Çünkü siz Demirel'e atıf yaptınız. Yani gülmeye ihtiyaç var, biraz mizaha ihtiyaç var dediniz. Zamanında Güneş Sokak'taki meşhur evde otururlarken avukatları geliyorlar. Efendim yarın mahkeme var. Niye diyor? Hangi dava? Bu defa siz davalı değilsiniz, davacısınız. Neymiş konu? Efendim bir vatandaş size hakaret etmiş. Ne demiş? Demirel kazığı yiyecek demiş. Yok ben geri çekiyorum, bırakın o vatandaşı da affediyorum deyince niye efendim demişler. Adam ileriyi görmüş. Onun için onu affediyorum demiş. Böyle evet, bir güzel. Şimdi anılarından sevgili anılar. Peki soruma geçersek. Cemaatler sosyolojik bir gerçek. Sadece Türkiye'de yok bunlar. Dünyada da var. Cumhuriyetle birlikte de var olmadılar. Padişahlar da bu cemaatlerden çok çekti. Şimdi bir kamu yöneticisinin amiri vardır. Kaymakamsa vali var, amiri. Genel müdürse üstündeki insan var. Okul müdürüyse ilçe milli eğitim müdürü var. Peki Türkiye'de şunu biliyoruz. Bayındır kaymakamı var, İzmir valisi var. İzmir valisinin Bayındır kaymakamına ziyarete gittiğini biliyoruz. Geçmişte. Bunu siyasetin içinde olan herkes kimleri kastettiğimi bilir. Onun tarikat içerisindeki mertebesinin, itibarının daha yüksek olması sonucu vali kaymakamı ziyarete gidiyor. Bu devlet çöker. Eğer general assubaydan emir alıyorsa bu devlet çöker. Yabancı istihbaratçıların bir numaralı karargahı oluruz. Eğer devleti cemaatlerin eline bırakırsak, bu şekilde amiri varken bir başkasından, astından ya da bir başkasından emir alırsa bu devlet çöker. Yani cemaat hiyerarşisi, tarikat hiyerarşisi, devlet hiyerarşisinin üstüne çıkarsa devlet çöker. Çöker tabii ki. Yani. Peki adayların süresince sizle temasa geçtiler mi, görüştüler mi? Siz onlarla görüştünüz mü? Hayır, cemaat adı altında kimseyle görüşmedim. Önde gelenleriyle. Hayır, öyle bir görüşmem olmadı. Ama şunu söyleyeyim bakın. Bu tartışma eğer assubay generalden emir alırsa, kaymakam valiye emir verirse bu cemaat sorunu olmaz. Bu inanç sorunu değil, bu güvenlik sorunudur. Bu Türkiye'nin güvenlik sorunudur. Bu ülke batar. Yani bir dini topluluk diyorsunuz adına, hastane kuruyor. Holding kuruyor. Okul kuruyor. Vali ataması için şey yapıyor, lobi yapıyor. Kaymakam ataması için lobi yapıyor. Ya böyle bir devlet yaşayabilir mi? Türkiye'de bir 15 Temmuz yaşadık biz. Bu 15 Temmuz'la ilgili 3 tane belge getirdim size. Bunu soracağınızı tahmin ederim. Bu 3 tane belgenin üzerine belge tanımıyorum. Bu üçü. 2004, 25 Ağustos 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararı. Bu Milli Güvenlik Kurulu kararı ne diyor? Türkiye'de nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusu gündeme gelmiş. Bunlar izlensin diyor. Peki Başbakan Yardımcısının açıklaması var. Biz diyor bu güvenlik kararını, kurulu kararını uygulamadık diyor. Övünüyor bununla. Birincisi bu. İkincisi. Kim o Başbakan Yardımcısı? Yalçın Akto. Ha yani insanlar bilsin diye açıklamak. İnternette var her tarafta. Ya Sayın 2005. Ince, nurculuk faaliyetini izlemek devletin görevi midir? Burada mesele nurculuk faaliyetini izlemek değildir ki. Fethullah Gülen hareketi ve nurculuk faaliyeti. Ama oradaki konjonktür, yani dindar kesimi bir şekilde... İzlemezsen 15 Temmuz gelir. Ama yani aynı bağlam değil. Yani 24 Haziran seçimlerine giderken de Süleymancılar sizi destekledi. Bunu nereye bakın, koyacaksın? Geleceğim şimdi. 2005. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç milletvekilini vereyim? 2005. 72 milletvekili. Mecliste diyor bir araştırma önergesi veriyor. Bir meclis araştırması istiyor. Bu Fethullah Gülen okulları ile ilgili bir meclis araştırması. Benim de imzam var orada. 72 milletvekili AKP oylarıyla reddediliyor. Peki sonra ne oluyor? Terörle mücadele kanunu değiştiriliyor 2006'da. Silahlı terör örgütü, silahsız terör örgütü. Bu tartışma. Bakın orada bir karşı oy yazısı var. Emin olun terör örgütü olması için silah şartını koşuyorlar. Yani emin olun böyle bir şey yok. O günkü milletvekillerimizin adını anayım. Orhan Eraslan, Muharrem Kılıç,
Mehmet Küçük Aşık, Feridun Ayvazoğlu, Feridun Baloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Yani bunların karşı oy yazısını okuyun 2006'daki. Yani dersiniz ki 15 Temmuz 2016'yı görmüşler. Görmüşler yani. Göz göre göre geldi bu. Bu meclisin belgeleri bunlar. Bunlar yok edilemez. 100 yıl sonra da bu orada görülebilir. Türkiye'de böyle ben vali atamasına karışırım, bakan için kulis yaparım, holding kurarım, yanmaz kefen satarım, ya cennete gidecek terlik satarım. Bunlar bana oy getirecek derseniz. Ama siz dediniz Muharrem Bey, Süleymancılarla bir araya da geldiniz 24 Haziran seçimlerinden önce. Ben mi? Süleymancılar grubu sizi açıkça destekledi. Ben geldim mi bir araya? Benim hatırladım, geldiniz. Siz nerede biliyorsunuz benim böyle bir geldiğimi? Ya basına yansıtıyı hatırlıyorum ama önemli değil. Süleymancıların sizi desteklediğini reddetmeyeceksiniz. Bakın herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Ben kimseyle bu şekilde kapalı kapılar ardında kapalı bir araya kimseyle gelmedim. Kapalı kapılar ardında öyle bir iddiada değilim. Kapalı kapılar ben ardında. Kimseyle bu şekilde bir araya gelmedim. Basında böyle bir haber çıkmadı. Ben kimseyle böyle bir araya gelmedim. Peki ama Süleymancılar sizi desteklediğini reddetmedi. Ben bilemem bana kim oy. Belki siz de bana oy verdiniz. Muharrem İnce dediniz. Harika konuşuyor. Peki ben oy Tayyip verdiysem bir birey olarak bile, oy verdim. Ama Süleymancılar diye bir grup siz oy verdiniz. Var. Olabilir ama ben birey olarak, Nagihan olarak oy verebilirim. Ama ben diyorum ki... Ben nereden bileyim bana kim oy verdi? Ben oy verirken yani Tayyip Erdoğan 94 seçimlerinde İstanbul genel evine gitti, oy istedi. Yanlış mı yaptı? Hayır, doğru yaptı. Ne fark ediyor yani? Oy, herkesin oyu oydur. Tamam, evet. Ne fark ediyor? Cemaatçinin oyu da oy, profesörünki de oy, din adamınınkini de oy, genel evde çalışanınki de oy, çöpçününki de oy, sizinki de benimki de. Ben böyle bir şey yapmadığım bir şeyi bana söylemeyin. Ben böyle bir şey yapmadım. Ama oy verdiler mi sana? Bilmiyorum. Verdilerse teşekkür ederim. Bu arada Sayınca sosyal medyada birsiniz, TT'de birinci sıradasınız. Halk hala sizin ne söyleyeceğinizi büyük bir merakla izliyor. Söyledim zaten. Evet. Şimdi ben ona ilişkin bir soru soracaktım. Şimdi bu cemaatler mevzusundan mı gideceğiz yoksa... Varsa sorunuz tamam. Yani ben cemaatlere ilişkin de sorabilirim ama asıl merak edilen şey tabii. Şu. Sayınca dediniz ki az önce anketler. Evet. Anketleri Özal getirdi ve ondan sonra da evet. İnsanların özellikle din adamlarına ilişkin güven duyguları sarsıldığını görüyoruz son yıllarda. Hazır anketlerden söz etmişken sosyal medyada bir belirti tabii ama kendinizle ilgili bir anket yaptırdınız mı son dönemde? Ne çıkıyorsunuz? Bir. İki, biraz da Didem Hanım'ın affına sığınarak gene eski konuya döneceğim. Kurban Bayramı'ndan önce 15 arkadaşınızla Ankara'da bir toplantınız var. Bu duyuldu. Ben de duydum. Doğru değil. Öyle mi? Hayır. Bir araya gelmediniz mi partili arkadaşlar? Hayır. Parti bir araya gelmiyor bu konuşuldu. Hayır, geliyoruz da öyle bir toplantı olmadı. Peki Ankara'ya yerleştiniz mi? Ben Eylül ayında Ankara'da olacağımı söyledim. Artık Ankara'dayım. Ankara'dasınız. Yani. Evet. Tabii. Bunu biz neye yoralım? Hayır, doğal bir süreç. Benim özlediniz mi Ankara'yı? Ankara özlemişim. Özlenecek bir şehir midir ki? Evet, özlemişim. Doğru söylüyorsun. Çalışma içine gireceksiniz yani. Bu çalışmanın içeriğine. Bir de anketi unutmayalım. Anketi de unutmayalım. Hayır, anket yaptırmadım ama yaptıracağım yakında. Ofisiniz var mı? Hı? Ofisiniz var mı? Böyle? Var. Büyükçe mi? Var. Herkesin bildiği bir ofis. Allah Allah. Neleri merak ediyorsunuz ya? Büyükçe mi? Ankara'ya mı? Yani. Büyük ofisinin amacı ne? Vatandaştan şöyle bir şey var. Ben de aslında araya girdim de karıştı. Siz eğitimle ilgili konuşurken şu an Türkiye'de 1600 tane okulda tuvalet yok dediniz. Evet. Evet. Bilerek söyledim bunu. Gerçek mi bu? Tabii. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bana WhatsApp'tan bir mesaj atmış. Nerede diye bir taneniz de gazetecilik yapıp da sormuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na sorabilirsiniz bunu. O verileri... Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde bu veri var. Hayır, soran vatandaş da herhalde köylere hiç gitmemiş. Her köyde kanalizasyon olduğunu zannediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde bu veri var. Köylerimizi bahsediyorsunuz. Köydeki okullardan bahsediyorsunuz. Tamam, peki bir izleyicimiz de, yani birçok izleyicimiz şunu soruyor, diyor ki tamam o konuya tekrar dönmek istemiyorum, siz çok net bir şekilde söylediniz ama ben partiler açısından demiyorum, halkın, daha doğrusu size oy verenlerin güvenini tekrar nasıl kazanacağınızı düşünüyorsun? Bu konuda çok benim halkla aramda bir güven probleminin olduğunu düşünmüyorum. Karşılaştığınızda bazı, nelerle yani belki 2-3 kişide bir kişi ya sana kırgındım ama seni görünce yine dayanamadım, seni seviyorum diyor bana. Bana söyledikleri de bu.
Biz onlarla o gönül köprüsünü kurarız. Var zaten o köprümüz. Size kırgın niye kırgın olanlarla... olduklarını söylüyorlar? Size neden kırgın olduklarını söylüyorlar? Bazı arkadaşlar, sizin gibi gazeteci arkadaşlarımız sürekli o gece ne oldu, o gece ne oldu diye kaşıyınca bazı insanlar da bunu merak etti. Sizin partinin içinden ben çıktım. Şimdi neyi anlatayım bakın size. Bakın size ben bir ona şey... Hayır. En önemli, en can alıcı. Ben dedikodu değil. Tamam, ekonomi. Ben de en can alıcı noktalardan ekonomi. Bir şey. Tamam, şimdi ekonomiye ben konuşmayacağız demiyorum. Evet. Sayın Canan Kaftancıoğlu 35 tweetten ilki 2012 yılında, bir de 2017 attı tweetlerden yargılandı. Biraz konuştuk ama çok net konuşamadık. Bununla ilgili yorumunuzu merak ediyorlar sizin. Yani neden orada yoktun sorusu soruldu ama. Evet. Verilen ceza 9 yıl, 8 ay, 20 gün. Canan Kaftancıoğlu'na verilen bu ceza ile ilgili olarak ne düşünüyor Muharrem İnce? Sayın İl Başkanımız 2012'de 4 tweet attı. Evet. 2013'te 8 tweet, 2014'te 11 tweet, 2015'te 4 tweet, 2016'da 7 tweet, 2017'de 1 tweet olmuş. Şimdi konuyla ilgili. Ne ile suçlanıyor? Halkı kim ve nefrete sürüklemiş? Ya o zaman il başkanı değil. Zaten tanınmıyor. Halk nefrete mi sürüklenmiş? Kine mi sürüklenmiş? Ne olmuş ki? Okumamış ki, görmemiş ki zaten. Aradan geçmiş 2012, 7 yıl geçmiş. Kere zaman aşımı var. Doğru. Kere zamanı dalga mı geçiyorlar ya? Arkadaşımıza böyle bir ceza olur mu? Yani Abdullah Öcalan'a övgüler düzen Bülent Arınç da olacak. Bülent Bey de eleştirdi biliyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Tamamen hukuksuz, haksız. Canan Kaftancıoğlu'na verilen bu cezanın bir tane amacı vardır. İttifakı parçalamaktır. İyi Partilileri oradan uzaklaştırmaktır. Siyasi bir hamledir. Yargı iktidarın sopası olmuştur. Onun için yapılmıştır. Yani millet yolsuzluğu sandıkta aklıyor da tweetleri aklamıyor mu? Yolsuzluğu sandıkta aklıyor. İstanbul seçimlerini kazandık. İl başkanımız da orada. Niye aklanmıyor bu tweetler? Haksızdır, hukuksuzdur. CHP'yi parçalamak için yapılıyor. Arkadaşımızın yanındayız. O gün duruşmada olamamış olabilirim. Gönlüm, yüreğim, her şeyim yanındadır. Bir sonrakine yanında destek olmalıyım. Ama Muharrem Bey, Bülent Arınç, Canan Hanım'ın çok net bir şekilde yanında durdu. Ben de bu kararın skandal olduğunu dedi. Geçmiş tweetlere bakılırsa binlerce insan bu işin altından kurtaramazsınız. Bu dava Kaftancıoğlu'nun evet, yani bugününden 5 Bülent Turan da çıktı. Bülent, ama ben bir dakika lafım kesildi. Evet. Yani siz Bülent Bey'e burada vurarak... Doğru mu yapıyorsunuz? Yani Canan Kaftancıoğlu'nun yanında çok net bir pozisyon almış. Peki ben de şunu sorayım. Ben iyi polis kötü polis anlatıyorum. Bülent Arınç çıkıyor, Canan Kaftancıoğlu'nun yanında yer alıyor. Bülent Turan çıkıyor, yanlış yapıyor abimiz diyor. Peki, İyi polis kötü polis. Yapmayın, bu organize mi? Bülent Arınç kendi bireysel inisiyatifiyle çıkıyor bir şey söylüyor. Yani sizin Türkiye Canan yöneten... Kaftancıoğlu'nun karşısına Nagihan Hanım, bir saniye. Bülent Arınç'ın o açıklamayı yapmasının nedeni olarak şu yorumda bulunanlar da oldu. Onu Sayın İnce'ye de soracağım ama yani aslında Bülent Arınç'ın geçmiş attığı tweetlerden dolayı işte daha sonra bize de bunlar yapılabilir diyerek bakın, yani onun önünü almak için mi yaptı soruları da soruldu. Bu tip tutumların AK Parti'nin içinden çıkan bu kadar önemli bir ismin kendi özgür iradesiyle yaptığı bir açıklamaya karşı bu tip tutumların ben hayal, yani moral bozucu olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin böyle çıkışlara ihtiyacı var. Var da ama şöyle bir şey var. Ben de bugün o konuyu yazdım. Evet. Arınç ne yapmaya çalışıyor, ihraç mı? Şimdi Arınç'ın yaptığı şey zaten Ahmet Davutoğlu yaptığı için ihraç sistemiyle yargılanıyor. Ve yaptığı açıklamalar da yenilir yutulur değil. Yani Bülent Arınç'ın %100 katılıyorum, destekliyorum. Aynı şeyleri söylüyoruz ama sonuçta partiden çıkıp partideki üstelik de yüksek istişare kurulu üyesi, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir sistem ve oğlu da MYK'da üye biliyorsunuz. Böyle bir çıkışı yapması bana da iyi polis kötü polis. Ya ben Bülent Bey'le konuştum dün akşam. Kendi kendine özgür iradesiyle konuşan bir insandır. Muharrem Bey'in ne ilgili yorumunu dinleyelim. Ben çok teşekkür ediyorum AK Partili yöneticilerine. Pontus dedikleri için teşekkür ediyorum. Seçimi alırsan seni görevden alırız dedikleri için teşekkür ediyorum. Seni pejmurde ederiz dedikleri için teşekkür ediyorum. Devam etsinler. Galatasaray hata yapmazsa Fenerbahçe gol atamaz. Bu kafayla giderlerse onların filelerinden top hiç eksik olmaz. Devam etsinler bu açıklamalarına. Bunlar devam etsinler.
Canan Kaftancıoğlu'na ceza vermeye devam etsinler. Ama Sayın İnce, bu açıklamalara karşı Sayın Arınç'ın yanında olmanız i̇şte gerekmez mi? Ona da mı belki... O zaman nasıl hukuk devleti Arınç'a olacağız? Bir şey demiyorum. Ama Arınç onu yaparken ama Bülent Turan'ın... Bu tip açıklamaları cesaretlendirmek gerekmez mi? Hayır. Bülent Turan'ın da ona cevap vermesini anlamsız buluyorum. Yani çelişkili oluyorsunuz Bülent. Ama buna devam etsinler. Bakın. Aynı şekilde İbrahim Kalın da açıklama yaptı. Milletin... Ama arada ciddi bir milletin farkı var tabii. Asıl can alıcı bir yeri bilmesi lazım. En can alıcı bir yer. En can alıcı. Cep, mutfak, tencere. Tamam, ona geleceğiz. Az ama önce... bakın ya hayır, gecenin 12'si oldu tamam. Daha cebe tencereye bir gelemedik. Bir saat zamanımız var. Hayır şimdi ben tencereyi anlatacağım. Vallahi ya ben anlatın ya. Hayır gücüm bunu anlatacağım. Sayın Başkan geçmeyeceğim. Vallahi anlatacağım. Ya anlatın. Ben bunu anlatacağım. Hayır. İzin verirseniz şu soruyu. Az hayır Perşembe'den önce anlatmam lazım. Perşembe günü. Siz Cumhurbaşkanı adayı olacağım dediniz ya. Evet. Millet İttifakı da önemli ya. Evet. Dediniz ki hem kayyum meselesi hem de işte bu Kaftancıoğlu meselesi. Kayyumu da ben ilave ediyorum ama Millet İttifakı'nı ve İyi Parti'yi bunu evet. uzaklaştırmaya dönük bir hamle olarak. Aynen. Peki böyle midir? O zaman Millet İttifakı'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Havada kaldı. Tamamlayalım. Sonra ekonomiye geçelim. Ben bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İyi Parti hamle, ayrılır ben, mı? Ben ortak aklı yitirdiklerini sağlıklı düşünmedikleri gülüyorum ben. Yani Erdoğan'ın İçişleri Bakanı'nın açıklamaları. Ben gülüyorum gerçekten. Komedi buluyorum. Yani bir insan bu Tanzim mesela ya. Tanzim. Kimin aklına geldiyse ben Erdoğan'ın yerinde olsam onu yani en ucura köşeye gönderirim. Bu Tanzim kimin aklına geldiyse hangi sivri akıllı bunu söyle. Ama teşekkür ediyorum onlara. Mesela ben bir AK Partili yöneticiyle denk geldim. Size çok teşekkür ediyorum dedim ya. Harikasınız dedim ya. Tanzim satıyor. Domates var, Sayın patates size, var. Siz de iyi bir siyasetçisiniz. Konuyu ekonomiye getirdiniz bakın, ama domates, İyi Parti ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey olmaz. Ben olmaz bir, mı? Dağılmaz ben partiyi de tabii yönetmediğim için onu yöneticiler açıklarlar. Domates var, patates var. Hadi gel komşu. Sen de gel. Gel sen Pontus'sun. Neydi daha başka bir sürü daha vardı böyle. Gün geçmiyor ya. Ben gülüyorum ben. Hadi yapın diyorum siz. Devam edin. Bu kafayla devam edin diyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi bakın. Perşembe günü Merkez Bankası kurul bir faiz açıklayacak. Perşembe günü açıklayacak. Kanun bu yetkiyi kime vermiş? Merkez Bankası. Merkez Bankası'na. Peki Erdoğan ne dedi? Faizler düşecek dedi. Merkez Bankası konuşmadan Erdoğan konuştu. Ne hakla, hangi hakla? Bir, yetki gaspı. İki, Londra'daki borsacı, Frankfurt'taki parayla ilgilenen adam bunu görmüyor mu? Ya diyor ki ne diyor bu diyor ya. Daha Merkez Bankası konuşmamış. Ülkenin Cumhurbaşkanı faizler düşecek diyor. Bu ülkeye kim güvenir? Kimse güvenmez bu ülkeye. Siz ekonominin geleceğini yazık nasıl görüyorsunuz? Ediyor, yazık nasıl yazık, görüyorsunuz? Yazık. Utanıyorum bundan. Yani ben Cumhurbaşkanı olsaydım bana sorsalardı gazeteciler. Merkez Bankası'nın ilgili kurulu var. Onlar Perşembe açıklayacak. Kanun ortada. Yani anayasa, kanun yok, nizam yok bu ülkede. Anayasayı kimse takmıyor. Başta Cumhurbaşkanı. Sen ne hakla açıklıyorsun bunu? Senin böyle bir yetkin yok. İki, 6 ay önce işsizlik %kaçtı? %14,7. Bugün kaç açıkladılar? 13. 12.8. 13 dedi. Evet. Peki. Şimdi işsizlik düştüğüne göre... Ne olması lazım? İşsizlik. Üretimin artması lazım. Kapasite kullanım oranının artması lazım. Enerji tüketiminin artması lazım. Değil mi? Artmadı. Yani enerji tüketimi artmazsa, üretim artmazsa, kapasite kullanım oranı artmazsa işsizlik düşer mi ya? Üretim artmazsa işsizlik düşer mi? Enerji tüketimi artmamış. Kapasite kullanım oranı artmamış. Üretim artmamış, işsizlik düşmüş. Bir de büyüme de artmamış. Nasıl oluyor? Büyüme nasıl oluyor bu? Belki servis sektörü ve işte yaz tarım işçisi. Mümkün değil bu. Yani Suriyelinin içinde iş adamı olan da var. Üretime katkısı olan da var. Milli geliri hesaplarken onları dahil et. Tüketirken 4,5 milyonu yok say. Sürekli olarak yalan rakamlarla insanlar kandırılıyor. Bakın Türkiye yönetilmiyor. Bu arada İnternetten alışveriş yapmak yasak. Sayın İnternetten İnce, alışveriş yapamazsın. Rakam demiş, bir şey demişken. Otel tutacaksın. Yasak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan size. Taksi çağıracaksın. Yasak. Ülke bilgisi soracaksın.
Wikipedia yasak. Yakında Netflix'e de yasak geldiği zaman hepimiz bunu göreceğiz. Bir tane soru soruyorum yapmayın ve bitiriyorum. Yapmayın Sayın İnce. Soru Netflix'te yasak. Geçenlerde o konu açıklandı. Soru bir tane bakın. Buyurun. Siz banka müdürüsünüz. Ben de bir şirketin sahibiyim. Burada da damadım var. Damadımı finans müdürü yaparsam, siz banka müdürü olarak benim şirketime kredi verir misiniz? Düşünürsünüz. Bir banka müdürü bile damadını finans müdürü yapan bir şirkete kredi vermekte çekinir. Sayın Erdoğan'ın bir kabine değişikliği yapacağı söyleniyor. Bilmiyorum ne yapacak. İnşallah Türkiye'nin ayrını olur. Sayın İnce, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Okumak zorundayım. Ubeydullah Yener basın danışmanı göndermiş. Aynen şöyle. Sevilay Hanım, Sayın Muharrem İnce'nin 1600 okulda tuvalet yok ifadesi doğru değil. Söz edilen 1550'miş okullar... mi? Hayır, sözü edilen okullar tuvaleti yapı dışarısında olan köy okullarımızdır. Nedeni ise kanalizasyon yapısıdır. Ona fotoğrafını gönderin. Sayın yani dünyada da titiz. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Yani dünyada Sayın Muharrem İnce 7. sıradan dünya titiz. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ama yani dünyada 7 bize. Sayın İnce. Sayın İnce. Dünyada 1 olmalıyız. Sayın İnce. Hedefi büyüttü Sayın İnce. Biraz daha bak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçmez ya. Bir şey olacak. Bir şey söyleyeceğim ya. Sayın İnce yani sizi doğruluyor aslında. Bugün bu çağda bu teknolojide bizim köy okullarımızda bile hala içeride tuvalet yoksa bu feci bir şey yani. Biz ya bu kafa nasıl bir kafa biliyor musun? Bu kafa yok. Sigaraya zam geldi diyor. Erdoğan sağlığımızı düşünüyor diyor. Nasıl yani? Sağlığımızı düşündüğü için sigaraya zam geliyor. Benzine zam geldi diyor. Sağlığımızı düşünüyor diyor. O kadar çok trafik kazası oluyor ki diyor. Gezmeyin diye diyor zam yapıyor diyor. İşte bu kafa o kafa. Eğer bu çağda dışarıda 100 metre ileride tuvalet varsa utanmıyor musunuz? Bir de laptoptan bahsediyorsunuz, akıllı tahtadan, Fatih projesinden bahsediyorsunuz. Dışarıda olunca o tuvalet var mı sayılıyor yani? Beni doğruluyor, inanıyorum size de. Aynen. Hayır, benim sözümü kestiniz de yani. Yok kesmedim. Tamam köy okullarında ama yani köyde olsa ben bunu kabul edemiyorum açıkçası. Bu 30 sene önce olabilirdi de bu yüzyılda, bu çağda duble yollar yapılıyor köylere, kasabalara filan. Böyle bir gerekçesi olamaz yani ben yani arada, hakikaten şaşırdım. Evet, Nazlı Ilıcak'ın kızı sevgili Aslı Ilıcak benim de arkadaşım. İşte ifade özgürlüğü kapsamında konuştunuz ama annemden işte Yargıtay bozdu müebbeti ama annemden hiç söz etmediniz. Ben sordum. Evet yani şey sordu ama evet biraz daha. Ya ben 270 bin kişinin yani bir avukat değilim her bir dosyayı ezbere bilemem. 270 bin kişi hakkında tek tek konuşamam. Ben genel olarak konuştum. Yeterlidir diye düşünüyorum. Yani özel olarak bir kişileri tek tek saymanın bir anlamı yok. Hayır, Türkiye'de ifade özgürlüğü ile ilgili bir düzenleme var bakayım. Biliyorsunuz. Bir tane soru. Nazlı Ilıcak'ın da ifade özgürlüğü değil diye başka bir yere mi tartışacağız yani? Ama yani artık yani 3 yılı geçmiş belli bir yaşın arkadaşın üzerinde. Yani. Ama ifade özgürlüğü değil Nagihan. Ama yani, yani Türkiye'de yapmayın. O yani, zaman Mehmet Paransu'nunki de ifade özgürlüğüydü. Aynı şeyi savunman Türkiye'de lazım. Türkiye'de adliyelerde bir anket yapsak. Hayır hiçbir saniye yani. Hadi saniye. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan yaş itibariyle cezaevinde olmaları doğru değil. Evladı, kabul ediyorum ama Nazlı Ilıcak'ı da ifade özgürlüğü kapsamında değil. Lütfen. Yani o başka bir tartışmaya yol açar. Adliyelere Sayın Başkan, adliyelere bir sandık koysak Türkiye'de. Hakim ve savcılar oy kullansın desek. Soru şu. Bir tane soru. Siz adliyeye düşseniz sanık olarak ama kürsüde olan değil, sanık olan. Adil yargılanacağınıza inanıyor musunuz? Size bir şey söyleyeyim mi? %70'lerde inanmıyoruz çıkar. Bunlar da inanmıyor çünkü. Türkiye'de yargı düzelmeden hiçbir şey düzelmez. Bakın, Türkiye'ye para lazım değil mi şimdi? Türkiye'ye para lazım. Parayı alacak itibarlı adam lazım. Adam da yetmez, itibarlı bir devlet yapısı lazım. Nedir o itibarlı devlet yapısı? Hukuk, yargı, mahkeme. Türkiye hukuk devleti olmadan zenginleşemez. Doğru. Israrla söylüyorum. Hukuk karın doyurur. Hukuk zenginleştirir. Hukuk refah içinde yaşatır. Türkiye hukuk devleti olmadan bunları başaramaz. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında bir reçete sundum.
Bu reçeteyi üçüncüye sunuyorum şimdi. Bir, hukukun üstünlüğünü tesis etmek zorundayız. Mecburuz buna. Evet. Buna mecburuz. Çaremiz yok. İki, dış yatırımcılar başta olmak üzere öngörülebilir ve güvenilir bir yatırım ortamı kurmalıyız. Üç, ekonomiye yön veren kurumlar ve kurulları bağımsız yapmalıyız. Dört, ekonomiyi ideolojik saplantılarımızla yönetmemeliyiz. Faiz haram falan deyip en büyük faizi siz ödüyorsunuz. Batırdınız memleketi. Beş, yöneticiler sadakat yerine liyakat esasına göre seçilmelidir. Altı, kaynaklar üretim ekonomisine yönelmeli, israf ve talan yok edilmeli. Bir yargı paketi mecliste şu anda biliyorsunuz. İfade yani, özgürlüğünü genişletmek bakın, için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de hakim savcı kendisi inanmıyor Didem Hanım. Kendisi yargılanacağına kendisi inanmıyor. Adil yargılanacağına kendisi inanmıyor. Hiçbir avukatla konuştuğunuzda mahkemede işler doğru gidiyor demiyor. Bunu herkes görüyor. Siyasi davaları kastetmiyorum sadece. Hı hı. Ticari davalarda da böyle. Bunu çözemezsek Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Bizim birinci işimiz, hani askeri birliklerin üzerinde yazar ya, önce vatan diye. Önce adalet. Adalet yoksa orası vatan olduğu tartışılır. Yani zulmün olduğu yerde vatan mı olur yani? Önce adalet olacak. Vatan dediğin yer adaletli bir yerdir. Bu Erdoğan'ın da yararınadır. Erdoğan'ın ailesinin de yararınadır. Benim ailemin de yararınadır. Hepimiz. Hepimizin, çocuklarımızın yararınadır. Bunu kuramazsak zenginleşemeyiz. Peki. Kimse bizi ciddiye almaz. Yani Türkiye'nin üretebilmesi için üretim ekonomisine geçebilmek. Bakın, tohumlarımız doğurgan değil. Gençlerimizin gözü dışarıda. Kaçmak istiyor bu ülkeden. Kadınlarımız sokaklarda öldürülüyor. Yerel seçimden sonra biraz değişti o durum. Gençler kalmaya başladı. Bunlar bakın Deniz Beyciğim. Doğrudur bu. Ben bunu sokakta çok gezdiğim için yaklaşır bana böyle çocuklar. Mesela bir gün ben dedi yurt dışında matematik profesörüyüm dedi. 40'lı yaşlarda bir kadın. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında senin bu umutlandırmandan sonra Türkiye'deki evimi satacaktım, satmayacağım dedi. Satmayacağım dedi. Çok teşekkür ederim dedim, bir matematik profesöründen bunu dinlemek benim için çok değerli dedim. Gençlerde bu var. Doğrudur ama hala %50'nin üzerinde. O rap şarkısını dinlediniz mi? Çok. Paylaştım bile. Nasıl buldun? Muhteşem. Övdünüz zaten Twitter'da gördüm. Tabii. Sizce proje olabilir mi? Ya ne projesi Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? Onu söyleyenlerin kendisi proje. Böyle bir şey olabilir mi? Gençlerin yaratıcılığı. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Üstünüze alındınız mı? Siyasetçiler başarısız kalınca şarkıcılar, sanatçılar artık siyaset yapmaya başladı gibi bir sonuç çıkarılabilir mi? Yapmalıdır. Siyaset kurumunun Türkiye'de başarılı olduğunu söylemiyorum zaten ben. Ya bunu şunun için söylüyorum. Şimdi mesela Fatih projesinden bahsediyorsunuz. Ben geçenlerde Tarbil diye bir proje hakkında yazı yazdım. 200 milyon dolar harcanmış. Çok büyük para, yani 1 milyar liradan fazla ve şu anda çürümeye bırakılmış. İstasyonlar kurulmuş tarlaların başına. Oradan işte meteorolojik veriler, toprağın mineral yapısı, onları alacak, merkeze gönderilecek, değerlendirilecek falan diye 200 milyon dolar harcanmış ve çürümeye terk edilmiş. Fatih projesi 1 milyar dolar civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda ben bütün yakınlarıma sordum, hani bu akıllı tahta, tablet vesaire ne durumda? Akıllı tahtalar hani kullanılmaya devam ediliyor ama tablet işi biraz gitti. Mesela bunların da artık çok hesabı sorulmuyor. Ben aslında aklımdaki soru milletvekilliğini özlediniz mi sorusuydu. Evet. Konu çünkü, biraz dağıldı ama tamam milletvekili. Yok yani, özlemedim. Bunları Cumhurbaşkanı adayı olmayı özledim. Sizin zamanınızda çok dile getiriyordunuz bunları. Biraz böyle sesiniz gür çıkıyordu. Bunlar tartışma konusu oluyordu. Şimdi siz siyasetçiler sizin partiden olsun başka partilerden pek bu işlerin üzerinde durmuyorlar. Ondan sonra da rapçiler çıkıyor, kadın cinayetlerinden bahsediyor. Biraz önce sizin söylediğiniz adaletten bahsediyor. Biraz çuvaldızı siyasetçilere mi batırsanız acaba? Şimdi tabii eğitimdeki problem şu. Ben aslında isterim ki bu ülkenin televizyonlarında
çocuklarımız tartışılsın. Ne yazık ki son yıllarda, artık son aylarda televizyonlar pek izlenmiyor, biliyor musunuz? Habertürk hariç. Habertürk'ü şöyle söyleyeyim. Dünyada yedinci oldunuz. Habertürk yükseltti ivmesini, onu söyleyeyim. Ben gördüğümü söylüyorum. Yani teşekkür ederim. Yükselttiğini görmesem de söylerim. Bunu biliyorsun. Habertürk.com da öyle. Yani yükselttiğini olarak, görüyorum. Yazar olarak söylüyorum. Ama genel olarak konuşuyorum ben. Genel olarak insanlar televizyondan uzak duruyor artık. Aynı kişiler her akşam aynı televizyonda her konuyu biliyorlar. Böyle bir şey olamaz. Ama mesela Türkiye'nin gerçekten, yani her şeyimizi tartışıyoruz da çocuklarımızı niye tartışmıyoruz? Eğitimi niye tartışmıyoruz? Şimdi en önemli tartışma şu. 500 yıl önce Avrupa'da yapılan bir tartışmayı biz bugün yapamıyoruz. Çocuk kimin? Çocuk kimin ya? Ben Cumhurbaşkanı oldum ya da Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan gelecek, ben dindar nesil yetiştireceğim. Ben geleceğim, ben matematik bilen çocuk yetiştireceğim. Kişiye göre mi değişecek bu yani? Kişiler seçilince değişecek mi? Bir, çocuk ailenin değildir. Çocuk toplumun değildir. Çocuk devletin değildir. Hiçbirinin değildir. Ama ailenin de, toplumun da, devletin de görevleri vardır çocuğa karşı. Biz o görevlerimizi yapacağız. Didem Hanım'ın kızı var. Didem Hanım diyebilir mi? Ben kızıma trafik ışıklarını öğretmeyeceğim. Diyemezsiniz. Ben sürücü olurum, çocuğunuza çarparım. Peki Deniz Bey diyebilir mi? Ben oğluma kuduz aşısı yaptırmam. Köpek ısırdı. Diyemezsin. Bana da zarar verirsin. Bunu deme. Çocuk senin malın değildir. Sayın Başkan, zamanı iyi değerlendirelim. Bitireyim. Ekonomi. Şimdi çocuk Suriye'nin. Çocuk kimin? Hepimizin görevi var. Dindar nesil yetiştireceğim. Hayır, senin böyle bir görevin yok. Kime göre dindar? Cübbeli Ahmet'e göre mi dindar? Tayyip Erdoğan'a göre mi? Bülent Arınç'a göre mi? Bana göre mi? Sosyaliste göre mi? Deniz Zeyre'ye göre mi? Kime göre? Sevilay Hanım'a göre mi? Kime göre? Böyle bir skalası ne bunun? Spektrumda yeri neresi? Böyle bir görevimiz, ama bizim devleti yönetenler olarak tuvalet yapmak gibi bir görevimiz var. Yani ideolojik bir endoktrinasyon çocuklara empoze edilemez. Edilemez. Ama yani Atatürk'ü... dindar nesil yetiştireceğiz de denemez, Kemalist nesiller yetiştirilecek de denemez. Aynen denemez. Evet. Bakın şu, ama şöyle. Kesinlikle bakın. Katılıyorum. Orada şu bakın. Kurucu unsurları da öğretirim devletimde. Elbette. Dini de öğretirim. Ama empoze edemez. Ama kişiye, bakın kişiye şöyle bir empoze etmek gibi görevim var devlet olarak. Matematik öğretmek gibi bir görevim var. Türkçe'de okuduğunu anlamak, bir öğretmek gibi bir görevim var. Matematik bilmezse, o cep telefonunu yapamazsa, onun torununun da yoksul olacağını anlatmak gibi bir görevim var benim. Evet. Dünyada din eğitimiyle kalkınan hiçbir ülke olmamıştır. Tarihin hiçbir döneminde. Ama fen eğitimiyle, matematik eğitimiyle ülkeler kalkınmış. Peki Sayın Başkan, zamanı iyi değerlendirelim. Dediniz ki ekonomiyle ilgili soru sormuyorlar bana. Şimdi onu kesiyor gibi yanlış anlaşılmasın. Var mı ekonomiyle ilgili sorunuz? Var Sayın İnce'ye. Ben ekonomiden çok anlamam ama güvendiğim bir ekonomist arkadaşımdan şöyle bir mesaj aldım. Geçtiğimiz sene belki diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki tutumu eleştirilirdi ama şu anda ana akım ekonomistlerle Cumhurbaşkanı aynı noktada ve yarın diyor 300 bas puan faiz inecek. Şu anda ekonominin rasyonel aklı ne gerektiriyorsa siyasi otorite de aynı yere işaret ediyor diyor. Yani 18 Kasım 2012 2002 dolar 1.57. Şu anda dolar kaç? 5.80. Yani 5 kat Türkiye fakirleşmiş. Madem o kadar rasyonel değerlendiriyorlarmış, ben de böyle değerlendireyim. Bakın, itibar meselesinden söz ediyorum. Arkadaşımızın herhalde dışarıdan Türkiye'ye bakanların ne göreceğini bilmemek gibi bir özelliği var. Kanun. Benim arkadaşım kanun, genel olarak ekonomistlerin beni ilgilendirmiyor. Kanun bakın. Burası bir hukuk devleti mi? Yetki kiminse o konuşmalı. Burayı kim yönetir? İdam Hanım yönetir. Yetki onun. Dışarıda elbette çok sert yetki onun. Burayı ben yönetmeye kalkarsam, siz yönetmeye kalkarsanız olur mu? Bir kanun var ortada. Politika faizini diyor.
Merkez Bankası'nın ilgili kurulu belirler. Bu açıklar diyor. Yetki ona vermiş. Cumhurbaşkanı hariçten gazel atıyor. Bu doğru değil. Bunu yaparsan o zaman o kuruluşun bağımsız olduğuyla ilgili kuşkular yaratırsınız. Bakın Maltepe'de miting yaptık. Açıklıyor şimdi. 150 bin kişi vardı diyor. Ya İngiliz uydudan fotoğrafa bakıyor. Metrekarede kaç kişi olduğunu görüyor. Peki sen yarın enflasyon rakamları açıkladığında, işsizlik rakamları açıkladığında, dış ticaret rakamları açıkladığında sana inanır mı adam? Ya sen daha bir mitingdeki adam sayısını bile yalan söylüyorsun, doğru söylemiyorsun. Bakın Türkiye itibar kaybediyor. Yapayalnız bir ülke olduk biz. Türkiye'nin itibar kazanması hukuklu olacak, doğruları söylemekle olacak. Ben Türkiye'deki TÜİK başkanına İstanbul'da başka çıkıyor. İstanbul Ticaret Odası başka sonuç veriyor. TÜİK başka sonuç veriyor. Böyle bir ülke olabilir mi? Yani TÜİK'in görevi rakamları ayarlama enstitüsü mü? Ya ben peki, size Merkez Bankası'yla ilgili bağımsız olması gerektiği yönündeki tespitlerinize katılıyorum. Hukuk devleti olma önündeki engeller konusunda da yaptığınız eleştirilere katılıyorum. Yalnızca şu anki gidişat genel geçer piyasaların işaret ettiği noktayla uyuşma için. 2018 Temmuz'unda mesela buna çok tezattı ve çok yanlıştı. Türkiye günübirlik ayaküstü açıklamalarla yönetilemez. Türkiye bir çadır devleti değildir. Türkiye bir hukuk devleti olmalıdır. Türkiye noter tasdiki parasıyla, poşet parasıyla, bedelli askerlikle, imar affıyla günü geçiştirmektedir. Türkiye üretmemektedir. Bakın Türkiye tohumlarında İsrail'e bağımlıdır. Türkiye'nin köy kahvelerinde satın ayran satılmaktadır. Hayvanlar yok edilmiştir. Tavuklar kuş gribiyle mahvedilmiştir. Köylü perişandır. Bunları anlatmaya çalışıyorum ben. Evet. Önceden köylü çocukları babasının bir tarlasını satardı, şehre inerdi, bir ayakkabıcı dükkanı açardı. Şimdi onu da yapamıyorlar. Şimdi yaptıkları tek bir şey var köylü çocuklar. AVM'lerde asgari ücretle günde 15 saat çalışıyor. Peki Sayın İnce, Seyrey Hanım'ın bir sorusu. Bir soru soracağım ve çekileceğim çünkü az vakit kaldı. Evet. Benim için, yani bizim için Türkiye'de bir sürü sorun var. Mesela Kürt sorunu ben yabancı bir sorun gibi görüyorum. Bizim sorunumuz, evet. Bu toprakların sorunu. Evet. Kadına şiddet, terör bunlar ayrı ama önümüzdeki 50 yıla da damgasını vuracak en büyük sorun Suriyeliler. Sayın evet. İnce. Ben bu sorunu çok önemsiyorum. Çok da kafayı takıyorum ve size soruyorum. Siz bu ülkenin yönetimde olsanız, yetkin olsanız, etkin olsanız, İdlib'den gelecekleri söylemiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kapıları açarız, göndeririz. Şu an mevcutta 4 milyon Suriyeli var bu ülkede. Evet. Yani çok büyük bir sorun olarak önümüzde duruyor ve dediğim gibi önümüzdeki 50 yıla da damgasını vuracak bir sorun. Siz ne yapardınız? Şimdi hiç geriye gitmeyin. Açıldı kapılar, geldi falan filan onları konuştunuz. Ama bir realite var. Önümüzde kocaman bir sorun var. Yüz yuvarlak top yani kocaman bir şey. Siz ne yapardınız? Nasıl çözerdiniz? Vardiye usulü, arkasından da Suriye meselesiyle son gelişmeler gibi. Vardiye usulü, vardiye çünkü usulü siyaset yapmaktan. Bu konuda ne yapacağınıza dair çok soru geliyor. Vardiye usulü siyaset yapmaktan vazgeçerdim. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı bir ülkeydi. Şu anda Türkiye hem Amerika'ya bağlı hem Rusya'ya bağlı. 12 saat Amerika'yla, 12 saat Rusya'yla. Böyle bir siyaset yok. Yok böyle bir siyaset. Yani bu Ali Cengiz oyunlarıyla Türkiye kararlı, ilkeli bir Suriye merkezi yönetimiyle diyalog kurmalıdır. Öyle mi? Kesinlikle. Çaresi yok mu? Daha açık konuşun lütfen. Ay işte açığı bu. Esad'la ya. Merkezi yönetim kim Esad? Mutlaka kurmalıdır, bunu yapmalıdır. Türkiye bir model ülkeydi Orta Doğu'da. Bir model ülkeydik. Bütün Müslümanların gözü bize bakıyordu. Şu anda sadece Sünni bloğunda işe yarıyoruz. Şiiler bize çok kötü bakıyor artık. Sünni bloğu da bakmıyor. Suudi çok Arabistan. Onlar da bakmıyor artık. Peki orada hiç olmazsa. Tam ortada böyle kaldık gibi bakın, geliyor bana. Yani o Sünni Suriyeliler Esad'la diyalog kurulursa Suriye'ye geri mi dönecekler? Yani siz toptan alın bu 4 milyonu insanı atın o hayır, zaman hayır, çöpe kurtulun. Libya'yı kaybettik. Mısır'ı kaybettik. Suriye merkezi hükümetiyle ilişki kuramıyoruz.
Sünni bloğun içinde varız. Suriye halkının yarısı bizden nefret ediyor. Bu çözüm değil. Bunu çözmenin yolu. Amerika ile Rusya ile ilişkileri yani flört ederek geçiştiremeyiz. Bunu çözmeliyiz. S-400 konusu bizim burada tartışacağımız bir konu değil. Ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Bakın televizyonda ilk kez söylüyorum. O seçim çalışmaları döneminde geçen sene Cumhurbaşkanlığı kampanyasında dünyanın 30 civarında büyük ülkesinin büyük elçileriyle iftarda buluştuk. İki arkadaşım vardı yanımda. Ünal Çeviköz ve Şule Bucak. Onlarla birlikte basına kapalı bir şekilde bu ülkelerle görüştük. Bunların içinde Kanada'dan Japonya'ya kadar, Avustralya'ya kadar hepsi var. Bana bir büyükelçi daha geçen sene ortada daha hiçbir kriz yokken Sayın İnce dedi, Cumhurbaşkanı seçilirsen S-400'leri ne yapacaksınız? Soru bu. Ortada hiçbir şey yok. Dedim ki soruya soruyla karşılık ver. Biz müttefik miyiz değil miyiz? Önce bu da bir... Amerikan elçisi mi sordu? Değil. Müttefik İngiliz sordu. Müttefik miyiz değil miyiz? Müttefikiz. Peki soru şu. Siz PYD'ye silah verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Bir yandan müttefik olacaksın. Öbür yandan silah vereceksin. Sonra bana soracaksın. Türkiye'nin güvenliğini sağlama hakkı vardır. Böyle bir şey yok yani. Ben hükümeti böyle o konuda da eleştirmem. Yani beni zorunlu arayışlara yöneltebilirsiniz dedi büyükelçi. Zorunlu arayışlarım olabilirim. Sen müttefiksen müttefik gibi davranacaksın. Tayyip Erdoğan da aynısını yapmıyor mu şu anda? Nasıl? Tayyip Erdoğan da aynısını yapmıyor mu şu anda? Yani ama o da aynı cümleleri kuruyor. Bakın ben adayım, o cumhurbaşkanı. Ama o da yani bir şekilde... Siz cumhurbaşkanı olsaydınız dedim ben. Tavır koyacaktım. Ben giderdim Suriye merkezi yönetimiyle ilişki kurardım. Peki Suriye'yle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Oradan ben isterseniz... Evet, peki Sayın Başkan, Gürkan Acır da sorsun beraberinde aynı buyurun, soru mu? Yani, tabii bağlamında bir soru evet, şöyle tamam. Yani ortalık yerde duruyor. Yani Esad'la bugün el sıkışılsa da neticede bu 4 milyon mültecinin sorunu çözülmüş olmuyor. Dünyada da şu var Sayın İnce, hani bir yanıyla demokrasi ve insan hakları, öbür yanda da güvenlik sorunu vardır. Yani bir adeta bir tahterevalli gibidir. Ne tarafa ağırlık verirseniz karşı taraf havaya kalkar. Bu bağlamda Türkiye insan haklarını mı öncelemeli yoksa güvenlik politikalarına ağırlık mı vermeli? Ya da soruyu bir başka dünyadan bir örnekle öldü gitti ama Le Pen diyordu ki ben Araplara karşı değilim ama Paris'te yaşamalarına karşıyım diyordu. Böyle bir mizahide yaklaşım vardı. Irkçı liderdi biliyorsunuz Fransa'da. Kızı aynı şekilde devam ediyor. Kızı aynı şekilde devam ediyor. Şimdi Suriyeliler ortalık yerde duruyor. Türkiye'nin bir güvenlik sorunu var. Şehirlerin asayiş sorunu var. Ülke ekonomisini doğrudan etkiliyorlar. Demografik sorunu var. Evet. Şimdi bunu nasıl halledeceksiniz? Tamam Esad'la el sıkıştınız mı? Bu iş çözülmüyor çünkü. Görünen o. Nasıl hallederdiniz Muharrem İnce şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı olsa? Siz Le Pen'in sözünü söylediniz. Ben de size Benjamin Franklin'in bir sözünü söyleyeyim. Hemen şimdi geldi aklıma. Güvenlik için özgürlüğü kısanlar bir gün ikisinden de olurlar. Harika. Çok teşekkürler bunu hatırlattınız. Bu böyle. Güvenlik için özgürlük kısılmaz. Biraz telaş olabilir. Biraz sıkıntı olabilir. Bunu göze alacaksınız. Yani... Ben Cumhurbaşkanı olsaydım mesela sizle çıkmayacaktım bu programa. Kesin. Neden? Üniversite öğrencileriyle çıkacaktım. Allah Allah. Çıkacaktım. Her şey serbest diyecektim. Kiminle çıkacaktınız? Üniversite öğrencisi. Mesela sizle de çıkacaktım. Bizde kısıtlı mı? Bizde kısıtlı mı sorunlar? Beğenmediniz mi? Hayır. Mesela tabii ki sizle de çıkacaktım ama hep sizle. Siz de program öncesi kırmızı çizgilerinizin olduğu kağıtlar da asmasaydınız. Hayır hayır. Yanlış şaka olmaz. Yapıyorsun gerçek anlaşılır. Şaka yapıyorsun. Tabii ki gazetecilerle de çıkacaktım ama mesela üniversite öğrencilerle çıkacaktım. Her şeyi sor diyecektim. Her şeyi. Özgürlük. Biz de her şeyi sorduk mesela, valla. Mesela davalarımdan hiçbirinden gitmemezlik yapmayacaktım. Dokunulmazlık istemiyorum diyecektim. Mahkemelere gidecektim. Düğmemi ilikleyecektim. Buyurun Sayın Yargıç diyecektim. Ne var ki bunda? Ben geçtiğimiz günlerde artık dokunulmazlığım yok. Geçtiğimiz günlerde bir mahkemeye gittim.
İçeriye girdim. Sanık kısmına geçtim. Düğmemi ilikledim. Buyurun Sayın Yargıç dedim. İsterseniz dedi avukatınızın yanına geçebilirsiniz. Dava konusu neydi? Şimdi söyleyecek misiniz? Anlatayım onu da. 2012 yılında Sayın Genel Başkanı'na, Sayın Kılıçdaroğlu ile birinci meclise gidiyorduk. Orada önümüzü barikatla kestiler. 29 Ekim. 29 Ekim. Ulus'ta, Ulus'taki evet, ilk meclis. Önümüzü kestiler. Biz de barikatı yıktık ve birinci meclise girdik. Kamu görevlisine mukavemet. Biz gireriz oraya. Ve ben mahkemede de şunu söyledim. Yani Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için, birinci meclise gitmek için ne sizin mahkemenizden, ne Ankara valisinden, ne Recep Tayyip Erdoğan'dan izin almak zorunda değilim ben. Bugün olsa gene yaparım. Ben bu cumhuriyetin bir öğretmeni ve bu ülkenin bir milletvekili olarak ben oraya giderim dedim. Şimdi bana hakim avukatınızın yanına geçebilirsiniz deyince hayır dedim sorun değil. Yargılanmak beni üzmez ki. Bakın herkes görevini yapacak. Yani gazetecinin bana soru sorması her şeyi sorabilir bana. Sorabilir. Cevabını sorduk dinlemek. Tabii. Soracak. Ne var ki bunda? Yani gazetecinin görevi mesela demin dışarıda konuşurken sizle konuşurken de konuştuk değil mi? Kim var dedim. Böyle böyle. Aynen de söyledim. Şu Deniz Zeyrek bir türlü Muharrem İnce'yi sevmez ama dedim. Neyse. Dedim tartışalım bakalım dedim. Ben de işte tartışmadınız. Birbirinizi sevdiniz. Aşk olsun. Madem açıkladınız ben de artık sevdiniz ben de mi Didem, Didem beni davet ettiğinde Muharrem İnce beni sevmez. Ben gelmesin. Ben de ikinizin arasını bulmak için. Hayır öyle bir şey yok. Ya benim benim öyle bir derdim yok. Yani 4 saati sonunda buzlar eridi mi? Ben de bunu soruyorum. Ben şey isterim. Sayende oldu galiba. Yani bana her tür soruyu sorsun isterim. Yani her tür soruyu sorsun. Soruyorsunuz zaten. Yani yargıç da, yargıçın görevi de o. Beni yargılayacak. Ne var bunda? Yani Sayın Cumhurbaşkanı şunu yaptı. Hayır böyle yaptım. Çıkarım. Bakın ben Cumhurbaşkanı seçilseydim bugün dolar 5.80'de değildi emin olun. Türkiye'nin sorunlarının hiçbirisi olmayacaktı. Mahkemeye gidecek. Bir görüntü yetecekti. Bir görüntü. Gidecektim mahkemeye, düğmemi ilikleyecektim, buyurun Sayın Yargıç diyecektim. Dünyanın bütün gazetelerinde yargısından korkmayan bir cumhurbaşkanı. Adil, şeffaf, her şeye hesap veren. Anayasa Mahkemesi'ni, Danıştay'ı, Yargıtay'ı birinci sınıf hakimler arasından kurayla. Böyle bu CHP'liymiş, hiç bakmadım. Onların salonlarına gittiğimde, ayağa kalktıklarında fırçalayacaktım bak. Nasıl yargıçsınız siz? Ne diye kalkıyorsunuz ayağa? Cumhurbaşkanı kim gelirse gelsin. Yargıç ayağa kalkmaz. Kalkmamalı. O da Cumhurbaşkanı'nı üzmemeli. Sayın İnce tam burada şunu sormak istedim. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu çok ağır eleştiriliyor. Çok radikal bir şekilde tutum değiştirdiği için. Tam da bu meseleler üzerine. Siz Metin Feyzoğlu ile ilgili adli yıl açılışında külliyeye gitmesi, orada bir konuşma yapması ve genel eleştirilerle ilgili ne doğru bulmuyorum gitmesini. Bakın yürütmenin başıdır Sayın Cumhurbaşkanı. Yasama, yargı, yürütme. Yargının temsilcilerinin açılış gününde yürütmenin emrinde olan bir salonda toplanmalarını doğru bulmuyorum. Bu doğru değildir. Bu bir gün ne oldu biliyor musunuz? Hakan Şükür milletvekiliydi. Ben de milletvekiliydim. Hakan Şükür TRT'de spor yorumu yapıyordu ve maaşlı, ücretli. Ben de eşimin çalıştığı okula gittim. Öğretmenler odasında sohbet ediyoruz. Ne var ne yok arkadaşlar falan. Dedim ki 13 saat fizik dersimiz boş geçiyor dedi. Aa dedim ben geleyim bu derse dedim ya. Mecliste 3'te açılıyor 15'te. Sabahtan koyun bu dersleri dedim. Ben geleyim çocukların dersi boş geçmesin. 13 saat bu fizik dersini anlatayım. Ücret de istemem dedim. Meclis başkanlığına bir yazı yazdım. Dedim ki ben şu lisede fizik derslerine ücretsiz girmek istiyorum. Bana verilen cevap. Siz yasamanın bir üyesisiniz. Derse girerseniz müfettişin, bakanlık müfettişinin sizi denetleme hakkı olur. Dolayısıyla müfettiş de yürütmenin, bakanın emrindedir. Siz yürütmenin emrine girmiş olursunuz. Derse giremezsin dediler bana. Hakan Şükür maaşlı yorum yaptı. Ben ücretsiz derse giremedim.
savunma ayağıdır, yargının savunma ayağıdır avukatlar, baro. Yürütmeye ait bir yerde toplanamaz. Onların bağımsızlığını zedeler bu. Bu doğru değildir. Ben olsaydım, Sayın İnce. Ben olsaydım orada yapmazdım. Ama son 10 dakikaya girdik. Bu değişime neye bağlı? Teşekkürler. Şimdi o devam eder. Çünkü son 10 dakika başka sorusu olan var mı? Çünkü bunu... Suriye meselesi. Yani Suriye, ben tam bence kendi Sayın Muharrem İnce'nin bundan sonraki siyasi yol haritası üzerinden ben biraz devam edelim. Bir soru hakkımı kullanayım. Şimdi özgürlük, güvenlik, özgürlüklerden yana bir tavır ortaya koydu Muharrem Bey. Evet. Tanju Bey, Muharrem Bey'e yakın bir siyasetçi. Hatta biraz önce kulaklarını çınlattık aday gösterildiği için ve kazandığı için. Onun Suriyelilere karşı çok sembolleşmiş ve sert giden bir politikası var. Onu tasvip ediyor musunuz? Hayır, etmiyorum. Kendisini de aradım. Konuştum. Doğru bulmadığımı söyledim. Nokta. Yani o başka bir şey ama ben yine de soruma cevap alamadım. Şimdi söyleyeceğim ama konudan Suriye meselesi. Yani mülteciler veya mülteci de demiyoruz, sığınmacılar. 4 milyon belki de ondan da fazla. Bu insanlar burada. Bu insanlar ne olacak? Bunların entegrasyonu sorunlu. Bunların geleceği sorunlu. Sevilen Yılmaz gitsinler mi? Ne diyorsunuz? Yani benim anladım. Benim görüşlerim ne şimdi, bu konuda ama gitsinler demekle de olmuyor. Muharrem sonuçta düşünüyor. Bakın, bir, yani Türkiye, bir net bir cevap Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'ten bu yana dış politikasında iki ayıbı vardır. Biri Cezayir'dir, biri Suriye'dir. Cezayir'in bağımsızlığıyla ilgili konuda işgalcilerle aynı tarafta olmuştur Türkiye. Fransa tarafında. Charles de Gaulle tarafında. Sonra 1985'te Özal Cezayir'den özür dileyerek sorunu çözmüştür. Birinci ayıbımız Cezayir'dir. İkinci ayıbımız da Suriye konusundadır. Yani nasıl çözülmelidir? Bakın şimdi. Oraya bakalım. Suriyeliler meselesi. Olan oldu. Ben Suriyeliler meselesi. Suriye'yi demiyorum. Olan oldu. Bir, güvenli bölge çözüm değildir. Mülteciler gelmeden önce olsaydı olurdu. 4 milyon Suriyeli Türkiye'deyken güvenli bölge çözüm değildir. 2. Türkiye Doğu Akdeniz'de zayıflamıştır. İsrail güçlenmiştir. Libya'yı kaybettik, Mısır'ı kaybettik. Bunun hesaplayarak adım atmalıyız. İkincisi budur. 3. Türkiye Cumhuriyeti halkını 82 milyonu bu konuda aynı yöne yönlendirmeliyiz. AK Parti seçmeninin Erdoğan'dan ve hükümetin politikalarından en rahatsız olduğu konu Suriye konusudur. Sayın Başkan, Sayın İnce, Suriyeliler dönmeli mi? Dönmeyecektir. Bakın dünyadaki göç hareketlerine baktığınızda, ben dünyada göç hareketlerini çok iyi bilen birisine şunu sordum. Dedim ki, dünyanın pek çok ülkesinde bu tür olaylar yaşandı. Böylesi yok. Bir yıl içinde 4 milyon kişiye böyle bir şey yok. Dünyada bunun bir örneği yok. Peki bu göç hareketlerinde dedim. Geriye dönüş var mı? Geriye dönüş var mı? Çok az. %80'i dedi dönmüyordu. Türkiye için risk oluşturur mu güvenlik açısından, başka açılardan? İyi yönetemezseniz kesin oluşturur. İyi yönetemezseniz kesin entegrasyon tam sağlanmaz. Ama iyi yönetirseniz bir zenginlik olur mu? Tartışılır. Ama elde de bir durum var. Yani yapılacak. Evet. Önemli olan sorunu çözmek burada. Yani siz Benjamin Franklin'e atıf yaparak çok özgürlükçü bir duruş sergilediniz. Ben onun ana sorunu çözmek gerekiyor. Yapmamız yani gereken burada önemli olan Le Pen'den alıntı yaptı Gürkan. Özgürlükçü Kanada Başbakanı Trudeau'dan bence alıntı yapmak gerekir. Yani siz özgürlükçü bir siyasi çizgideyseniz göçmenlere de dostane bir tavır bunun bütünleyicisi olacaktır. Öyle diyorum zaten. Evet, evet. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmalıyız. Bakın. Güvenli bölge falan diyerek bu bizim sorunumuzu çözmez. Türkiye barışın taraftarı olmalıdır. Merkezi hükümetle ilişki kurmalıdır. Doğu Akdeniz'deki gücüne yeniden kavuşmalıdır. İdlib konusunu enine boyuna tartışmalıdır. Yani verdiği sözleri tutamadı Türkiye. Soçi'de ve Astana'da verdiği sözleri tutamadı ve durum iyice karışık orada. Yani sınırları açarım. Tehdidi falan işe yaramayacaktı. Bu az önce de söylediğim gibi bir havuz problemi değildir. Teşekkürler. Türkiye'nin ciddi bir dış politikaya ihtiyacı var. Son 5 dakika Gürkan Hoca, benim de en son bir sorum olacak size. Evet, yani şimdi çok
sayıda konu başlığına değindiniz. 4 saate yakın bir süre iç siyaset, dış siyaset ama ben yemeğin gene etli bölümüne geleyim. Herkes merak ediyor. Yüzlerce mesaj aldık. Herkes soruyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde il, ilçe kurul şeyleri var, kongreleri var. Kongrelerde bir kere bizzat Muharrem İnce olarak gidecek misiniz? O kongrelerde gözükecek misiniz? Doğrudan açıklamasanız bile bazı adayları destekleyecek misiniz? Bunun başında da İstanbul soruyorum. Çünkü Sayın Canan Kaftancıoğlu herhalde gene aday olacak. Süreçler nasıl gelişir bilmiyorum ama karşısına da eski aday Cemal Can Polat, sizin bir önceki dönemde de destekleriniz aday. Bunlar çok konuşuluyor, tartışılıyor Sayın İnce. Tarafınızı, yönünüzü bu kongrelerde belli edecek misiniz? Şimdi teknik olarak mümkün değil böyle kongre kongre gezmek. Çünkü 2-3 haftada bitiyor zaten. Yani bir pazarda İstanbul, 15 kongre olabiliyor. İstanbul, bir Ankara'yı pazarda ağırlık dışı yapıyor. Ben İstanbul Kongresi'nin üyesi olmayacağım. Burada oy hakkım da olmayacak. Onlar seçilmiş kongre delegeleri olacak. Arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Kim kazanırsa iyi olan kazansın. Ve bu süreçte şekillensin. Hele bir takvim ortaya çıksın. Mesela şu anda CHP tüzüğüne göre bir yıl erteleme hakkı da var. Doğru. Yani Şubat'tan önce, 20 Şubat'tan önce olamaz. 20 Şubat'tan itibaren 2021'in Şubat'ına, 20 Şubat'ını da geçemez. Bu olasılığı güçlü görüyor musunuz? Erteleme o kadar güçlenmişken niye ertelesin ki? Şu anda nasıl? Kemal Kılıçdaroğlu çok güçlü hissediyordur kendisini. Yanındakileri istemez. Bu arada Deniz Bey'in de değişiriz aman diye. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki. Deniz Bey, 2023'te yanındakileri istemez. Aman biz değişmeyelim diye. Yani siyasette her tür atraksiyon vardır. Onun için bekleyelim, görelim. Bu arada Tanju Özcan'ın mesajı var. Tanju Bey diyor ki ben Suriyeliler konusunda söylediklerimin ve yaptıklarımın tamamen arkasındayım. Tamam, ben de söylediğimin arkasındayım. Tanju'nun yaptıklarının yani faşizmin arkasında duruyor Tanju Bey. Tanju'nun çok başarılı bir belediye başkanı olacağına inanıyorum. Suriyeliler konusundaki açıklamasını da doğru bulmuyorum. Şimdi siz 24 Haziran'dan sonra, merak etmeyin o geceyi sormayacağım. Sonrasında işte bir süre sessizliğe gömüldünüz. Siz de çok kez telefonla görüştüğümüzde ne yapıyorsunuz Sayın İnce dediğimde hep bana birinden bahsediyordunuz. Torununuzdan bahsediyorsunuz. Evet, kitap okuyorum, torunu seviyorum. Evet, Meriç. Meriç Asya. Meriç Asya. Evet. Hatta, ne güzel isim. Evet, şu anda da ekranda. Çok tatlı. Sizin için çocuk kültür değildir, torun kültürdür. Kaç yaşında? 13 aylık. Maşallah. Daha yeni yaşamış. Torun kültürdür. Maşallah. Onun için ben ne demiştim Cumhurbaşkanlığı kampanyasında? Sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım demiştim. Çok tatlı. Kendi torunum için de güzel hayaller kurmak istiyorum. Hayatınıza neleri değiştirdi Meriç? Hayata mesela şimdiden hazırlık yapmaya başladım. Matematiği nasıl öğretirim diye. Dönmeyi, çarpmayı. Fizik. Fiziği anlatmam kolay. Evet, ama. Ama ilkokul öğrencisine anlatmak nasıl diye. Onu böyle nasıl anlatırım? Yani alan hesabını, hacim hesabını toprağa kazarak işte metre, onları nasıl, yüksekliği çarpımı nasıl öğretirim? Ama Meriç ilkokula gidene kadar 2023 geçmiş oluyor herhalde değil mi? Bunu her zaman bulmuyor. Çankaya Köşkü'nde anlatırım ne olacak. Aha. Yani siz seçilseydiniz hemen akabinde doğmuş olacaktı. Evet. Yani. 1,5-2 evet. Ay sonra. Zaman, Ankara'da Köşkü, peki şu anda evinizi Çankaya tamamen Köşkü, Yalova'daki ev devam ediyor. Tabii. Nasıl efendim? Çankaya Köşkü. O burada da evet dikkat. Beştepe ne olacak? Beştepe olmayacak. Türkiye'nin en başarılı öğrencilerine vereceğim orayı. Türkiye'de ilk 5000'e giren öğrenciler bir bilim merkezi var. Niye ODTÜ'ler canım Allah Allah. İstanbul Üniversitesi var. Boğaziçi diye bir üniversite var. İstanbul Üniversitesi en köklü üniversite yani. Hayır, şöyle. Yani bir bilim merkezi. İlla bir üniversiteye ait de olmayabilir. Bir bilim merkezi. Peki Eylül ayındayız artık. Tamamen Ankara'da mısınız artık? Ankara'dayım tabii. Gezeceğim şimdi biraz da. Ne yapacaksınız? Nereyi? Yani belediye başkanlarımızdan davet eden var. Onları kutlamam lazım. Onları bir gezeceğim. Yani delegelerle biraz... Hayır. Bak Deniz Beyciğim, şurada bir anlaşalım. Ben ortaya bir iddia koydum. Ben alayım. Bak Deniz'e yüklenmeyin. Son bir gerildeyin son bir. Ben bir iddia ortaya koydum. Ben nasıl aradan sıyrıldım? Ben bu partiye iktidar yapmak istiyorum dedim. 51 günlük bir kampanya yaptım. 51 günlük kampanyada da bu partiyi 30'un üzerine taşıdım. Meydanlar doldu. Beceremedik ama başlattık. Ben şimdi iddiam ortada. Delege melege gezmeyeceğim. Orayı düzeltelim bak.
Asla. Delegeler isterse ben buradayım. İstemezlerse yanlarındayım. Bu kadar. Net. Net. İsterlerse ben buradayım. İstemezlerse salonda yanlarındayım. Peki. Bu kadar. Demirel, Kemal Bey güçlü görüyor efendim, musunuz Muharrem Bey şu anda? Bu soruya cevap vermem. Efendim Demirel yani, Demirel. Öyle mi? Demirel, Sevre Hanım bu önemli bir soruydu. Her yani, genel başkan Sevre Hanım bir saniye bu önemli bir soru. Hayır yani bütün siyasi çizgisine her baktığınızda başkan, şu anda bir seçim zaferi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu güçlü buldunuz mu diye soru Türkiye'de sordu. Türkiye'de bütün genel başkanlar her zaman Türkiye'deki siyasetin doğası öyledir. Hep güçlü. En Sevre güçlü Hanım? Anında yenmek istediğiniz söyleniyor Ankara'da. Benim Kılıçdaroğlu'nu yenmek gibi bir derdim yok. Kılıçdaroğlu bizim genel başkanımız, abimiz. Bir kampanyayı birlikte yürüttük. CHP yönetimi yeterli şeyi göstermedi ama Kılıçdaroğlu hariçtir. O gösterdi. Bunu hariç tutuyorum. Öbürlerini zamanı gelince konuşurum. Kılıçdaroğlu'nu yenmek gibi bir derdim yok. Ama Erdoğan'ı yenmek ama gibi bir derdim var. Ama karşısına çıkmak gibi bir derdiniz olabilir. Hı? Ama karşısına çıkmak gibi bir derdiniz olabilir. Erdoğan'ı yenmek gibi bir derdim var. Sevren... Bu maç bitmedi. Bu böyle yarım kalmayacak. Bana bak Muharrem diyordu ya. Sana baktım Recep diyordum ya. Bir daha bakacağız birbirimize diye düşünüyorum. Yani Sayın İmamoğlu'nun da böyle bir derdi var gibi. Olabilir tabii neden vardı. Olmasın. O da arkadaşımız. Neden olmasın? Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Hiçbir itirazım yok. Kendim kazanmış kadar sevinirim. Peki o zaman sizi artık teşekkür ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kasım 2020 Cumhurbaşkanı adayı mı diyeyim? Ne diyeyim? O partinin. O nasıl olur? O milletvekillerinin işi. Aday. Aday adayı daha doğrusu. Aday adayısınız. Söylediniz ama aday oldu. İki tür aday onlar. Biraz önce söyleyecektim. Ya siyasi parti grubu milletvekilleri aday gösterir. Ama siz aday adayısınız. Ya da 100.000 imza ile aday olursunuz. Tamam Cumhurbaşkanı ama ben adayı dediğiniz zaman milletvekilleri adına konuşmuş olursunuz. Evet, doğru olmaz. Cumhurbaşkanı adayı diyorum o zaman. CHP'nin ben, başka bir adayı olma ihtimali de %50'nin epey üstünde. Ekrem İmamoğlu da bu anlamda güçlü bir aday görünüyor şu anda. Ben bütün bu 4 saatin sonunda şu lafla özetleyeceğim rahmetli Demirel'in. Siyasette 24 saat bile çok uzun zamandır. Tabii. Bekleyip göreceğiz. Vallahi 4 yıllık diplomam var. Aday olma hakkım da var. Olmayanların canı çeker diye daha fazla diploma konusunu tartışıyor. Sayın İnce yapmayın. Bu tartışmalar bence size o dönemde zarar diplomanın verdi. Diplomanın yarısı bulundu ama ya. Yapmayın. Valla yarısı. 2 yıllığı bulundu. Diğer 2 yıllığı yok. Bakın Sayın İmamoğlu bu polemiklere girmedi. %54 aldım diyor. Girdi ama. Diplomasıyla ilgili bir manşet oldu. Ama Muharrem Bey bunu çok büyük bir güzel yapmış. Arkadaşlar her yoğurdun bir yiğit yiyişi vardır. Sayın İnce çok teşekkür ediyorum. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi. Özlemişim ben de konuşmayı. Soruları ters oldu. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi. Onu bilerek ters söyledim. Ha pardon. Her yoğurdun bir yiğit yiyişi vardır. Ha okey tamam. Peki. Ben esnafı anlamadım. En azından daha önce haber yapmamışız. Telafi etmiş olduk. Gazetecilik görevimiz de yaptı. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Sayın Muharrem İnce konuğumdu. Sevgili gazeteci arkadaşlarım Gürkan Acır, Nagihan Alçı, Sevilay Yılman, Deniz Zeyrek sordular. Ben de modere etmeye çalıştım. Çok teşekkür ediyorum onlara ve Sayın Başkan size de sağ olun geldiğiniz için, sorularımı yanıtladığınız için. Hepinize teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. İyi geceler diliyorum efendim. Hoşçakalın.